Herkese merhabalar. LGS Fan hızlı son tekrara hazır mısın Tonguç Evladım Bey? Harika bir şekilde seninle beraber hızlı son tekrarımızı yapacağız. Detaylı son tekrarımızı yapmıştık. Programımıza uygun bir şekilde biliyorsun. Çok detaylıydı hocam. Detaylı son tekrarın hepsini tamamladık. Şimdi de Tonguç Evladım Bey'im hızlı son tekrarlara geldik. En son olarak da dünyanın en verimli canlı dersimizle yani dev sayısal, dev sözel dersimizle bu işi noktalayacağız diyoruz. Ve gerçekten de süper bir LGS bizi bekliyor hocam, diyoruz. LGS 2024 soru olacak. LGS 2023'e bak. Bakıyoruz evladım benim. LGS 2023'teki fen sorularını teker teker inceliyoruz. Çıkmış örnek sorulara bakıyoruz. Ve bunların ışığında diyoruz ki bu konudan bu sorular gelebilir, bu konudan bu sorular gelebilir. Tabii LGS 2023 doğmuş evladım benim. Deprem senesi olduğu için 2023'te sadece birinci dönem konularından çıktı. Ama şimdi 2024'te tüm senenin konuları var. Gel seninle beraber bugün neler yapacağız onu göstermek istiyorum sana. Bir kere yeni nesil sorular çözeceğiz. Aynı zamanda özet konu anlatımlarımız var. Bilmemiz gerekenleri sana hatırlatacağım. Aynı zamanda konu ve soru analizleriyle başlayacağız dersimize. Burada hangi konudan kaç tane soru gelir bunu bakacağız. Ardından da Tonguç abim çok mini, hızlı, jet hızlı. Burada hızlı son tekrar zaten. Hızlı tekrarda özetin özetinin özetini konu tekrarları yapacağız. Detaylı son tekrarda çünkü daha detaylısını yapmıştık. Ardından Tonguç Eylül abim bilmemiz gerekenleri hatırlatıp sana çok güzel ama harika yeni nesil sorular çözeceğiz diyoruz. Ve hadi bakalım bir ve ikinci dönem olmak üzere biz aslında 8. sınıfta farklı konular gördük. Ve bu konuları hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamak bile istemiyorsun. Evet, öyle yeter de. Artık. LGS'den sonra bütün kitaplarımı yakacağım. Hayır öyle bir şey deme. Öyle kitap yakılmaz asla ama gerçekten LGS'den sonra bir tatil, bir ara verme. Böyle gerçekten bir yan girip yatacaksın. Bak birinci dönemde biz mevsimler ve iklimle başlamıştık. DNA, genetik kod, basınç. Ardından da madde ve endüstrinin yarısına kadar gelmiştik. Isıya kadar gelmiştik. Ardından Tonguç'um madde ve endüstrinin yarısı, diğer yarısı ısı sıcaklığı işledik ve basit makineler, enerji dönüşümleri ve çevirebilme, elektrik yükleriyle bu işi noktaladık. Şimdi seninle beraber bu 7 tane ana üniteyi baştan sona kadar hepsini hızlı, detaylı değil, hızlı son tekrarını yapacağız. Ardından Tonguç Eren Bey'im hem sınava uygun yani burada LGS 2023'te çıkan sorulara benzer sorular da çözeceğiz. Aynı zamanda bütün konuları tarayacağız. Onu da söylemek istiyorum. Ve bunu yaparken şimdi seninle beraber bir ilk başta konu soru analizi yapmak istiyorum. Yani mevsimler ve iklimde hangi alt konulardan soru çıkacak ona bakmak istiyorum. Bir kere soru çıkacak mı? Evet. Mevsimler ve iklimden %100 soru çıkıyor. Zaten bütün ünitelerden %100 soru çıkıyor. Peki mevsimler oluşumundan nasıl soru çıkar? Mevsim oluşumundan kesin soru gelir. Hava olaylarından birazcık daha düşük ihtimal. Meteorolojiden düşük ihtimal. İklimden soru gelme ihtimali birazcık daha fazladır. İki tane soru bekliyoruz buradan. Hani bu ikisi gerçekten de önemli diyoruz. Zaten bunları bilerek bunu yapabiliyorsun. Bunu da unutma. Geldik mesela DNA genetik kod. En kapsamlı en geniş ödemiz. Bak Tonguç Eren en önemli şeylerden bir tanesi de bu işi gerçekten sağlam bitirebilmek için ve şu anda gerçekten başarılı olabilmek için ne yapmalısın biliyor musun? Deneme çözmesi. Yani mesela bu alt konuların hepsi bu denemelerimizde sayısal, sözel, detaylı analizlerimiz var. Bak bu detaylı analizlerde mesela fende bak modifikasyon konusundan soru gelmiş. Basit sabit makara eğik düzenleme soru gelmiş. Mevsimin oluşumundan soru gelmiş. Yani bu alt konuların hepsini bilmek zorundayız. Ve hangisinde eksiğimiz olduğunu anlayabilmek için de optik formlu deneme çözmelisin. Optik formlu deneme çözünce optik formlu da alışıyorsun bu arada. Ve bu sayede Tonguç Eren Bey'im senin hangi eksiğin olduğunu tespit ettikten sonra ne yapacağız? Ondan sonra tekrarlarımızı buna göre yapacağız. Onu da unutma. Önemli olan nokta eksiklerini kapatabilmek. Bütün LGS çalışması. Yanlış çıkacağım orayı mı? Aynen. Hiç üzülme. Çok iyi bir şey. %100 çıkacak DNA genetik kod konusu ve inanılmaz değerli bir konu. En az 3 tane sorusu var. DNA genetik kodun DNA kısmından bir tane kesin. Kalıtımdan belki bir, belki 2 tane soru gelebilir. Çok değerli bir konu. Mutasyon ve modifikasyondan gelme ihtimali yüksek. Adaptasyondan birazcık daha düşük Tonguç'un. Biyoteknolojiden birazcık daha düşük diyebiliriz. Burada soru dağılımı olmak üzere ilk 3 konuya odaklanmak çok önemli diyorum ve basınç konusuna baktığımız zaman katı basıncından her sene soru geliyor istisnasız. Sıvı basıncından gelme ihtimali yine var Tonguç Eren Bey. Açık hava basıncından birazcık daha az. Basınç ve günlük yaşamdan da birazcık daha fazla diyebiliriz ama bu ikisi gerçekten katı ve sıvı basıncı her sene sorulan konulardan bir tanesi diyorum ve madde ve endüstri çok geniş bir ünite bu arada. Bu arada bunları da yazmadık. Bundan %100 soru gelecek zaten. Ya hepsinden %100 çünkü fende 7 tane konu var. Yani çok az konu olduğu için buradan kesinlikle çok daha fazla soru gelecek. Periyodik sisteme baktığımız zaman kesinlikle bir sorusu var. Kesinlikle. Fiziksel ve kimyasal değişimler düşük ama
Kimyasal tepkimelerden kesin soru var. Bu konu çok geniş bir ünite bu arada. Bunun 3 veya 4 tane sorusu var. Asit baz her sene çıkan bir şey. Isı ve hal değişiminden de soru gelme ihtimali yüksek Tonguç evladım benim. Ama tekrar söylüyorum, bu ünite çok geniş bir ünite. Dolayısıyla her tarz soru gelebilir. Hal değişiminden soru gelme ihtimali de var. Isıdan da, ısıdan da soru gelme ihtimali var. Hepsinin detaylarına bakacağız seninle. Basit makinelere baktığımız zaman kesinlikle sorusu var. Her bir ünitenin kesinlikle sorusu var. Peki hangi konulardan çıkar? Bak burada ilk dördü çok önemli. Makaralardan kesinlikle soru gelmesini bekliyoruz. Kaldıraçlardan birazcık daha az ihtimal. Eğik düzlemden birazcık daha az ihtimal. Çıkrıktan birazcık daha az ihtimal. Ama bunların hepsinin ihtimali %80 az dediğimde bakma sen, hepsinden soru gelir. Dişi çarklardan çok az ihtimal. Kasnaklardan çok az ihtimal diyebiliriz. Ama bu dördü bizim için önemli. Bir veya iki tane soru gelmesini bekliyoruz basit makinelerden. Dolayısıyla gerçekten... Basit makineler basit bir konu değil mi? Evet, basit bir konu, merak etme. Ve enerji dönüşümleri içeriyor. Son üniteler artık bitiyoruz. Besin zincirinden, enerji akışından kesin soru gelir. Enerji dönüşümlerinden yani fotosentez ve oksijen solunumundan kesin soru gelir. Madde döngülerinden birazcık daha düşük bir ihtimal diyebiliriz. Sürdürülebilir kalkınmadan da birazcık daha düşük bir ihtimal diyebiliriz. Ama bu ikisinden soru gelme ihtimali çok yüksek. Bu ünite de geniş bir ünite. 2 veya 3 sorusu var diyebiliriz. Bu mesela geçen sene çıkmamıştı. 2020'de de çıkmadı. Pandemi senesi ve deprem senesinde çıkmadı. Sadece birinci dönem konuları vardı çünkü. Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi kesinlikle soru gelir mi desem... Burada bazen tereddüt ediyorum. Bazı senelerde hiç sormadılar. Çok enteresan. O yüzden %80 yazdım buna. Elektrik yükleri ve elektriklenmeden soru gelme ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Gerçekten de çok yüksek. Elektrik yüklü cisimlerden de yine çok yüksek diyebiliriz. Elektrik enerjisinin dönüşümünden de birazcık daha düşük diyebiliriz Tonguç'um. Burada unutma, elektriklenme dediğimiz sürtünme ile elektriklenme neredeyse... Elektrik sorusu gelirse her zaman sorulan sorulardan bir tanesi. Unutmayalım, elektrik yüklü cisimlerde... Her zaman sorulan sorulardan bir tanesi, yüksüz cisim yoktur Tonguç'um, nötr cisim vardır. Artı ve eksi yükler birbirine eşitse buna biz nötr cisim deriz. Yüksüz asla cisim olmaz diyorum. Bunu da unutma diyorum. Hadi bakalım o zaman, süper bir şekilde dersimiz başlasın. Hadi bakalım. Hemen bakalım evladım benim. Bakalım hocam. Dünyanın ekseni değil. Fazla uzatmayacağım. Güneş burada, dünya burada. Dünya güneşin karşısında boynunu bükmüş bir şekilde dolaşıyor. Dünya güneşin karşısında boynunu bükmüş bir şekilde dolaşırken evladım benim. Şunu unutmayalım. Aşırı önemli. Sen yazın kafandan, tependen, yukarıdan tam dik bir şekilde, dike yakın bir şekilde ışık geldiği zaman ne olur? Yanarsın. Benim yanıyor hocam. Ama... akşam... Adana'da güneş ateş ediyorlar hocam. Aynen, akşam güneş batmaya yakınken ne olur evladım benim, birazcık daha serinler hava. Aynı oradaki gibi mantık, özellikle örnek sorularda Milli Eğitim Bakanlığı bunu çok sordu ve şu anda da tekrar söylüyorum, şu var ya, şu inanılmaz değerli bir özellik. Bu nedir evladım benim? Bir kere evladım benim, burası gerçekten bizim için değerli. Dike yakın açılarla gelirse ne olur evladım benim? Buradaki ısı fazlalaşır, sıcaklık artar. Burası dike yakın ışıklarla, açılarla geldiği zaman. Peki dikey yakın değil de dikten uzak, yani daha eğik açıyla gelirse ne olur? Burada da evladım benim aslında sıcaklık az olur ve aynı zamanda kış mevsimini gibi düşün, yani böyle kış mevsimi, burası da yaz mevsimi gibi düşün. Gölge boyu hangisinde daha fazla olur? Güneş tepeden geldiği zaman, birazcık eğik geldiği zaman mı? Eğik geldiği zaman. Harikasın. Gölge boyu burada fazla olur, gölge boyu burada az olur. Bunlar acayip önemli. Sınavda %100 çıkıyor. Gerçekten hiç abartmıyorum. Bak, güneşi %100 çıkar diyorum. Eğer güneşten gelen ışınlar eğer bir bölgeye dike yakın açılarla geliyorsa o taraf yaz oluyor, diğer tarafta kış oluyor. Dünyayı iki parçada düşünüyoruz. Dünyanın üst kısmı, ekvatorun üstü kuzey yarımküre, altı da güney yarımküre. Biz hangi yarımküredeyiz evladım benim? Kuzey. Kuzey yarımküredeyiz. Türkiye olarak yukarıdayız. Dünyanın üstündeyiz. Tebrik ediyorum, hemen şöyle düzeltelim ekranımızda. Dünyanın üst kısmındayız. Maşallahımız var. Peki alt kısmında ne var? Güney Afrika, Arjantin, ondan sonra Avustralya falan filan, bunlar güney yarımkürede. İşte biz kuzey yarımkürede olarak hangi mevsimde biz yaz mevsimi yaşıyoruz? Yaz mevsimi. 21 Haziran. 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşıyoruz. 21 Haziran bölümünde yaz mevsimi yaşıyoruz ve o bölgede güneş ışınları dike yakın açıyla geliyor. İşte burada bak, dike yakın açıyla geldiği Türkiye'yi söyleyebiliriz.
Yani 75 derece falan filan demiş ya. Hangisi seç bakalım diyor. Türkiye mi Güney Afrika mı? Evet, gerçekten de Güney Afrika, pardon, Türkiye diyebiliriz burada. Aynı zamanda bu kısmı ise eğik açılarla geldiği için Güney Afrika diyebiliriz. Hello Afrika, tam iyi haydi. Tebrik ediyorum seni. İşte bak, burada şunu da unutmamak gerekiyor. Burada şunu da unutmamak gerekiyor. Eğer Güney Afrika ve Türkiye'de bu şekilde açılar oluşuyorsa Güney Afrika'da kıştır, bizde de yazdır. Peki kış olan bir yerde gece mi daha uzun olur, gündüz mü daha uzun olur? Gece. Evet, harikasın. Peki bizde gündüz mü daha mı, gece mi daha uzun olur? Bizde gündüz uzun olur. Aynen öyle. Hatırlıyorsan yazın akşamları hava çok geç kararır. Gündüz daha uzundur. İşte bak, bu da çok sevdiği, LGS'de çıktı yine çıkacak dediğimiz. Yani gündüz süresi gece süresi. Gündüz süresi gece süresini böyle barlarla vermeye bayılıyorlar. Neden biliyor musun? Bak, bu beyaz kısma gündüz, kara kısma gece diyoruz. O zaman gece daha fazla. Peki tam ortada olduğu zaman ne olur? Ekvator. Eşit. Yani gece gündüz 12'şer saat hiçbir zaman değişmiyor. Böyle bir ülke var mı? Evet var. Ekvatordaki bütün ülkelerde gece gündüz süresi eşit değişmiyor diyebiliriz evladım benim. O zaman seninle beraber bunu anladıktan sonra hemen sana çok özel tarihleri göstermek istiyorum. Bunları gösterdikten sonra zaten mevsimlerin oluşumuyla alakalı bir sorumuz cepte, garanti net. Bitti. Hadi bakalım o zaman. Seninle beraber birinci konumda bakalım. Şimdi evladım benim, dört tane ana tarih var. 21 Haziran. Burası aşırı önemli. Birinci konum. Hatta şöyle yapalım. Birinci konum, ikinci konum demiş. Acaba ne olabilir diye soruyor bize. Şimdi birinci konumda dikkat et. Türkiye'de bilim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarı aşırı seviyor. LGS'de bu çıktı, yine çıkacak diyorum. Burası. Bilim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarı fazla Türkiye'de ama Güney Afrika'da az. O zaman demek ki biz burada yaz mevsimini yaşıyoruz ve birinci konumda Türkiye yaz mevsimini yaşıyor. Peki Türkiye yaz mevsimini yaşıyorsa hangi mevsim? 21 Haziran civarı diyebiliriz. İşte birinci konumumuz burası aslında. O zaman 21 Haziran diyelim burayı. Acayip önemli. Sonra 21 Mart. Sonra 23 Eylül. Dünya çünkü saat yönünün tersine dönüyor güneşin etrafında. Sonra 23 Eylül geliyor. Sonrasında 23 Eylül'de ekinoks dediğimiz gece gündüz süresi 12 saat oluyor. Ardından 21 Aralık geliyor. 21 Aralık geliyor. 21 Aralık'ta biz kış mevsimini yaşıyoruz. Çünkü dünyanın üst kısmında, dünyanın alt kısmına dikey yakın açılarla geliyorken dünyanın üst kısmına eğik açılarla geliyor. Yani bizim bulunduğumuz kısma. Burada ise dikey yakın açılarla dünyanın üst kısmına geliyorken aşağı kısma, yani güney yörüngüye eğik açılarla geliyor. Önemli olan bu. Unutmayalım. Aşırı önemli iki tane grafik göstermek istiyorum. Gündüz süresi 21 Haziran'da Türkiye'de çok fazlayken diğer zamanlarda düşüyor. 21 Aralık'a doğru düşüyor. Ama tam tersine gölge boyu ne oluyor evladım benim? Gölge boyu da bunun tam tersi. Yani gündüz süresiyle gölge boyu grafiği tam tersi. 21 Haziran'da gölge boyumuz kısalıyor. Aynen, gölge boyumuz çok kısalıyor. Bu LGS'de çıkma ihtimali çok yüksek bir konu. Gerçekten sana şunu söylemek istiyorum. Oğlak dönem öncesi yengeç dönemi çıkmaz da bu çıkar işte. Bu grafikleri, bu yorumlamaları bekliyorlar bizden. Özellikle yorum bekliyorlar bizden. Nasıl yorum yapacak acaba bu öğrencimiz? Yani acaba gerçekten de gölge boyunun gündüz süresine göre değişimini yorumlayabilecek mi arkadaşımız? Veya birim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarının dikey yakın açılarla gelmesini yorumlayabilecek mi arkadaşımız? Özellikle birim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarını örnek sorularda çok sordular ve aşırı seviyorlar. Demek ki örnek soruda çıkacaksa gerçek sınavda da hayli hayli çıkar diyoruz biz. Unutmayın, şu üç grafik aşırı önemli ve Türkiye bazında biz bu işleri bilmemiz gerekiyor. Özellikle Türkiye'miz, yani ay yıldızımız ne durumda onu bilmemiz. Asır bayrakları. Aynen öyle. 21 Haziran'da gündüz süresi en fazla, 21 Aralık'ta en az. Gölge boyu 21 Haziran'da en az, 21 Aralık'ta en fazla diye lütfen aklınıza kazıyın. Ama bu Türkiye. Peki Güney Afrika'da ne olur? Hello Afrika, tabii haydi. Bunun tam tersi olur. Bak dikkat et. Gündüz süresi ısı enerjisi miktarı bu kadar, bunda bu kadar. Bu artınca bu azalıyor. Çünkü Güney yarım küre ile Kuzey yarım küre birbirinin tam tersi. Biz yaz yaşarken onlar ne mevsimi yaşıyorlar mı? Harikasın. Biz kış yaşarken onlar ne mevsimi yaşıyorlar? Harikasın.
O zaman bunu anladıktan sonra hava olaylarına geçelim. Rüzgarın oluşumunu gerçekten Milliyetin Bakanlığı önemsiyor. Hayır, o kadar basit değil. Rüzgar aslında yatay yönlü hava akımı, hava hareketi diyebiliriz. Peki nasıl oluşuyor? İki tane basınç alanından dolayı oluşuyor. Yüksek basınç alanı, alçak basınç alanı. Bak evladım benim, özellikle son yeni nesil sorularda şuna çok önem vermeye başladı Milliyetin Bakanları. Gerçekten Milliyetin Bakanlığı, şunu hemen sana şöyle göstermek istiyorum, pardon. LGS'de çıkarsa şaşırma diyorum. Gerçekten LGS'de çıkarsa şaşırma. Neden? Şöyle noktalar veriyor. Çok fazla nokta varsa. Bu ne demek evladım benim? Çok fazla nokta varsa. Nemli. Hayır. Çok fazla nokta varsa yüksek basınç alanı demek. Çok az nokta varsa burada mesela. Alçak basınç. Alçak, işte bu kadar. Bunu bilmen gerekiyor. Özellikle yüksek basınç alanında alçaltıcı hava hareketleri, hava görülüyor. Hava açık oluyor ve yağış gözükmüyor. Ama alçak basınç alanında yükseltici hava hareketi, o yüzden yükseliyor. O yüzden az kalmış burada, görebiliyor musun? Eğer burada alçalmış, o yüzden çok fazla tanecik var. Burada yükselmiş, zaten gitmiş yukarıya. Burada bir şey kalmamış ki. Yükseltici hava hareketleri, hava bulutlu oluyor bu bölgelerde alçak basınç alanında. Ve yağış görülme ihtimali çok fazla oluyor. İşte deniz meltemi dediğimiz şeyin oluşma prensibini sana göstermeye çalıştım. O yüzden rüzgar güllerini bu kenarlara yapıyorlar ki hani rüzgar essin, esince de çat diye hemen elektrik elde ederim diye. O da aklında bulunsun diyorum. Evet, geldik. Yeryüzüne yakın bölgelerde görülen hava olaylarını gösteriyorum. Hızlı geçeceğim. Hiç fazla uzatmayacağım. Abartmayacağım. 0 derece üzeri 0 derece altı. Bir kere bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer yeryüzüne yakın bölgelerde su damlacıklarıyla oluşan bir şey varsa çiğdir. Eğer 0 derece altında buz parçacıkları oluşan bir şey de kırağıdır. Ve 0 derece altı veya üstü fark etmez. Yüzey bulutu. Bak, bunun diğer bir adı da yüzey bulutudur. Yani yeryüzü bulutudur. Yani bulut aşağı iniyor, sis oluyor işte. Bitti bu kadar. Göremiyorsun hiçbir şeyi. Gökyüzüne yakın bölgelerde olursa yağmur, kar dolu oluyor. Yağmur 0 derece üzeri. Zaten çok fazla soğuk olunca kar oluyor. Dikkat etsen 0 derece altı oluyor. Dolu da 0 derece üstü veya altı fark etmez. Yazın ortasında dolu yağıyor. Bir anda böyle şok etkisiyle hani buzlaşınca yukarıdaki nem çat diye aşağıya düşüyor. Arabalara zarar veriyor, evlere zarar veriyor. Birazcık yarın dolu olacak. Araçlarımızı kapanıyor. Evet, tebrik ediyorum. Harikasın evladım benim. İklimde de şunu bilmemiz gerekiyor. Ülkemizde görülen iklim tiplerini son senelerde çok soruyorlar. Nedense bilmiyorum ama sana hemen göstermek istiyorum. Ülkemizde... Hocam, ülkemiz hangi iklim tipleri görüyor? Evladım, tabii ki ülkemizde hangi bölge var? Akdeniz bölgemiz Akdeniz. Var. Aynı zamanda başka hangi bölgemiz var? Karadeniz. Hadi Haçen hemen. Oy uşağım. Harika, seviyorum seni. Evet, Nilabi Allah'ım. Horon tepiyorum hocam. Horon tep evladım. Aynı zamanda bir de İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgemizde özellikle karasal iklim gözüküyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Mesela Erzurum deyince hemen ne diyeceksin? Karasal iklim diyeceksin. Rize deyince ne diyeceksin? Karadeniz iklimi diyeceksin. Aynı zamanda Akdeniz'i Antalya deyince ne diyeceksin? Akdeniz iklimi diyeceksin. Bunları bilmemiz gerekiyor. Akdeniz. İklim ne demek biliyor musun? Bak, dikkat et. Bu tabloları son zamanlarda vermeye başladılar. Bu tablolar şu demek evladım benim. Bir yağış var böyle, yağış. Bir de sıcaklık var. İkisini aynı anda veriyorlar. Bu çizgi, kırmızı çizgi. Hani çizgi grafiklerini matematikte öğrenmiştik ya. Aslında bizim sıcaklığı takip ettiğimiz çizgi. Yani şu sıcaklık takip. Şu sıcaklık takibi, buradaki sıcaklık değerleri 20, 15, 5, 0, eksi 5, eksi 10, eksi 25 falan filan, bunları sıcaklık değerleri. Aynı zamanda şu barlar var ya evladım benim, böyle çubuklar var ya, sütunlar. Bu sütunlar da yağışları gösteriyor bize evladım benim. Bu yağışların ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Dikkat et, sıcaklık artınca yağış ne oluyor? Azalıyor. Azalıyor. Sıcaklık artmış, aa burada hiç azalmamış yağış ya. Ya oha, sürekli yağış olan bir bölge söyle bana. Tabii Karadeniz. Ki Karadeniz bölgesi. Ama dikkat et, yağışlara bakar mısın? 180, 160. Burada daha az. Burada çok çok daha az. Çünkü karasal iklimde yağış çok az olur. Onu da bilmemiz gerekiyor. Geniş bölgelerde incelenen, uzun yıllar içinde aynı kalan ortalama hava şartlarına biz iklim adını veriyoruz. Aşırı önemli. En az 25-30 yıllık araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Neden bu kadar buna bu kadar değindim? Çünkü bu grafikleri örnek sorularda çok vermişler. Çıkma ihtimali çok yüksek. Lütfen dikkat ederim. Seninle ilgili bir soru çözemezsen. Şimdi geldik. İklim hava. Hemen iki saniyede göstereceğim. Geniş bölgede en az 25-30 yıllık hava durumuna ait veriler. İklim. Dar bir bölgede günlük yapılan gözlemler. Hava olayları. Harika. Meteoroloji falan. Klimatologların çalışma yaptığı iklim bilim dalı. Bak, klima. Aynen.
İklim. Meteorologların çalışma yaptığı bilim dalı meteoroloji, hava olayları. Meteoroloji hava olayları ile bağlantılı, unutmayalım evladım. Şimdi küresel iklim değişikliği ile alakalı birkaç tane makale var. Onları göstermek istiyorum sana. Göstermeyeceğim, daha sonra ufak değineceğim. 2019'da yayınlanan IPCC raporu sonuçları sanayi devriminden sonra yerkürenin ortalama sıcaklığının artı bir derece Celsius arttığını gösterdi. Dünya üzerinde görülen fırtınanın daha sık ve şiddetli yaşanmasına yol açıyor bunlar diyor arkadaşlar. Nedeni de küresel ısınmanın etkisiyle atmosfer ve deniz sıcaklıklarının artması. Yani dünyanın dengesini mahvediyoruz İmelan Bey. Nasıl mahvediyoruz? Çünkü kötü yakıtlar kullanıyoruz. Hiç önemsemiyoruz. Vur patlasın, çal oynasın, eleniyoruz. Halbuki dünyanın geleceğini düşünmemiz gerekiyor diyoruz. Hadi bakalım o zaman artık yenisi soruyla gidelim. Fazla uzatmayalım. Challenge. Ve challenge'ımız başlasın. Challenge bir şekilde, harika bir şekilde mücadelemize başlayalım evladım benim. Hadi bakalım. Ama öncesinde ben sana hemen şunu söylemek istiyorum. Buradaki tarihler çok değerli. Hatırla. Tabuda bazı tarım ürünlerinin kuzey yarım kürede hasat zamanları verilmiştir. Şekilde ise dünyanın güneş etrafındaki hareketi ve konumu aşağıdaki gibi modellenmiştir demiş. Verilen konumlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Yunanistan, İtalya, kuzey yarımkürede bulunmaktadır demiş. Şimdi Türkiye'yi zaten biliyoruz. Türkiye kuzey yarımkürede, tamam. K aralığında verilen konumlar Türkiye'de bezelye hasadı yapıyor. Bezelye'nin hangi mevsimde? Yaz mevsimi. Yaz. O zaman K aralığında Türkiye'de yaz mı? Bir bakalım. Şimdi ilk başta şöyle düşünelim. Dünya bak, ekvator burası. Şunu unutma. Sol tarafında olunca hep de aynı şekli verdikleri için sana söylüyorum. Dünyanın kuzey yarım küresine dikey yakın geliyor ve 21 Haziran oluyor. Sağ tarafı ise güney yarım küresine dikey yakın geldiği için 21 Aralık oluyor. Burası 21 Aralık'tan sonra 21 Mart geliyor evladım benim. Ve aşağıda da 23 Eylül var. Bunlar ekinokslar, 21 Mart ve 23 Eylül. Şimdi söyler misin bana, 21 Aralık'tan 21 Mart'a giderken bizde yaz mı yaşanır, kış mı yaşanır? 21 Mart'tan 21 Aralık. 21 Aralık'ta kıştır canım, kış. Ya işte bu bölgede, o zaman biz bu bölgede kuzey yarım kürede kış, bu bölgede yaz yaşarız 21 Haziran bölgesinde. Sonrasında ne gelir evladım benim? Sonbahar gelir. Yazdan sonra sonbahar gelir. Sonra kış gelir. Sonra evladım benim ilkbahar gelir. Şimdi o zaman hepsini bulduk mu evladım benim? Evet, o zaman bitmiştir olayımız. K aralığında Türkiye'de bezel yasadı. Nein, olmaz. İhzibe dih. Olmaz. Evet. Ne aralığında? Yunanistan'da portakal hasadı yapılıyor. Portakal. Orada kal. Tebrik ediyorum seni. Yunanistan demiş. Yine kuzey yarımkürede. Kış mı acaba? Ne aralığı? Sonbahar. Hayır, olmaz. Nine diyoruz. M aralığında İtalya'da böğürtlen hasadı yapılıyor. M aralığında yaz diyoruz. Yaz, evet, böğürtlen yaz bitkisi ve İtalya kuzey yarımkürede, işte bu kadar. Harikasın. L aralığında Türkiye'de havuç hasadı yapılabilir. Bu örnek sorularına çok çıktı. Lütfen ama LGS'de çıkarsa şaşırma diyorum buna. L aralığında Türkiye'de havuç hasadı yapılabilir. Havuç kış bitkisi de ne demişti? L aralığı. L ilk bahardı. Hayır, kusura bakma, patladın. Cevabımızın Cadana seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane daha. İşte ben size şunu söyledim. Bunu çok seviyorlar. Lütfen ama lütfen LGS'de %100 gelir diyerekten bu soruya gösteriyorum. Çünkü bu tarz açılarla ilgili bir şeyleri göstermeye bayılıyorlar. Çok enteresan. Dikkat eder misin? 21 Aralık'ta 73,5 derece ama 21 Haziran'da 26,5 derece gelen bir yer hayal et. Normalde 21 Haziran bizde yaz değil midir evladım? Evet. Ama bakar mısın, kış. 21 Aralık'ta ise burada da yaz olmuş. Bakar mısın? Bitkiler ağaç açmış, ağaçlar falan yaprak açmış falan. O zaman demek ki burası hangi yarım küre? Güney yarım küre. Harikasın. O zaman ben buradan GYK olduğunu söyleyebilirim bunu. Hemen devam edelim. Bir ağaç dönüm farklı mevsimde durmaymıştır. Buna göre farklı tarihlerde güneş ışınlarının gelme açıları dikkate alındı. Aşağıdaki hangisi tespit edemez? Şehrin dünya üzerinde hangi yarım kürede olduğu bildik bile. Geçtik. O zaman biliyoruz bunu. Hangi tarihte ağacın gölge boyunun en uzun olduğu? Zaten gelme açısına göre burada daha uzun bir gölge boyu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kış mevsiminde daha uzun gölge boyu var. Bunu da söyleyebiliriz. Hangi tarihte gündüz süresinin en uzun olduğu? Evet, bunu da söyleyebiliriz. Çünkü 21 Aralık, 21 Haziran gündüz süresi, gece süresi güney yarımküre, kuzey yarımküre belirleyebiliyoruz. Mesela burada en uzun gündüz süresi hangisinde? 21 Aralık'ta. Evet. Güney yarımkürede çünkü. Yıllık sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinde olduğu, nereden bileyim yahu, onun dünyadaki yerine bağlı, deniz kenarında mı, karada,
şeyde mi, iç bölgelerde mi, bir sürü şeye bağlı. Günlük sıcak, yıllık sıcaklık ortalaması. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Bu tamamen iklimle bağlantılı bir şeydir. Diyoruz aşırı önemli bir şey. Bir de aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin etkilerini de tespit edemeyiz burada. Yıllık ortalama sıcaklığını belirlerken. Evet geldik. Hemen bu kalmış burada. Bak. Bir şey söyleyeceğim. LGS'de çıkarsa şaşırma diyorum. Çünkü örnek sorularda bunu çok sordular. Örnek sorularda bununla alakalı sorular geldi. Bakalım. Rize ve Erzurum illerine ait iklim diyagramları yukarıda verilmiştir demiş. Şimdi ben bunları birazcık büyüteyim. Bunlar birazcık küçük çünkü. 0, 20, 40, 60, 80. Bunlar yağış arkadaşlar. Şu yazdıklarım yağış. 140, 160, 180. Burada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Bunlar yağış. Bakın dikkat edin. Burada 20'şer 20'şer gidiyor. Burada 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. Yani güdük bir yağış var burada. Unutmayın. Güdük bir yağış olduğunu nasıl anlayabilirsin? Burası zaten yağıştı. Bunlar yağış. Bunlar yağış. Sol taraftakiler ve bu barlarla ölçülüyor. Yani bu sütunlarla ölçülüyor. Şurada kırmızı da sıcaklık evladım benim. Bak şurada şöyle takip ediyorsun ya sıcaklığı. Burada sıcaklığı böyle takip ediyorsun ya. Burada dikkat edelim. Burada bazı şeyler demiş. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Burada da eksi 25. Eksi 20. Öyle bir yer biliyor musun? Eksi 20, eksi 10 falan filan evladım benim. Kars, Erzurum. Aynen öyle. Bak Erzurum demiş zaten. 15, 20. Gerçekten de Erzurum'da sıcaklıklar eksi derecelerde çok oluyor. O zaman hadi bakalım. Buna göre bu illerle ilgili hangileri söylenebilir demiş. Rize'de yetiştirilen çay bitkisi Erzurum'da yetiştirilebilir demiş. Şimdi olabilir mi Allah'ını seversen? Çay bitkisi için ne lazım? Bol Şeker. Bol yağış lazım. Yağış. Dikkat et. Bol yağış olan bir yer mi acaba Erzurum? Hayır bakar mısın? 0, 2, 4, 6, 8. Böyle fazla gözüktüğüne bakma. Ne kadar az bakar mısın? Rakamlar 20. önemli. Ama burada da 0, 180'e kadar çıkıyor. O zaman bu yanlış bir ifade oluyor. Devam edelim. Rize'de Kasım ve Aralık aylarında Erzurum'a göre daha fazla kar yağışı gözlenir. Rize'de bir kere kar yağışı gözlemlenmez bile, çok az gözlemlenir. Çünkü bakar mısın sıcaklıklar hep 10 derece 5 derece arasında en düşük sıcaklıklar. Ama Erzurum'a bakar mısın 0 derecenin altında bayağı bir gün var, bayağı bir ay var. Dolayısıyla kar yağışı gözlemlenmez Rize'de şu anki tabloya göre. Daha çok Erzurum'da çok ciddi kar yağışı gözlemlenir. Erzurum'da Aralık ve Ocak aylarında kış turizmi faaliyetleri başlar. Evet Aralık'ta birinci ay, bak 12. ay bakar mısın sıcaklıklar eksi 10, eksi 15 civarında dolaşıyor. Ve Ocak aylarında yine eksi 10, eksi 15 aralığında dolaşıyor. Bu kırmızı grafiğe bakıyorum. O zaman bu doğru bir ifade. Cevabımızın yalnız Adana olduğunu söylüyoruz. LGS'ye çıkarsa şaşırma diyoruz. Son sorumuz hemen bitiriyoruz bu ünitemizi. Çok Allah'a çok şükür çok güzel 7 tane ünitemiz var zaten. Aşağıdaki düzenekte Alpkan ağ ortamına yanmakta olan bir mum bırakmıştır. Burada bir yanmakta mı? Bir süre sonra Alpkan rüzgar gülünün dönmeye başladığını gözlemliyor. Tamam. Buna göre rüzgar gülüyor, rüzgar gülüyor. Aynen öyle, harikasın. Alpkan'ın yaptığı deneyden yola çıkarak yargılanan hangileri oluşturabilirmiş? Şimdi burada sıcak bir ortam olmuş, burada soğuk bir ortam olmuş. Burada mumdan dolayı aslında hava yukarıya doğru çıkmış ve burada burada mumdan dolayı bir sıcaklık farkı olmuştur. Bu sıcaklık farkı olmasından dolayı da ısınan hava yukarıya doğru çıkmıştır değil mi evladım? Evet hocam. Isınan hava yukarıya doğru çıkmış. Burada o zaman alçak basınç alanı oluşmuş. Alçak basınç alanı oluşmuş. Ama burada ise buna göre yüksek basınç alanı oluşmuştur. Ve dolayısıyla yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hava hareketi oluşmuştur. Ve buna biz ne diyoruz evladım benim? Rüzgar adını veriyoruz. İşte o yüzden rüzgar gül dönmüştür. Sıcaklık değişimi hava olaylarının meydana gelmesi etkilidir. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü burada bir sıcaklık artışından dolayı havanın yükselmesi var. Bütün hava olayları sıcaklık farkından dolayı meydana geliyor. Hayır öyle bir şey yok. Yağmur, özür dilerim. Hani farklı hava olaylarında işte siste aynı zamanda işte yağmurda sadece sıcaklık farkı değil aslında olay. Sıcaklık arttıkça havadaki nem miktarı da artar. Hayır öyle bir şey yok. Bunu da söyleyemeyiz. Bununla bağlantılı deneyden yola çıkarak böyle bir şey söyleyeyim. Nemle alakalı herhangi bir bilgi yok burada zaten. Dolayısıyla cevabımızın yalnız bir olduğunu söyleyebiliriz Tonguç Aradın benim. Hadi bakalım o zaman hızlı bir şekilde hatırlayalım. DNA'nın yapısında. Şimdi insanlarda, hayvanlarda, canlılarda, koyunda, öküzde, inekte harika hepsinde ne var evladım benim?
Şey var. Tonguç mozon var. Tonguç mozon. Yani kromozom var hocam. Çünkü hepsi kro. Harikasın. Hocam şu anda insanlarda, hayvanlarda hepsinde kromozom var ve bu kromozomlar aslında DNA'larımızın, yani deoksiribonükleik asit dediğimiz bizim şifrelerimizin, bütün elimizin, kolumuzun bu renkte olacağı, işte boyumuzun ne kadar olacağı, işte hangi ırktan olacağımız, bunların hepsinin şifresi nerede gizli evladım benim? Şifresi hocam. DNA'mıza gizli. DNA aslında bizim hard diskimiz. Yani bilgisayarın bir hard diski varsa bizim de DNA'da bütün bilgilerimiz saklı ve buna göre biz yaşıyoruz aslında. İşte buradaki şifrelere göre her şeyimiz belli oluyor. Ve bu kromozomlar içinde paketlenmiş halde bulunuyor. Özellikle üreme kısmında kromozomlar çok aktif oluyor. Aynı zamanda DNA'nın içinde şifrelerde belli özellikler. Mesela saç rengini saklayan şifre ayrı. Ondan sonra boy uzunluğunu saklayan şifre aynı. O iğrençleşme. Göz rengini saklayan şifre aynı. Bu şifrelerin her birisine ne diyoruz biz? 1453. Hayır 1453 o genel şifre. Gen dediğimiz şey aslında bizim genetik de oradan geliyor. Onları da hatırlayacağız hızlı bir şekilde. O zaman ne diyoruz? Kromozom büyüktür. DNA. Onun içinde de DNA parçalarına, anlamlı DNA parçalarına biz gen adını veriyoruz. Onların içinde de, yani daha doğrusu DNA'nın yapı taşı olan ne var evladım benim? Adenin, timin, guanin, sitozin, alt Galatasaray'dan oluşan ne var evladım benim? Nükleotitler var evladım benim. Nükleotitler. O zaman en büyüğü hangisi? Kromozom. En küçüğü hangisi? Nükleotit. Onun da altında fosfat, şeker ve baz var. Bu da nükleotitin yapısı. Onu da söylemek istiyorum. Paşa Bahçe. Nükleotit bazen D ile bazen T ile yazılır. Hiç fark etmez. İkisini de kullanabilirler. Kafalarına ne eserse. Ve şunu da unutmayalım. LGS soru kalıbında nükleotit dizilimini çok seviyorlar. Yani şurada adeninin karşısına gelir evladım benim. Timin. Harika. Bu mavi adenin ise burası ne olur? Bu da adenin olur. O zaman bu ne olur? Timin. Peki başka ne olur? Guanin var ve sitozin var değil mi? Sitozini istersek C ile istersek S ile gösteririz. Peki o zaman citozin olur hocam. Citozin ama zaten İngilizce öyle. Burası adenin, burası timin oluyor. Burası ne, hemen söyle bakayım bana. Orası timin bilmiyorum. Yukarıdaki hocam. Modele göre. Ha, guanin. Guanin harika. Bu da sitozin. Burası ne? Citozin. Citozin harika. Guanin harika. Sonra burası ne? Adenin. Oha gerçekten olağanüstün ve timin adenin şeklinde. Bir tane iki tanesini bilirsek unutma. En fazla kaç tane renk olabilir? 4 farklı renk olabilir ve bu dizilime bayılıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Yani bu DNA'daki dizilimde bu sırayı çok iyi bilmen gerekiyor. Ve bu sırayı bazen şöyle veriyorlar. Hemen şöyle göstereyim. Bazen değil, çoğunlukla şöyle veriyorlar. Düz bir çizginin üzerinde veriyorlar evladım benim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi dikkat eder misin? Hemen bana söyler misin evladım benim? Bak bu birinci zincir dersek, birinci zincirdekini söyleyeyim. Birinci zincir. Adenin, sonra timin geliyor. Sonra guanin geliyor. Sonra adenin geliyor. Sonra ne geliyor? Dikkat et. Sonra ne geliyor? Citozin. Buradan sonra ne geliyor evladım benim? Guanin. İşte patlarsın. Bu böyle devam ediyor. Ve citozin geliyor. Harikasın. Citozin, guanin. Ben senin patlaman için bekledim. Ondan sonra ben timin. Ben de patlamak için öyle demişim. Sonra adenin geliyor. Bu birinci zincir. İkinci zinciri söyleyeyim sana beraber. T-A-C-T. T-A-C-T. Sonrasında böyle geliyor. Bak ikinci zincir buradan devam ediyor. Hatta onu da yeşil renkle gösterelim. Farklı renkle göstermeye de bayılıyorlar. Burada G-C-A-T geliyor. Bu sınavda %100 çıkar ve çok seviyorlar. Gerçekten de bu dizilimi çok seviyor Milli Eğitim Bakanlığı. Ve bu diziliminin farklı olmasından dolayı canlılar da farklı oluyor. Yani senin kromozom sayın 46. Evet. İnsanlarda kromozom sayısı 46, onu bil bu arada. Moli balığında da 46. O zaman sen moli balığısın diyebilir miyiz? Evet, keşke. Hayır diyemeyiz. Keşke mi? Niye keşke mi? Bir balık kadar özgür ve denizlerde yüzmek isterdim hocam. LGS'den çok korkuyorum hocam ya şu anda. Gerçekten. LGS resmen bitirdi bizi hocam. LGS'ye yani girmemek için Japon balığı olmayı ister miydin? Hocam ben LGS'ye girmemek için hamsi bile olurdum. Her şeye razıyım hocam. LGS gerçekten. Hamsi avlanırsın ama Lazlar tarafından. Tebrik ediyorum seni. Geldik o zaman seninle beraber
kalıtım konumuza. Bunu uzatmayalım ama bundan %100 net bir soru gelecek. Mendel arkadaşımız da diyor bazı kavramlar var. Kalıtım kavramlarını çok iyi bileceksiniz diyor. Yoksa olmaz diyor. Nedir onlar? Genotip ve fenotip. Genlerimizin yapısına genotip, fenlerimizin yapısına da fenotip. Çok mantıklı. Hayır, dış görünüşümüzde fenatip. Ay ne fenatipmiş bu arkadaş derlesin wow. Ya. Dış görünüşte fenatip diyoruz, fenotip diyoruz. Şimdi şunu unutmayalım. Eğer sana şöyle bir şey verirse bu nedir evladım benim? Bu genotiptir. Genotip. Eğer sana uzun derse bu nedir? Fenotiptir. Yani sana açıklamasını veriyorsa fenotiptir. Eğer böyle veriyorsa büyük A büyük A veya homozigot diyorsa veya homozigot diyorsa veya baskın diyorsa veya işte saf döl diyorsa melez diyorsa genotiptir unutmayalım evladım. Veya uzun ondan sonra yeşil ondan sonra işte sarı ondan sonra buruşuk bunların hepsi de genotip fenotiptir yani dış görünüşüdür diyebiliriz. Baskın gen çekinik gen. Evladım benim baskın deyince aklımıza ne gelecek? Büyük harf gelecek. Büyük A. Çekinik gen deyince küçük A gelecek. Yani küçük harf gelecek. Acayip önemli. Baskın gen ve çekinik geni bileceğiz ve bunların alel gen kavramını da bileceğiz. Alel gen ne demek? Biri anadan biri babadan gelen genlerimiz demek. Sen mesela tek bir genden oluşabilir misin? Hayır oluşamazsın. Bir annenden bir babandan karışım değil misin sen evladım benim? Evet i̇şte, hocam. Sen o zaman ya busun ya busun ya busun. Ya da busun. Başka çaresi yok. Üç tane farklı insan olabilirsin sen. Bir gene göre. Ve bu iki gene biz gen çiftlerini diyoruz biz evladım benim. Alel genler diyoruz aslında. Alel gen. Biraz anadan biraz babadan. Aynı öyle. Aynı özelliği kontrol eden gen çifti demek aslında. Şimdi geldik. Cinsiyeti belirleyen kromozomlar. Nedir evladım benim cinsiyeti belirleyen? XY var. Hangisi erkek hangisi dişi? Hangisi erkek hangisi dişi? Bilim pas. Bu erkek bu da dişi. XX olunca dişi oluyor. XY olunca da erkek oluyor. Bunu unutmayalım evladım benim. Peki akraba evliliği zararlı mıdır yararlı mıdır? Zararlıdır. Kaçınılması gereken daha doğrusu zararlı derken kaçınılması gereken bir durumdur. Çünkü akraba evliliği sonucunda kalıtsal hastalıkların çıkma olasılığı çok yükselir. Hemen hızlı bir şekilde seninle beraber çaprazlama göstereyim. Çünkü neden? Neden bunu göstereceğim? İşsiz miyim ben? Hayır çünkü bu %100 çıkacağı için gösteriyorum. Tankut'un suratını kapatmayalım. Evet %100 çıkar çaprazlama. Çaprazlamayı çok seviyorlar. Şimdi homozigot ne demek herhalde benim homozigot? Homozigot çok iyi bir şeye benzemiyor hocam. Hayır, aynı demek yani. Aynı demek. Homozigot. Bak, saf dölün diğer adı homozigot. İkisini de kullanabilirsin abla. Kafasına göre sen karışamazsın. Heterozigot ne demek evladım benim? Hetero. Hetero demek herhalde karışık. Melez demek. Aynı öyle. Hetero karışık, homo da aynı demek aslında. Latince bunlar. Mesela insanın manası da biliyor musun Latince'de? Homo sapiens. Yani aslında İnsanın kelimesinin içinde de Latince'de yani. Homo var. Hayır, homo sapiens derken şey homo yani bu kelime aynı manasından geldiği için onu vurgulamak için. Homo bak, sapiens de aynı sap demek. Dikkat eder misin? Aynı öyle. Aynı şey diyorsun Allah'ım. Hani bak, saf yani. Saf yani. Saf insan. Gerçekten de bak. İkisi de aynı büyük harf, büyük harf, küçük harf, küçük harf olunca homozigot yani saf döl diyoruz evladım benim. Eğer ikisi farklı olursa bir büyük bir küçük olursa ne olur? Bir karışım melez olur. Mesela melez ne demek? Bir Güney Afrikalı birisiyle Güney Afrikalı diyorum. Afrikalı birisiyle mesela işte Avrupalı birisi evlendiği zaman çocukları melez dünyaya geldi derler ya. Yani karışımdır aslında. İşte bu büyük harf, bu küçük harf bir araya geldi. Aynı onun gibi düşünebilirsin. Çünkü bir insanın mesela bu annemizden bu babamızdan geldi değil mi evladım benim? Bu annemizden bu babamızdan. Aynı şey bezelyelerde var. Benderle ne yapmış evladım benim? Bezelyelerle birkaç deney yapmış. Bunları hemen sana göstermek istiyorum. Dikkat et. Saf döl, saf döl. Büyük B, büyük B. Bir tane anne almış. Bir tane de saf döl. Küçük B, küçük B de baba almış. Bu ikisini çaprazladığında sonuçların hepsi büyük B küçük B, büyük B küçük B, büyük B küçük B, büyük B küçük B çıkmış mı evladım benim? Evet, hepsi evet. Hangi renk çıkmış Allah'ını seversen? Sarı var mı ya? Sarı var mı? Burada vardı bir sanki bir yerde sarı. Bakayım hocam. Evet tebrik ediyorum. Sarı bezelye çıkmış. İşte şu büyük B küçük B'nin sarı olduğunu bileceğiz. Çünkü dikkat edelim burada genotipi bu yani homozigot. Fenotipi ne? Sarı. Harikasın. Dolayısıyla hepsinin sarı çıktığını bulmuş arkadaşımız. Sonrasında ne yapmış biliyor musun? Bu sarı çıkan çocukları da kendi aralarında çiftleştirmiş. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B'leri de çiftleştirmiş. Ve
oran olarak efsane bir oran bulmuş. Bu efsane oran dünya tarihine geçmiş. Nedir bu oran biliyor musun Eren Bey? Büyük B, büyük B çıkabilir. Büyük B, küçük B çıkabilir. Büyük B, küçük B çıkabilir. Küçük B, küçük B çıkabilir. Şimdi evladım benim, bu efsane oranın manası şu. %75, yani 3 tanesi sarı çıkmış. Ve %25, yani bir tanesi de yeşil çıkmış. Bak evladım benim, burada ya kalıtımda aslında çok da fazla büyütmeye gerek yok. Lütfen kalıtımı anlamayacağım, anlamadım diyen arkadaşlarımız varsa... Arkadaşlar 3 tane durum var. Sınavda da soruları bu 3 tane durumu döndüre 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 soruyorlar. Neler olabilir acaba? Aynı olabilir. Ah falan filan. Aslında hep aynı şeyi soruyorlar. Bak Eren Bey'im %100 %100 yani hepsi ne çıkıyor evladım benim? Melez çıkıyor. %100 melez çıkıyor. Çocuklara diyorum. Veya %75 bu efsane oran işte. %75 ve %25 oranları var. %75 ve %25 oranları aşırı önemli. %75 sarı çıktı, %25 de yeşil çıktı. %100 sarı çıktı diyebiliriz burada. Hocam ondan şu kağıtlarınız burada buyurun. Hemen iki tane göstereyim. Bak şu, çünkü kalıtımdan %100 soru gelecek ya. Lütfen birinci durum. Bak birinci durum. Lütfen sınavda bunlardan bir tane çıkacak. Birinci durum çaprazlamada. O da şu. Demin yaptığım gibi büyük B büyük B ile küçük B küçük B birleşiyor veya büyük A büyük A fark etmez. Bunların sonucunda hepsi çocuğu melez çıkıyor. Bu kadar. Bunların hepsinin çocuğu melez çıkıyor. %100 uzun boylu veya %100 baskın çıkıyor. Bu çok önemli. Bu birinci durum. Bak sınavda bundan çıkabilir. %100 baskın çıkarsa göreceksiniz. %100 oranını gördüğün zaman diyeceksiniz bu. Birinci durumda. İkinci durumu hemen sana söylemek istiyorum. İkinci durum en fazla çıkabilecek ikinci durumu söylemek istiyorum. Mendel'in yaptığı ikinci deney. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B iki tanesini çaprazlıyor. Şunlar çıkıyor. Şunlar çıkıyor. Şunlar çıktığı zaman dikkat et. %75 ve %25 çıkıyor aslında. %25 baskın çıkıyor. %25 çekinik çıkıyor. Bu da ikinci durum. Sınavda bu da çıkabilir. Sınavda bu da çıkabilir. Ki özellikle bu ikisini çok seviyorlar sınavda çünkü Mendel deneyi. Ama bir de üçüncü durum var. Burada son senelerde diyorlar ki birazcık soruları zorlaştırmamız gerekiyor. Artık çok kolaylaştı sorular. Hadi bunu da soralım diye gerçekten cılkını çıkardık. O yüzden ne yapıyoruz evladım benim? Üç tane durumdan başka da bir durum yok. Zaten büyük B küçük B ile büyük B küçük B ile evladım benim. Küçük B küçük B. Bu ikisini çaprazladığın zaman işte ne çıkıyor? Bakar mısın? Büyük B küçük B. Büyük B küçük B. Küçük B küçük B. Küçük B küçük B. Dört tane yavru oluyor. Dikkat ettiniz mi her seferinde? Bu dört tane yavru da anneyle babayla aynı oldu. Dikkat eder misin? İki tanesi anne babaya. Bir iki tanesi de anneye benzedi. Dolayısıyla %50 oranını görürseniz. %50 baskın olanı. %50 çekinik olanını görürseniz. Anne baba bu diyeceksiniz. Zaten sınavda ne soruyor biliyor musun? Bize bunları veriyor. Bunu veriyor. Anne baba nedir diye soruyor. Ya bunu veriyorsun. Bunu veriyorsun. Anne baba nedir diye soruyorsun. Anne baba bu işte görmüyor musun? Bunu veriyorsun bana. Bunu veriyorsun bana. %100 basmıyor. Anne baba nedir diyorsun. Al işte anne baba budur. Yani anne babada 3 tane durum oluyor. Bu 3 tane durumdan başka bir durum olmuyor. Olmadığı için de rahatız. Yani... Anne büyük B büyük B olabilir. Baba küçük B küçük B olabilir. Bu durumda %100 çıkar. Anne büyük B küçük B, baba büyük B küçük B olur. Yani ikisi de melez olur. İkisinin içinde de çekinik karakter olur. Onu da söylemek istiyorum. Bak çekinik küçükler var. O zaman %75 %25 çıkar. Anne büyük B küçük B veya baba fark etmez. Yani bir tanesi melez, bir tanesi saf döl olur. Bir tanesi melez, bir tanesi saftör olursa evladım benim %50 baskın, %çekinik çıkar. Özür dilerim. Bir tane daha durum göstereceğim. Bu da çok kıl bir durum. Dur bakayım. Büyük B, küçük B, büyük B, büyük B. Bu da son durum. Özür dilerim. Bundan başka bir durum yok. Burada da ne oluyor? Hepsi %100 çıkıyor. Hemen sana şöyle göstereyim. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B. %100 baskın çıkıyor. Yani %100 baskın çıktığı durumlar dikkat edersen bu şekilde çıktığı için zaten sınavda genellikle ne çıkıyor evladım benim? Bu ikisinden çıkıyor. Yani sınavda hep bize
Ya bunu soruyorlar. Hep bunu soruyorlar. Ve LGS'de bu çıktı zaten %75-%25 bunu söylüyorlar. Çünkü bunu söylerse annenin babanın iki farklı durumu olabiliyor. Aa. Genellikle kesin netleri soruyor. Yani üçüncü durum ve ikinci durumdan sınavda her sene soru geliyor. Tamam, bunu çok uzattım, kusura bakma, çünkü çok çok değerli bir konu. Ve kesin bir soru gelecek bir konu olduğu için artık ben senin sorunu garanti altına almak istedim. Mutasyonu hemen sorayım. Canlının genetik yapısında meydana gelen değişimlere biz mutasyon diyoruz. DNA diziliminde ve kromozomların sayısında artma ya da azalma şeklinde olabiliyor. Kalıtsal mıdır? Sadece eşey hücrelerinde meydana gelirse, yani sperm yumurta gibi, sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi gibi hücrelerde meydana gelirse kalıtsaldır evladım benim. Diğerleri kalıtsal değil. Vücut hücrelerinde meydana gelirse kalıtsal. Dört boynuzluk, Van kedisi, işte ondan sonra bunun gibi işte çift başlı yılan falan, bunların hepsi aslında mutasyon örneğidir. Albinoluk ve genetik hastalıklar da mutasyon örneğidir. Nükleer, aşırı sıcaklıklar, işte radyoaktif maddeler gibi o ne etkenlerden dolayı mutasyon oluyor. Kimyasal maddeler gibi etkenlerden dolayı oluyor diyor biz. Modifikasyon da çok seviyorlar sormayı. Geçen sene modifikasyon sorusu bizim arabamız modifiye vardı. Modifiye oldu hocam. Çelik jant attık, bir de dodik attık hocam arabaya. Evet, modifikasyon şu aslında arabalar üzerinde çok yapılan bir şey ama çevre etkisiyle dış görünüşte, yani fenotipimizde meydana gelen değişikliklere biz modifikasyon diyoruz. Genlerin işleyişinde değişim oluyor. Bak, genlerin yapısında derse o zaman mut. Genlerin yapısında derse mutasyon. Genlerin işleyişin derse modifikasyon, unutmayalım evladım benim. Hiçbiri kalıtsal değildir. Hiçbiri kalıtsal değil. Modifikasyonların hiçbirisi kalıtsal değil. Sıcaklık, ısı, nem ve ışık gibi çevresel etkenlerden oluyor diyebilirim. Birkaç örnek vermek istiyorum mutasyonlar, modifikasyonlar alakalı. Çünkü çok da fazla örnek soruluyor burada. Eğer sirke sineği larvaları 16 derece sıcaklıkta yetiştirilirse düz kanatlı olur. Eğer 25 derece sıcaklığı yetiştirilirse kıvrık kanatlı olur. İşte bu modifikasyon örneğidir. Sakın mutasyon demeyin. Ha, dikkat edin. Dişi arı eğer çiçek tozuyla beslenirse işçi arıya dönüşür. Arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluşur. Bu da modifikasyon örneğidir. Aman dikkat edin. Geldik. Çuha çiçeğini de çok seviyorlar. Eğer 15-25 derece arasında büyürse kırmızı renkte oluyor. 25-35 arasında, yani daha sıcakta büyürse de beyaz renkte oluyor çuha çiçeği. Hemen şunu yazayım. Çuha çiçeği önemli. Bu da önemli. Modifikasyon, dikkat edin, mutasyon falan değil. Bunu da çok seviyorlar. Ortanca bitkisi. Ortanca bitkisini görmüşsündür. Özellikle yaz ayı geldi şu aralar ve her yerde açmaya başlayacak yavaş yavaş. Ortanca bitkisine de eğer bazik toprakta yetişirse, asit bazı da biliyoruz artık zaten. Pembe renkli asitlik toprakta yetişirse mavi renkli oluyor diyebiliriz. Cinsiyetin belirlenmesini hemen bitiriyorum artık şey kısmında evladım benim. Baba XY'dir, unutmayalım. Baba XY'dir. Baba da Y kromozom, zaten erkeklik kromozom olarak bilinir. Onu da söylemek istiyorum. Eğer çocuklara bakacak olursak XX olabilir, XY olabilir. Bu arada bunu nasıl yapacağımızı biliyorsunuz herhalde. Punnett karesiyle ben çok seviyorum bunu yapmayı. Mesela şöyle şöyle yapıyorum, sos gibi. Buraya XX yazıyorum, anneyi yazıyorum. Buraya da babayı yazıyorum. Alt üst yazıyorum babayı. Anneyi de X'ye yan yana yazıyorum. Bu X'i birleşirse XX oluşur. Bu X'i birleşirse XX oluşur. Bu X'i birleşirse XY oluşur. Bu X'i birleşirse XY oluşur. Dolayısıyla iki tane erkek, iki tane dişi olabiliyor. Dolayısıyla %50-%50 şans. Peki 100 tane çocuk erkek olmuş. 101. çocuk hangisi olur? Kız olur hocam artık. Hayır, işte hep aynı oluyor. Hep aynı olasılık var. Kim belirliyor? Baba mı anne mi belirliyor peki? Erkek veya kızı? Anne. Hayır, erkek belirliyor. Çünkü erkekte eğer Y kromozomu gelirse erkek oluyor. Gelmezse kız oluyor. Bitti, bu kadar. Akraba evliliğinde şunu unutmayalım. Taşıyıcı hasta bireyler gibi bir özellik var. Lütfen akraba evliliğinden kaçınmamız gerekiyor. Çünkü kalıtsal hastalıklar neler bunlar, kalıtsal hastalıklar? Hemofili, ondan sonra Akdeniz anemisi. Akdeniz. Hayır, o kötü bir şey, Akdeniz anemisi. Ateşli bir hastalık gerçekten. Çıkma olasılığı artıyor. Bunu da unutmayalım. Taşıyıcı anne, taşıyıcı baba evlenirse eğer, bilmeden, çünkü akrabalar ya, ikisinin de taşıyıcı olma olasılığı yüksek.
bir tane çocuğu hasta doğabiliyor, Allah korusun, ve genellikle ölümcül oluyor bu kalıntı hastalıklar, onu da unutmayalım. Evet, geldik adaptasyon ve doğa seçiminde. Şunu unutmayalım, her canlı kendi yaşadığı ortama uyum sağlıyor. Kutup tilkisi beyaz renkli, çöl tilkisi sarı renkli. Kutup tilkisinin uzuvları küçük, çok fazla ısı kaybetmesin diye. Çöl tilkisinin uzuvları büyük, kulakları, kuyruğu ve benzeri büyük diyebiliriz. Ayı da aynı şekilde, kutup ayısı normal ayı da örnek verilebilir. Canlıların belli çevre koşuluna yaşama, üre ve şansının altından kalıtsal özellikler kazanması. Ama bunlar kalıtsal, unutmayalım. Adaptasyon kalıtsal. Canlıların aynı zamanda doğadaki yaşam şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalması, yani güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan mortanzi olur. Nedir evladım benim? Darwin'in teorisi. Hayır, doğal seçilimdir. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan mortanzi olur. Burada mesela İngiltere'de özellikle sanayi devriminde yok olan beyaz kelebeklerden bahsedelim. İngiltere'de sanayi devriminde yok olan beyaz kelebekler vardı. Gerçekten de yok olmasının sebebi de kolay av olabilmeleriydi diyebiliriz. Evet, geldik biyoteknolojideki uygulamalara. Gen aktarımı var, gen tedavisi var, aşı çalışmaları var, klonlama var. Bununla alakalı bize ne yapıyor? Genetik mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanıldığıyla alakalı bir makale veriyor. Ve bu makaleyle alakalı yorum yapmamızı bekliyor. Bunların hepsi biyoteknolojidir. Biyoteknoloji genetik mühendisliği uygulamaları üzerindedir bunlar. Mesela gen aktarımı yaparak hastalıklara tedavi, gen tedavisi yaparak hastalıklara tedavi üretmeye çalışıyorlar. Gen aktarımı yaparak bakterilerde insülin hormonu üretiyorlar. Aşı çalışmaları yapıyorlar. Klonlama yaparak, özellikle bireyleri klonlayarak ne yapıyorlar evladım benim? Aslında canlıların aynısından bir tane yapıyorlar. Bu sene korona sorusu gelir mi? Gelmez. Ama biyoteknolojiyle alakalı soru gelebilir, unutmayalım. Bunları biliyoruz. Biyoteknoloji uygulama tıp alanında, özellikle ilaçlar, aşılar ve benzeri, gıda alanında meyveli yoğurt üretimi, vitamin haplarının üretimi, tarımsal alanda böcek ilaçlarının üretimi, çevresel alanda su arıtma ve benzeri uygulamaları da var diyoruz. Evet, geldik artık sınav sorumuza. İşte sınav sorumuz: aşağıda bir DNA işlenmesi verilmiş, bir model verilmiş, DNA modeli birinci zincir, ikinci zincir denmiş. Buna göre verilen DNA işlemesi ilgili olarak hangisi yanlıştır? Çıkarımlardan hangisi yanlış demiş. Dikkat edelim. Birinci zincir burası, ikinci zincir burası. Ve sonrasında bunun karşısına gelen yeni zincirler de buralar demiş. Ve burada ilk başta DNA'mız buradaydı. Sonra ne olmuş? Açılmış fermuar gibi. Unutmayalım. Ve ATG TSG TAS AGS sadece açılmış. Sonra karşısına uygun olanlar gelmiş. Zaten DNA işlenmesi de bu şekilde çalışıyor. Sitoplazmadan gelen nükleotitler sırasıyla uygun olarak eşlenir. Gerçekten de bu açıldıktan sonra fermuar gibi, bunun karşısına uygun olan A gelmiş. Bunun karşısına uygun olan G gelmiş. Bunun karşısına uygun olan S gelmiş. Aynı şekilde bunun karşısına uygun olan T, bunun karşısına uygun olan S, bunun karşısına uygun olan G gelmiş. Sitoplazmadan gelmiş. Bu doğru. Çıkarım olarak doğru. Eşlenme başlamadan önce DNA'yı oluşturan iki zincirde fermuar gibi tamamen açılır. Açılır fermuar gibi ama tamamen mi açılır? Hayır, bir kısmı açılmış. Burası açılmış, burası eşlenmeye başlamış hemen. Açılmış, eşlenmeye başlamış hemen. Bu birazcık bilmiyorum, düşünelim. Eşlenme sonucunda oluşan ikiz DNA'lardaki birer iplik eski DNA'ya aittir. İşte burada mesela birinci zincir aslında ikiz DNA'ların birinci zinciri, eski DNA'nın aynısı. Yeni zincir geliyor karşısına ve DNA'yı oluşturuyor. O zaman bu da doğru bir özellik. Karşılıklı iki nükleotidin yan yana gelmesiyle zincirler arasında bağ kurulur demiş. Evet, gerçekten de bu iki zincir arasında bağ kurularak zaten bunlar bir arada bulunuyor. O yüzden cevabımız tamamen açılır değil, bir kısmı açılır olacaktı. DNA'nın bir kısmı açılır olacaktı. Hadi bakalım o zaman yeni sorumuza geldik. Oo. Yeni sorumuzda bezelyelerde mor renk şeklinde bize bir bilgi vermiş. Buna göre çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Tablodaki gibi mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir bezelye çaprazlandığında oluşabilecek döllerin tüm fenotipleri gösterilmiş demiş. Buna göre çıkarımlardan hangilere ulaşılabilir demiş. Şimdi ne demiştim sana? 4 farklı durum var demiştim, değil mi? Bu 4 farklı durumdan acaba hangisi bu arkadaşlarımızdan bir tanesi? Şimdi çocuklar ne çıkmış evladım benim? Yüzde kaç çıkmış çocuklar?
Hocam yüzde kaç? Yüzde kaç? %50-%50 hocam. Aynen öyle. %50-%50 çıkmış. Yarısı mor, yarısı beyaz çıkmış. Uygun olan hangisini seçelim bakalım sen abi. Birinci durum mu? Bezelye, İkinci durum mu? Üçüncü durum mu evladım benim? Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum mu? Tabii ki kaçıncı durum? Üçüncü durum oluyor. Üçüncü durum sorusu geldi bize. Üçüncü durum sorusu geldiyse o zaman diyeceğim ki ha, o zaman hemen seni alalım arkadaşım. Şunları atalım. %50-%50 Anne baba o zaman bu şekildedir. Bu şekilde. Yani bir tanesi büyük B, küçük B. Bir tanesi de küçük B, küçük B olacak. Unutmayalım. Küçük B, küçük B olacak. Peki çaprazlanan dişi ve erkek bireyde. Ya neden? Bak bu mor oluyor. Ondan sonra şu, tabii bunu düzgün yazmamız gerekiyor. Büyük B. Ha, şuna büyük B yazalım. Buna küçük B yazalım. Bunu küçük B yazalım. İstersen deneyelim seninle de. Dikkat edelim. Büyük B, küçük B, küçük B, küçük B. Bu büyük B, küçük B oluyor. Bu da büyük B, küçük B oluyor. Bu küçük B, küçük B oluyor. Bu da küçük B, küçük B oluyor. O zaman diyorum ki ya yarısı mor, yarısı beyaz olmuş. Çünkü mor beyaza baskındı. Buna göre demiş. Çıkarmadan hangi de oluşabilir demiş. Çaprazlanan dişi ve erkek bireyde çekinik alel bulunur. Çaprazlanan dişi ve erkek bireyde çekinik alel bulunur diyebilir miyiz evladım benim? Bulamayız hocam. Kesinlikle olmaz. Çünkü hatta şarkısı var hocam. Mor Menekşe diye şarkı yok mu hocam? Var işte çekinik. Bakar mısın? Ha. Bunlarda çekinik var. Yani erkek bireyde işte çekinik olmazsa zaten küçük B, küçük B, küçük B, küçük B beyaz olmaz. Ortaya çıkmaz. Bu doğrudur diyebiliriz. Oluşan mor çiçekli bezelyelerin yarısı saf döl, saf döl baskın genotipleri demiş. Oluşan mor çiçekli bezelyelerin oluşan mor çiçekli bezelyeler bunlar. Yani ne olmak zorunda bunlar? Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B olmak zorundalar. Bunların yarısı saf döl baskın. Hayır öyle bir şey yok. Yarısı hepsi melez özellikle. Çünkü bunu oluşabilir. Bakın unutmayın. Eğer çocukların içinde çekinik bir çocuk varsa annede de babada da çekinik karakterin yani küçük harf karakterin mutlaka olması gerekiyor. Çünkü bunlar birleşince çekinik çocuk oluşabilecek. Dolayısıyla mutlaka çekinik karakter olacak. Çocuklarda çekinik karakter olursa dikkat et bu da tamamen çekinikti zaten. Büyük B küçük B, büyük B küçük B geldi buraya. Dolayısıyla saf döl değil melez olması gerekiyordu. Oluşan yavru bireylerden farklı iki renkteki bezelye çaprazlanırsa aynı sonuç elde edilir. Oluşan yavru bireylerden farklı iki renkteki mesela bununla bu çaprazlanırsa yani büyük B küçük B küçük B küçük B çaprazlanırsa. Aynı şey deminki babayla anneyle aynı zaten bakar mısın? Büyük B küçük B küçük B küçük B. Dolayısıyla baba anne bu şekilde olursa ancak %50-%50 çıkıyordu. Üçüncü durumdu hatırlatırım size. Rica ediyorum burası acayip önemli. Sınavda bu çıkabilir. Sınavda geçtiğimiz senelerde çıktı. Bir daha çıkabilir ve tekrar söylüyorum. Bu üçüncü durumdan soru geliyor. O yüzden bu doğru bir ifadedir diyebiliriz. Çünkü babayla anneyle aynı kalıtsal yapıda. O yüzden cevabımızın 1 ve 3 olan badana seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım bir tane de ortanca çiçeği bir şey geldi. Hadi bakalım bu ortanca çiçeği dersimizde ne vardı? Dikkat edelim. Hatırlarsak eğer modifikasyon vardı. Çıkarılmadan hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Pembe ortancanın bulunduğu saksıya K gürbesi eklendikten sonra genlerinde yapısal değişiklik meydana gelmiştir. Modifikasyonla gen yapısında değişim meydana gelmez. Yanlış, hatalı. Skandal. Toprağın asitlik değerine göre çiçeğin renginin ortaya çıkması modifikasyon örnek olarak verilebilir. Evet, ortanca bitkisi direkt modifikasyon örneğiydi zaten. Çevre şartları fenotipin belirlenmesinde etkili olabilir. Evet, dış görünüşün belirlenmesinde asitlik veya bazik özellikler etkiliydi. O yüzden cevabımızın 2 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz Tonguç Eradım benim. Ve arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de TAPS uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine TAPS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Hadi bakalım o zaman 3. ünitemize başladık. Bir kere şunu unutmayacağız. Katı basıncı deyince 2 tane parametre gelecek aklımıza. Ağırlık ve yüzey alanı. Yani
maddelerin katının basınç yapan şeyi aslında katının ağırlığıdır ve aynı zamanda tabana değdiği yüzey alanıdır. Dolayısıyla mesela bu ineğin yere basınç yapan yeri neresidir evladım benim? Yere ayakları. Ayakları, şu nalları değil mi? İşte bunun yüzey alanı aslında yere dokunduğu alan, işte sadece bu nallarının olduğu, nalları dikmiş. Nal takmıyorlar da bunlar. İşte tırnaklarının olduğu yerler. Kral yerlerdir. Diyorlar hocam. Dolayısıyla işte bu bastığı yer yüzey alanıdır. Yani sadece dört tane noktaya basıyor ağırlığıyla. Peki inek bu şekilde yatarsa yüzey alanı ne olur evladım benim? Yüzey alanı bilmem. Arttı. Bakalım sadece dört ayak üstündeydi. İncecik bir alanda. Ama sonra böyle yattığı zaman yüzey alanı arttı. O zaman basıncı ne oldu? Azaldı. Harikasın. İşte bu da önemli. Ağırlığı değişti mi peki? Topuklu ayakkabı giyince acıtmamız gibi. Aynen öyle. Ağırlığı değişti mi peki evladım benim yattığı zaman? İneğin ağırlığı değişmedi. Değişmedi. Burası çok önemli. Bununla alakalı soru çok soruyorlar. Sıvı basıncına baktığımız zaman iki parametreye bağlı. Derinlik, yani sıvının derinliği ne kadar fazla, sıvı basıncı o kadar fazla. Bir de sıvının yoğunluğuna bağlıdır diyebiliriz. Sıvının yoğunluğu değiştikçe sıvı basıncı da değişir. Burada da en güzel deney, biz zaten bunun deneyini yaptık bu arada. Herkes mutlaka sıvı basıncı videomuzu mutlaka izlesin. Böyle deney videolarını çok seviyorum hocam. Deney videoları. Böyle bir kap açtık. Böyle bir kabın içine su koyduk. Sonra buralardan delikler açtık. Sonra buradan suyun, aşağıdaki delikten suyun bu kadar fışkırdığını, yukarıdaki delikten suyun bu kadar fışkırdığını gördük. Neden? Çünkü aşağıdaki delikte basınç derin olduğundan dolayı daha fazla, yukarıdaki delikte basınç derin, daha az derin olduğundan dolayı daha az diyoruz, daha az fışkırıyor diyoruz. Peki açık hava basıncı neydi? Kim yapmıştı açık hava basıncı? Kim bulmuştu? Torricelli bulmuştu. Torricelli vuruyor ve taç. Aynen öyle. Açık hava basıncını buldu. Sonrasında da açık hava basıncını bulurken de civa ile bir deney yapmıştı. Ve civa gibi ağır, eşek kadar ağır bir metali, yani sıvı metali 76 santimetre yükseğe çıkartabilen bir kuvvet olduğunu bulmuştu. Yani bir basınç olduğunu bulmuştu. Bunu açık hava basıncı demişti. Bu gerçekten çok yüksek bir rakam bu arada. İşte bu da aslında bilim tarihine geçmiş. Şimdi seninle beraber katı basıncını cismin ağırlığı etkiliyor dedik. Ve cismin zeminle temas ettiği yüzey alanı etkiliyor dedik. Şimdi ben bir tuğlayı kumun üstüne bu şekilde koyarsam, bir de bu yüzeyi düzenek, hangisinde daha fazla kumun içine batar evladım benim? Sağdakinde. Aynı öyle. Aynı tuğla, aynı ağırlık, ağırlıkları aynı. Ne farklı evladım benim? Sadece temas ettiği yüzey alanı farklı. Az önce inek örneği gibi değil mi hocam? Aynı öyle. Peki ya bu arada hani ağırlığı da artabilir. Onunla alakalı çok güzel bir sorumuz var. Birazdan geliyor. Şimdi sıvı basıncını etkileyen değişiklikler de sıvının derinliği. Özellikle barajlarda aşağı kısımları niye kalın yapıyorlar evladım benim? İşsizler. Çünkü hayır, sıvının derinliği arttıkça basıncı artıyor. Yani burada basınç daha fazla olduğu için barajın yıkılma riski var. Şöyle bir baraj yapsalardı ve suyu böyle koysalardı, aşağıdaki basınç buradaki basıncın 10 katı. O zaman ne olacak? Buradan bu duvarı yıkması çok rahat olacak. O yüzden ne yapıyorlar? Bu duvarı şu şekilde geniş yapıyorlar ki o zaman diyoruz ki aşağıdaki basınç yukarıdaki basınç 10 kat olsun. Neden? Çünkü ben burayı 10 kat kalın yaptım zaten. Bana bir şey olmaz ki diyor. Baraj bu şekilde devam ediyor. Derinlik arttıkça sıvı basıncının artması çok önemli bir parametre. Sıvının yoğunluğu arttıkça da sıvı basıncı artıyor. Bununla ilgili çok güzel bir deney yazalım senin için. Bununla ilgili hazırladım. Deney evladım benim. Su ve alkolü kaba koyuyoruz. Bu kaplara koyduğumuz su ve alkolden sonra diyoruz ki aynı derinlikte bir delik açıyoruz herhalde. Buralardan bir delik açıyoruz. Delik açtığımız zaman buraya pervane koyuyoruz. Bu fışkırdığı zaman evladım benim buradaki pervaneyi döndürüyor bu deliklerden. Ve bu hangi pervane daha fazla dönüyor biliyor musun evladım benim? Su. Suyun pervanesi daha hızlı dönüyor. Çünkü buradaki yoğunluk daha fazla olduğu için buradaki fışkırma kuvveti daha fazla oluyor. Bunu da unutmayalım. Ya demek ki sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlı. Peki geldik açık hava basıncında. Açık hava basıncında evladım benim deneyimizi arkadaşımız Torricelli yaptı ve 76 santimetre civanın oluşturacağı basıncı eşit buldu. Nasıl yaptı? Böyle bir tane civa dolu bir kapta bir kapakla şey yaptı bunu, kapattı. Sonra bunu suyun içine, civanın içine koyup, burası civa bu arada, civanın içine koyup
kapağı ağzını açtı ve sonrasında normalde akması beklemez misin evladım? Evet. Aşağı doğru düşmesini beklersin değil mi? Yani şuradaki bu borunun içinde aşağıya doğru akmasını beklersin normalde bunun. Ama ne oldu biliyorsun, akmadı. Burada 76 santimetre yukarıya doğru, normal sıvı seviyesinden yukarıya çıktı. Daha doğrusu kaldı böyle. Neden böyle kaldı? Çünkü açık hava basıncı buradan bastırıyordu. Buradan bastırınca buradan da çıkıyor arkadaş tabii ki. Bu çıkması da 76 santimetrelik bir çıkışa yol açtı. İşte bu aslında bizim için çok değerli, çok yüksek bir basınç altında yaşam mücadelesi veriyoruz. Bunu da söylemek istiyorum dünyada. Ve bunu yaparken deniz seviyesinde yaptı açık hava basıncı deneyini. Ve deniz seviyesinde 76 çıkarken dağın tepesine çıktığı zaman ne çıktı biliyor musun evladım benim? Ne oldu hocam? 73 çıktı veya 72 çıktı. Yani azaldı. Yani yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncının azaldığını da bil lütfen hatırla. Evet, hadi bakalım, çok güzel bir basınç sorusu. Tamam, K ve L düzeneklerinin kuma batma miktarları ölçülmüştür. Birinci deneyde ne yapmış adam? Basıncın yüzey alanı ilişkisine bak. Hangisinde yüzey daha fazla batar? Tabii ki K'de daha fazla batar, L'de daha az. Tamam. İkinci deneyde de basınç ağırlık ilişkisine bakmış. K ve M'ye bakmış. Yani bu daha ağır olduğu için daha fazla batar, bu daha hafif olduğu için daha az batar. Tamam. Bu deneyleri yapan bir öğrenci elde ettiği bilgilerin günlük hayattaki basınç uygulamalarında kullanıldığını fark ediyor demiş. İşsiz mi bu öğrenci ya? Süper. Buna göre öğrencinin basınç uygulamalarıyla ilgili değerlendirmelerinden hangisi doğrudur? Düzeneklerde küpler özdeştir. Bu arada bununla alakalı bir örnek soru vardı. Örnek soruya benzer bir soru soruyoruz. LGS'de bununla alakalı soru, katı basıncıyla alakalı soru %100 gelecek ve buna benzer bir soru olacak. Şimdiden söyleyelim. Şimdi bakalım, bıçakların bir yüzeyini bilemek uygulamasıyla basınç artar ve bunun nedeni ikinci deneyle açıklanabilir. Şimdi bıçakların bir yüzeyini bilediğin zaman yüzey alanıyla alakalı bir şey mi yapıyorsun, ağırlıkla alakalı bir şey mi yapıyorsun? Yüzey alanı. Yüzey alanını daraltıyorsun değil mi? Ve daha keskin oluyor. Basıncı artıyor yani. O zaman topuklu ayakkabı. Ağırlık ilişkisi değil ki, basınç ağırlık ilişkisi yanlış. Çivilerin uç kısımlarının sivri olması sayesinde basınç artar ve bunun nedeni ikinci deneyle açıklanabilir. Çivilerin uç kısmının sivri olması yine yüzey alanıyla bağlantılı. Yüzey alanını arttırıp basıncı yüzey alanını azaltıp basıncı arttırmayla bağlantılı. Dolayısıyla ağırlıkla bağlantılı bir şey yok. Yüzey alanıyla bağlantılı. C seçeneğine bakalım. Ağır vasıtaların tekerlek sayısını arttırırsak zemine uygulanan basınç azalır ve bunun nedeni birinci deneyle açıklanabilir. Evet, yüzey alanı ile direkt alakalı. Tekerlek sayısını arttırdığımız zaman 10 tekerlek değil 20 tekerlek koyduğunuz zaman ne oluyor? Basıncı azalıyor ve yüzey alanını basınç ilişkisiyle birebir bağlantılı bu gerçekten de. Bir kamyondaki yük miktarını artarsa zemine uygulanan basınç artar ve bunun nedeni birinci deneyle açıklanabilir. Yük miktarı artarsa kamyonun nesi değişiyor? Ağırlığı değişiyor. O zaman basınç ağırlık ilişkisiyle bağlantılı birinci deney değil ikinci deney olması gerekiyordu. Cevabımızın cadana evet geldik. Evlerimizin bahçe böyle alengirli sorular sormayı çok seviyorlar bu arada. Hani normal sıvı basıncı sorusunu direkt sormayalım da günlük hayattan bir şeyle katalım diyorlar. Hadi bakalım. Evlerimizin bahçelerine yağmur sularını toplayan su tankları yaptırıp bu suları şekildeki gibi bahçe sulamasında kullanabiliriz demiş. Tamam. Bununla birlikte damla sulama gübreleri, suda eriyen gübreler sayesinde verim gücü yükselen toprak birim alanda daha fazla tarım ürünü verir falan filan. Ivır zıvır bir şeyler söylemişler. Tamam. Ne anlatıyor ya? Buna göre K noktasını etkileyen sıvı basıncı işlemlerden hangileri yapıldığında artar demiş. K noktası burası. K noktası. L noktası da burası. Tamam. L noktasındaki musluğu açıp depodaki suyu boşaltmak. Şimdi depodaki suyu boşaltırsan, mesela depoda bu kadar su var diyelim, bu kadar su var. Boşaltırsan buradaki basınç ne olur evladım benim? Azalır. Harikasın. O zaman sıvı basıncı işlemeye girse artar demiş. Bu saçma sapan bir şey olmuş değil mi? Bizimle değilsin. Deponun içerisinde suda eriyen gübreleri bırakmak. Şimdi gübreli suyun yoğunluğu sudan büyüktür demiş. Şimdi depoda suda eriyen gübreleri bıraktığın zaman gübreli suya dönüşmüyor mu evladım? Dönüşüyor. O zaman yoğunluğu sudan büyük olduğu için buz içindeki suyun yoğunluğu artmıyor mu evladım? Artıyor hocam. Yoğunluğu artarsa basınç ne olur evladım benim? Artar. Harikasın. O zaman bu olabilir. K noktasındaki basıncı artabilir. Yağmurlu bir günde deponun tamamını doldurmak. Deponun tamamını doldurursak basınç daha yükseğe çıkmaz mı su evladım benim? Çıkar hocam. O zaman basınç ne olur evladım benim?
artar. Harikasın. Dolayısıyla bu da olabilir diyoruz. Cevabımızın Ceyhan seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. KVL kabına farklı yüksekliklerden eşit büyüklükte delikler açmış. İşsiz mi hocam Volkan? Açmam. Niye işsiz oldu? Bak birinci tıpa, ikinci tıpa, üçüncü tıpa. Birinci tıpa, ikinci tıpa, üçüncü tıpa. Tamam. Daha sonra kapların üzerindeki delikler özdeş tıpalarıyla kapatılmış. Suyla doldurulan kaplardaki üçüncü tıpaları aynı anda açmış demiş. Benim yaptığım deliğin aynısı. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Delikten fışkıran suyun aldığı mesafe 30 santimetre ve 20 santimetre. Burada zaten cetvelle ölçüyoruz. K kabında 30 santimetreye fışkırmış. L kabında ise 20 santimetreye fışkırmış. Bir kere hemen bakalım. Buna göre volkan deney sırasında hangilerini yaparsa kaplardan fışkıran sıvılar aynı mesafeye ulaşılır. Bunda daha az fışkırmış, buraya kadar gelmiş. Bunda da buraya kadar fışkırmış. Şimdi L kabındaki suyun miktarını azaltmak. L kabındaki suyun miktarını azaltırsan zaten bu kadar fışkırmıştı, daha da az fışkırır. Bu saçma sapan bir şey olmuş. Skandal. K kabını yoğunluğu daha fazla olan başka bir sıvı ile aynı seviyede doldurmak. Şimdi aynı seviyede yoğunluğu daha fazla olan bir sıvı ile doldursan zaten ne olur? Daha da uzağa fışkırır. Çünkü zaten 30'a fışkırmıştı. Daha fazla yoğunluk, daha fazla basınç demek. O zaman bu da skandal olmuş gerçekten. K kabındaki suyun bir kısmını L'ye boşaltmak. Evet, suyun bir kısmını buraya boşaltırsan buradaki derinliği azaltmış, buradaki derinliği arttırmış olacaksın. Buradaki derinlik artınca evladım benim, aslında buradaki derinlik de azalınca aynı derinlik ve aynı sıvı cinsi olduğu için eşit uzunlukta fışkırabilirler. Bu doğru olabilir diyoruz. O zaman aynı mesafe ulaşıyor. Cevabımız Adana seçeneği. Adana. Deniz seviyesindeki artık üçüncü ünitemizi bitirdik. Şimdi son dört üniteye giriyoruz. Hadi bakalım. Güzel günler bitti. Şimdi deniz, daha güzel günler. Daha güzel günler. Deniz seviyesindeki K noktasında 0 derece sıcaklıkta şekildeki barometre ile ölçülen açık hava basıncı yukarıda göstermiştir. Gerçekten de 0 derece sıcaklıkta barometrede ne gösteriyor? 3H gösteriyor. Açık hava basıncı ve civa ile. Vay vay vay. Gerçekten yüksekmiş. Yani 76 santimetre falan filan. Torricelli arkadaşınız mı hocam sizin? Arkadaşım değil. Giovanni'nin arkadaşı. Aa, biliyorum Giovanni. Evet, ama yapılan bu deneyle ilgili gözlemlerden hangileri doğrudur demiş. Suyun yoğunluğu civadan daha az demiş. Tamam, neyse bakalım. Şimdi kapak. Şimdi burada ne yap? Daha sonra deneyde kullanılan cam borunun tamamı civa ile doldurulup. Yani 4H'ye kadar civa ile doldurulup. Sonra kapakla kapatılmış. Sonra ne yapılmış bakalım. Yapılan bu deneyi kapak K noktasında açıldığında civanın bir kısmı yere dökülür. Bu kapağı açtığımız zaman ne olur evladım benim? Açtığımız zaman açık hava basıncı buradan bastırır. Açık hava basıncı ne kadarlık havayı, civayı kaldırabiliyordu? 3. O zaman ben 4H'lik civa varsa burada, 4H'lik civa varsa 4H'lik civayı kaldırıyorum. 3H'lik kaldırabilirim ama açık hava basıncı buradan basacak ya. O zaman 3H'lik kısmı kalır, H'lik kısmı da akar gider civanın. Demek ki burada hani bardağı ters çeviriyoruz, bardak dökülmüyor deneyi vardı ya, aynı onun gibi kapak K noktasının açılır, civanın bir kısmı yere dökülür. Evet doğru, bir kısmı cevede dökülür. Bu düzenek L noktasına götürülürse kapak açıldığında, yani şöyle bir yine aynı şekilde kapağı açıyoruz. Burada 4H'lik kısım var. Kapak açılında civa yere dökülmez. Yuh! Ne alakası var? Burada açık hava basıncı mı daha fazla? Buradaki açık hava basıncı yok. K'de mi daha fazla? L'de mi daha fazla evladım benim? K'de. Harika. Çünkü deniz seviyesine yakınken açık hava basıncı daha fazladır. Ama yukarıya çıktığı zaman daha da azalır. Dolayısıyla civa daha da fazla yere dökülür. Bu hatalı olmuş. Aynı deneyde civa yerine su kullanılırsa kapaktan akan su miktarı civaya göre daha az olur. Zaten 3H'lik civayı kaldırabilen bir açık hava basıncı suyu çok çok daha fazla kaldırabilir. Dolayısıyla dediği gibi su miktarı daha da az olur diyebiliriz. Çünkü civa gibi ağır metali kaldırıyor canım. Suyu hayli hayli kaldırır diyoruz. Daha az su dökülerek bu işten yırtabiliriz. O yüzden cevabımızın 1 ve 3'ün olduğu Dadana seçeneği. Peki geldik periyodik tablo nedir? Periyodik tabloda elementlerde metal, ametal, yarı metal kavramlarını bilmemiz gerekiyor. Pardon, hemen şöyle göstereyim bir saniye. Bir şeye bakıyorum. Evet, tamam. Metal, ametal ve yarı metal kavramları var. Bak evladım benim. Kırmızı olanlar ametaller. Mavi olanlar metaller. Yeşiller de yarı metaller. Yani arada olanlar. Ve en sağdakiler de
Soy gazlar çok özeldir. Bunu da söylemek istiyorum. Neyle başlıyor periyodik tablomuz? Hidrojenle başlıyor ve helyumla devam ediyor. Bu ilk satırımız. Bu ilk satır çok önemli çünkü hidrojen ve helyum çok çıkıntılar, çok istisnalar ve bununla ilgili istisnayı da göstereceğim. Ve her sene bunu soruyorlar ya, hiç değiştirmediler. Periyodik tablodaki yatay sıralara biz ne diyoruz evladım benim? Periyot diyoruz. Dikey sütunlara ise grup diyoruz. Grupları hemen göstereyim. 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, 4A grubu, 5A grubu, 6A, 7A ve 8A grupları. Bunlar acayip önemli. Bu birinci periyot, bu ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot. Kaç tane periyot var evladım benim? 8. 7 tane periyot var. 7 tane periyodumuz var. Birinci periyotta sadece 2 tane atom var. Hidrojen ve helyum aşırı önemliler. Hep de bunu soruyorlar. Onu da söylemek istiyorum. Periyotlar ve gruplardaki özellik şu. Aynı grupta benzer kimyasal özellik var mıdır? Vardır. Evet, aynı grupta benzer kimyasal özellik vardır. Ama aynı periyotta böyle bir şey olmaz. Bakar mısın? Burada metal var, burada yarı metal var, burada metal var, burada soy gaz var. Hepsi birbirinden farklı. Ama dikkat et burada soy gaz. Ya aynı grupta benzer kimyasal özellikler gösterilir unutmayın. Şimdi tarihçesi hiç çıkmaz ama 2 saniye hatırlatayım. Esas tarihçesini Mozeley, Mendeleyev oluşturmuştur periyodik tablonun. Atom ağırlıklarına göre Mendeleyev, numaralarına göre de Mozeley yapmıştır. Ve Döbereyner de ilk girişimcilerdendir. Ve Seaborg da alttaki 2 tane sırayı yapmış. Ama önemli olan Mozeley ve Mendeleyev. Ve neye göre dizilmiştir? Burası çok önemli. Atom numaralarına göre sıralanmıştır. Unutmayalım periyodik sisteminde tarihçesini. Peki periyodik sistemin tarihçesinde nasıl bir element yer buluyor? Mesela 3. periyot 4A deyince ne diyeceğiz? Bak bu 1. periyot diyeceğiz. 2. periyot diyeceğiz. 2. satır. 3. satır diyeceğiz. 4. satır diyeceğiz. Bunları yazdıktan sonra diyeceğiz ki bak 3. periyot hop 4A grubu hop buraya geldik. Bak 3. kata geldik. Sonra üstten aşağı doğru gidiyor katlar. 3. kata geldik. Ve 4A bloğuna geldik. 4A bloğumuzu geldik. O zaman buradaki elementimizin ne olduğunu söyleyelim. Mesela silisyumdur buradaki elementimiz. Silisyum budur diyebiliriz. Peki silisyumu nasıl bulabiliriz başka türlü? Silisyum normalde 14 atom numarasına sahiptir. 14 atom numarasında bakın şu ezberleyin lütfen. 2, 8 ve 4. Bak 2, 8, 4. Neden 2, 8, 4? Çünkü atomları açarken şöyle yapıyoruz. 2, 8, 8 diye açarız. Unutmayın. 2, 8, 8 elektronlarıdır. Ve aynı zamanda atom numaralarıdır. Dolayısıyla 2, 8, 8'in toplamı kaçtı evladım benim? 18. 18. 14'e ulaşabilmek için 2, 8 ve 4'ü toplamam gerekiyor. İşte kaç tane böyle halka var? 3 tane var. 1, 2, 3. 3. periyot ve hangi son halkasındaki elektron sayısı da 4 olduğu için 4A grubu bu 3. periyot 4A grubunu oradan çıkartıyoruz aslında. Mesela 2. periyot 7A grubu. 2. periyot hop 7A hop buraya geldim. Bu da mesela flordur. Flor 9 tane atom numarasına sahiptir. Dolayısıyla bunu açtığımız zaman 2 ile neyi toplasam 9 eder? 7. Harika. 7. 2, 7 toplam 9 etti ya. Bak 2 tane var. Dolayısıyla 2. periyot, 2. periyot ve son yörüngesinde 7 tane olduğu için 7A grubu diye bunların da nerede olduğu periyodik tabloda bulunabiliyor. Bu da size ekstra bilgi. Bunu da kullanabiliriz sınavda. Şimdiden söyleyeyim. Peki istisnalar. Esas sınavda %100 çıkar dediğim LGS'de %100 çıkar dediğim kısım aslında burası. Neden? Çünkü hep bunu soruyorlar. İstisnalar 2 tanedir evladım benim. İstisnalar kaideyi bozmaz. İstisnalar çıkıntıdır. Normalde dümdüz periyodik tablomuza bakar mısın? Ne bozmuşlar periyodik tablomuzu? Böyle 2 tane çıkıntı var. Bu 2 çıkıntı istisnalar. Anten gibi olmuş. Bunlardan birincisi evladım benim hidrojendir. Heh diyeceğiz bunları görünce. Heh. İkincisi de helyumdur. Heh diyeceğiz. Heh bunları kaçırmam artık. %100 sınav sorusu. Çünkü hidrojen 1A'da burada bulunmasına rağmen ama metal ametaldir. Normalde metaller solda değil miydi periyodik tabloda bir hocam abi? Metaller her zaman soldaydı. Ametaller de sağdaydı. Ama yaşanan gelişmeler sonrasında her şey değiştiği gibi periyodik tabloda değişti. Hayır, hidrojende bir çıkıntılık oldu. Hidrojen ametaldir. Unutmayalım. Hidrojen
Bunun altında ne vardı biliyor musun? Lityum, ondan sonra işte sodyum, ondan sonra potasyum vardır. Şimdi bunların hepsi metalken hidrojen çıkıntı gibi. Ya arkadaşım aynı grupta aynı özellik gösteriliyordu. Saygısızlık hayır. Yapıyor ya. Diyor ki ben aynı gruptayım ama bir A grubundayım ama ben amatörüm arkadaşım. Ben farklı özellik gösteririm diyor ve çıkıntılık yapıyor. Kimsin sen? Bu sınavda çıkıyor. Her sene sınavda çıkıyor. Helyum son yörüngesinde ilk elektron var ama 8A grubundadır. Yani son yörüngesinde 8 olmamasına rağmen soy gaz olarak tarihe geçmiştir. Normalde helyumun ikiye açtığım zaman böyle iki açıyoruz. Bir tane var birinci periyotta ve son yörüngesinde iki olduğu için 2A grubu. Birinci periyotta 2A yok ki. Birinci periyotta 8A var. 2A değil de o yüzden 8A grubu diyeceğiz. Önemli diyoruz. Evet, bunları da gösterdikten sonra elementlerin hemen gruplandırmasını iki saniyede göstereyim sana. Oda sıcak, bak metaller, ametaller yarı metaller. Üçe ayırıyoruz. Metaller bu yeşiller, ametaller bu maviler, şeylerde şu orta grupta yarı metaller. Dolayısıyla bunların biz ne özellikle olduğunu görelim. Oda sıcaklığında metaller nedir evladım benim? Katıdır. Katıdır. Civa hariç ama civa sadece bir tane istisnada o da civa. Ametaller sevgili adım benim. Üç farklı durumda da olabiliyor. Katı olabiliyor, sıvı olabiliyor veya gaz olabiliyor. Üç farklı durumda olabiliyor. Yarı metallere baktığımız zamansa katı özellik gösteriyorlar. Şimdi yüzeylerine bakalım. Metaller nasıldır? Parlaktır yüzeyleri. Ametallerse mattır yüzeyleri. Yarı metaller arada parlak veya mat. İşlenebilir. Tel ve levha haline gelirse metaldir. Bitti. Tel ve levha haline gelmez, işlenemez. Ametaller kırılgan değildir yarı metaller. Geçtik. Isı ve elektriği, iletkenliği iyi iletkendir. İyi iletkendir. İletkendir ısı ve elektrik açısından. Ametaller iletmiyor, yarı metaller de arada iletiyor diyebiliriz. Şimdi geldik artık son kısımlarına artık bu kısmın yani madde ve endüstri kısmının. Şimdi fiziksel ve kimyasal değişimler vardı. Bak maddenin tanecikleri değişmiş mi evladım benim buradan buraya geçerken? Değişmemiş. Harika. Aynı. İki mavi bir kırmızı, iki mavi bir kırmızı, iki mavi bir kırmızı gibi değişmemiş. Dolayısıyla bu fiziksel değişimdir. Fiziksel değişimlerde hal değişimi mesela erime, donma, kaynama, başka ne diyebiliriz? Yoğuşma. Bunların hepsi aslında hal değişimi olarak fiziksel değişimdir. Aynı zamanda fiziksel değişimlere ne örnek verebiliriz? Mesela kesme, ondan sonra kırılma. Bunların hepsi fiziksel. Maddenin iç yapısı değişmiyor. Dış görünüşü değişiyor. Ama kimyasal değişime baktığımız zaman buradaki bağlar ne olmuş evladım benim maddenin içindeki arasında? Kırılmış. Yeni bağlar oluşmuş. Yani var olan bağlar kırılıyor, atomlar arasında yeni bağlar oluşuyor. İşte bu kimyasal değişimdir ve elektroliz mesela bir kimyasal değişim örneğidir. Suyun elektrolizi veya evladım benim çürüme, yepyeni şeyler oluşuyor, yapılar oluşuyor. Ondan sonra yanma, bak yanma. Ondan sonra başka ne söyleyebiliriz? Ekşime, bunların hepsi kimyasal değişimlere girer çünkü asit baz tepkimesi mesela, asit baz tepkimesi, bunların hepsi kimyasal değişime giriyor. Ama dikkat edelim, mesela mumun erimesi, fiziksel mi kimyasal mı değişimdir evladım benim? Fiziksel hocam. Evet, mumun yanması kimyasal. Harika, yanma deyince hemen aklımıza kimyasal geliyor. Şimdi kimyasal tepkimede şunu unutmayalım, maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecinde biz kimyasal tepkime diyoruz. Bununla ilgili kesin bir soru var. Bunu LGS'de çıktı, yine çıkacak diyorum. Kimyasal tepkime ile alakalı soru. %100 çıkar diyoruz. Kimyasal tepkimede atom türü korunuyor, değişmiyor. Kütle korunuyor, atom sayısı korunuyor. Ne demek bu? Mesela bak, azot gazı ile hidrojen gazı tepkimeye giriyor. Taneciklerin yapısına bakar mısın? Ne kadar değişiyor? Azot gazı normalde NN'den oluşur. Bak, NN. İki tane azot atomunun birleşmesi oluşur. Hidrojen gazı da HH birleşir ve H2 hidrojen gazını oluşturur. Bak, böyle molekülleri var. Bunlar birleştiği zaman NH3 yani amonyak oluşuyor. Ve iki tane amonyak oluşmuş mesela. İki tane NH3 oluşmuş. İşte bunu oluşturan şey aslında nedir evladım benim? Burada bir tepkimi oluşuyor. Kimyasal değişim oluşuyor. Ve kapalı kapta gerçekleşirse bu olay, biz diyoruz ki
bir ok çizeriz arkadaşım. Bu okun sol tarafındakilerine girenler diyoruz. Yani azot, azot ve hidrojen. Çıkanlarsa ürünler yani. Sonuçta çıkanlar amonyaktır diyebiliriz. Amonyaktır diyebiliriz. Ve azot gazı ve hidrojen gazı birleşiyor. Amonyak, amonyağı oluşturuyorlar. İşte çıkan da amonyak. Dikkat ederim. Evladım benim, sol tarafta girenlerde kaç tane yeşil var? İki. Sağ tarafta çıkanlarda kaç tane yeşil var? İki. Sol tarafta girenlerde kaç tane sarı var? Altı. Sağ tarafta girenlerde kaç tane sarı altı var? Altı. Çıkanlarda. Girenler çıkanlar eşittir. Hayır. Atom türü korunuyor. Atom sayısı korunuyor. Sarı, yeşil hiç değişmemiş. Kütle korunuyor. Eğer kapalı kapsa, buraya not düşüyorum. Kapalı kapta, buraya not düşüyorum. Eğer ağzı açıksa gaz çıkışı olur. Kimyasal tepkimede de bununla ilgili soru sormayı çok severler. Bununla ilgili soru sorurlar çünkü gaz çıkışı olduğundan dolayı. Evet, geldik hemen asit bazlara. Asitler ve bazlarda %1000 trilyon soru var. %1000 trilyon soru var. Çünkü asit bazı sormadıkları sene yok yahu. Ve çok seviyorlar. Bazı senelerde 3 tane falan sordular. Ya. İnanılmaz, ben bile şaşırdım. Burada asit deyince aklımıza hangi cisim gelecek? Limon. Baz deyince? Sabun. Harikasın. Asit ne yapar evladım benim? Asit kızartır. Baba. Yok. Morartır. Anne kızartır, baba morartır. Asitler kızartır, bazlar morartır. Onu da bilmemiz gerekiyor. Benim annem de morartıyor hocam. Hiç ayrım yapmıyorlar. Bir şeyin asit mi, baz mı olduğunu anlamak için ne kullanırız evladım benim? Limon yeriz. Hayır, belirteç kullanırız. Belirteçler nelerdir? En ünlü belirteç de turnusol kağıdıdır. Eğer bir şeyin içine ben turnusol kağıdını batırırsam, kırmızıya dönüşüyorsa bu nedir evladım benim? Asittir. Baba diyorum. Bazlarda ise maviye dönüşür. O yüzden bu da bazdır diyebiliriz. Yani ben bir şeyin asit mi baz mı olduğunu turnusol kağıdı belirteciyle, diğer bir adı da ayraç bu arada. Belirteç veya ayraç. Bunlara en güzel örnek de şurada verdiğim turnusol kağıdıdır. Bunu da söylemek istiyorum. Yani asit mi baz mı? Nasıl anlayacağız? Turnusol kağıdı. Elimizi dokundurmamız mümkün değil çünkü zararlı olabilir, Allah korusun. O yüzden turnusol kağıdını içine daldırıyoruz. Burada turnusol kağıdının 2 tane türü var. Bununla ilgili soruyu çok seviyorlar. 2 tane türünden birincisi mavi turnusol kağıdı var. Böyle her tarafın mavi bir turnusol kağıdı var. Diğeri de evladım benim kırmızı turnusol kağıdı. Bunlar satılıyor. Marketlerde falan satılıyor. Aa. Deney ekipmanları satılıyor. Mesela mavi turnusol kağıdını alırsan. Tomuz kitapçılarında bulabilir miyiz hocam? Bulamazsın ne yazık ki. Mavi turnusol kağıdını alırsan, asitlerin içine batırırsan ne olur? Kırmızı oldu. Bak görüyor musun? Kırmızı turnusol kağıdını alırsan, bazın içine batırırsan ne olur? Mavi oldu. Bak görüyor musun? Peki sana bir soru. Çok challenging bir soru soruyorum. Challenge. Kırmızı bir turnusol kağıdını asitin içine batırsak ne olurdu? Mahvolurdu. Hayır. Hiçbir şey değişmezdi. Hmm. Zaten asit kırmızı yapıyor. Yani şöyle batırırsam ben bunu, kırmızı turnusol kağıdını, aynen kalırdı işte. Bak hiçbir şey değişmedi. Peki mavi bir turnusol kağıdını bazın içine batırırsam ne olur evladım benim? Aynen kalırdı. Zaten baz mavi yapmaya çalışmıyor mu? Aynen kalırdı. Demek ki farklı renk, zıt rengi değiştiriyorlar. Onu unutmayalım. Şimdi pH çizelgesine gelmeden önce asitler ve bazların özelliklerini hemen seninle beraber bakalım. Evladım benim, asitler ve bazların özelliklerine baktığımız zaman sulu çözeltilerinde asitler evladım benim hidrojen iyonu verirler. Hidrojen iyonu verirler. Hidrojen iyonu, hatta şöyle gösteriliyor. H artı iyonu. Sulu çözeltilerinde bazlarsa hidroksit iyonu verirler. Bu da şöyle gösteriyor. OH eksi diye gösteriliyor. Ellerimizi yıkadığımız zaman ne deriz böyle? Ellerimizi sabunla. OH deriz. Oh deriz. Oh oh. O yüzden ben bunları bazoh diye ezberletiyorum arkadaşlara. Bazoh. Asitleri ne diyor? Hasit diye ezberletiyorum. Ah ekşi geldi. Aynen, dilimize böyle ekşi geldiği zaman. Hayaksi demek istiyoruz yani. Hidrojen başta geliyor asitlerde çünkü. Bazılarda da OH sonunda geliyor. Mesela sana bir örnek vereyim mi? Mesela asit olarak HCl, HNO3, tuz ruhu mesela, nitrik asit. Takım ruhu. Kezzap dediğimiz. H2SO4, zaç yağı dediğimiz sülfürik asit mesela. Bak hep başta H var, görüyor musun evladım benim? Ama burada ise mesela NaOH, sut kostik, ondan sonra potas kostik, kalsiyum hidroksit, kireç, sönmüş kireç dediğimiz maddeler. Bunların her birisi aslında baz, sonunda da oh var, görüyor musun? Böyle elimizi yıkadığımızda oh diyoruz. Ama bazı istisnalar var, mesela NH3 bazdır. İstisnadır ama kıldır. Dikkat edelim. Veya bir tane daha istisna var. CH3
COOH diye asetik asit var mesela. Bu da bizim bilmemiz gereken asitlerden bir tanesi. Bunlar da bazen sonunda gelebiliyor. Böyle kıl bir şeyler olabiliyor. Bu asittir aslında, böyle gözüklüğüne bakma. Ama tabii bu kadar detaylı bilmemize gerek yok. Şimdi geldik elektrik iletkenliğine baktığımız zaman su çözeltileri elektriği asitlerde, bazlarda iletir. Neden biliyor musun? Neden hocam? Çünkü ikisinde de iyonlar vardır. Tatlarına baktığımız zaman limonun tadı nasıl? Ekşi. Harikasın. Peki sabunun tadı nasıl? Lezzetli. Acı evladım, ne alakası, sabun neyi yedin mi hiç? Yani gözleri yakar ya, oradan aklına getirebilirsin. pH'ları 0-7 arasında asitlerin, bazıların ise 7 ile 14 arasında. Cildimize etkisi kuvvetli asitler, yakıcı ve parçalayıcı etkiye sahip ve bu şeylerse, bazlarsa sulu çözelti ele kayganlık hissi veriyor. Zaten sabun ele kayganlık hissi veriyor. Dikkat edelim, asitler zararlı olabiliyor. Mavi turnusol kağıdını neye çevirir evladım benim asitler? Kırmızıya. Harika. Kırmızıya çevirir. Bazılarsa kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Unutmayalım diyoruz. Peki o zaman pH çizelgesinde şunu göstermek istiyorum. pH çizelgesinde tam ortası nedir evladım benim? 7. Nötr. Peki bir madde söyle bana nötr evladım benim. Hemen sana söyleyeyim. Saf su nötrdür. Tuzlu su nötrdür. Bunlar önemli. Tuzlu su, saf su nötrdür. Ama limon, kan, ondan sonra süt, bunların hepsi asitlik veya bazlık özelliklerine göre değişebiliyor. Mesela deterjan nedir? Asit midir, baz mıdır? Güzel bir soru hocam. Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için... Şuradaki örneklere bakarak söyleyebilirsin. Sabundur. Şey, sağ tarafı. Sabuna doğrudur. Aynen. Deterjan bu taraflarda bir yerdedir. Neden deterjan bu taraflarda bir yerdedir? Ben saçımı deterjanla yıkıyorum çünkü. Harikasın. Çünkü evladım benim, çünkü temizlik malzemenin çoğu aslında bazik tarafta. Hocam Araplar saçını Arap sabunuyla mı yıkıyor? Aynen öyle. Peki şeyi söyler misin bana, ne söyleyebiliriz? Mesela çilek. Güzel bir soru. Çilek mesela bu tarafta. Meyve neden tarafında çünkü? Çünkü meyveler özellikle asit, elma mesela malik asit içerir. Çilek mesela folik asit içerir. Asit özellikle. Hocam siz meyve yerken bunları düşünüyor musunuz? Meyveleri yedikten sonra mutlaka ağzını çalkala, çünkü asit özellikleri dişlerimize zarar veriyor. Şimdi buna da şunu söylemek istiyorum. Bir kuvvetli asitler var. Mesela tuz ruhu diye eşek gibi bir asit var. Bir de şey var diyelim, mesela çilek var. Değil mi? Çileğin asitliği çok az. O yüzden unutmayalım. Mesela bir pH'e sahip, bir de 6 pH, 5 pH'e sahip. Hangisi daha fazla, daha kuvvetli asittir? Ne kadar 7'den uzaksa o kadar kuvvetlidir. Ne kadar 7'ye yakınsa o kadar zayıftır. 7'ye yakınlar, unutmayın, ben buraya yazıyorum. 7'ye yakınlar zayıftır diyebiliriz. Bunu bilsen yeterli. 0 ile 14 arasında değişiyor demiştik. pH çizelgesi. Evet, bunları da gördükten sonra artık etkilerine bakalım. Bununla ilgili soru da geldi bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi asitler cilt, metal, tahta, kağıt, mermer, kumaş, bunlara zarar verirler. Bazılarsa cam ve porselen düşmanıdırlar. Şimdi asitler o zaman bir cam kapta saklanabilir mi Allah'ını seversen? Saklanabilir. Ama metal kapta saklanamaz. Çünkü metali eritir. Metal düşmanıydı asit. Plastik kapta saklanabilir. Ama porselen kapta da saklanabilir. Çünkü o baz düşmanıydı. Asit düşmanı değil. Ama kağıt kapta saklanamaz. Kağıdı eritebilir çünkü organik bir madde. Cildimizi de eritir. O yüzden eldivenlik kullanmamız gerekiyor. Bazlara baktığımız zaman bazlar cama zarar verir. Cam kapta saklanmaz. Metal kapta saklanır mı? Evet, saklanabilir. Plastik kapta saklanabilir mi? Evet, saklanabilir. Özellikle zaten deterjanlar bilmem ne, onların hepsi plastik kaptadırlar. Aynı zamanda kağıt kapta saklanır mı? Evet, saklanabilir. Deterjanın kutuları falan kağıt olabiliyor. Porselen kapta hayır, saklanamaz. Çünkü düşmanı bunlar. Unutmayalım. Mortanzi Strazen diyoruz. Strazen, evet, Heisenkain, burada, bu asit boğazının verdiği zararlara karşı bunlara dikkat edelim. Bu sembolleri görünce onlardan uzak duracağız. Yani eldivenli ve güvenlik önlemleriyle yaklaşacağız bunlara. Peki asit yağmurlarının iki tane değineyim hemen seninle beraber. Eğer fabrikalar, ondan sonra araçlar, bilmem ne, bir sürü karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gazı üretirlerse, ki üretiyoruz ne yazık ki, yapacak bir şey yok. Ve bunlar da şehirlerde özellikle havaya çıkıp nemli havada bulutlarda beraber suyla reaksiyona girerek
aşağıya asit yağmuru olarak dönüyor. Asit yağmuru da bitki örtüsüne zarar veriyor. Toprağı verimsizleştiriyor. Canlıları zarar görüyor. Tarım ürünleri zarar görüyor. Metallerin ömrünü kısaltıyor. Arabalarımızın boyası eksiyor, eskiyor ve tarihi bölgelerde zarar görüyor. Evet hocam, Efes Tapınağı, Efes Millet, Foça, oralarda hep böyle asit yağmurları yüzden birçok... Orada ne yazık çok fazla fabrika yok. O yüzden en azından çok İyi fazla bari. Yok ama İstanbul'daki tarihi eserler çok daha fazla. Evet, geldik madde ve nüsrenin challenge. Öz ısı nedir? Öz ısı bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece arttırabilmek için gerekli olan ısı miktarına biz öz ısı diyoruz. Bir gram su hayal et. Hayal ettin mi? Ediyorum. Bu bir gram suyun diyelim ki sıcaklığı 20 derece. Şimdi ben bunu 21 dereceye çıkarmak istiyor muyum? İstiyorsunuz. İstiyorum diyelim. Deliyim, yapacak bir şey yok. 20 derece sıcaklığında bir gram su, bir gram ufacık. Bunu 21 derece yapmak istiyorum. Ne kadar ısı vermem gerekiyor buna? Bayağı vermeniz lazım. Aynen. Burada verdiğim ısı var ya, aslında öz ısı işte. Yani bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece arttırmak istiyorum. Ya bu kadar basit. Öz ısının sembolü küçük C harfi. Küçücük C harfi. Birimi de kalori gram derece veya jül gram derece. İkisi de olabilir, fark etmez. Öz ısı maddenin cinsine göre ayırt edici özellik. Bak burayı yazmak istiyorum. Ayırt edici özellik ne demek biliyor musun? Fark eden. Evet, yani senle benim farkım veya işte civa ile suyun farkı maddenin cinsine göre değişiyor. Mesela bakırdaki öz ısı 0.39, alüminyumda 0.90. Hangisinin öz ısı daha fazla? Alüminyumun öz ısı daha fazla. Dolayısıyla öz ısı düşük ve büyük maddelerde farklı bir özellik var. Nedir bu özellik? Bak sınavda %100 soru gelecek bu kısımdan. %100 soru gelecek. Ayırt edici özellik olması falan filan filan. Şimdi dikkat edelim. Nedir bu özellik? Öz ısı düşük maddeler kolay ısınır, kolay soğur. Bu lütfen bunu aklına kazı. Öz ısı büyük maddelerse zor ısınır, zor soğur. Mesela hemen söyler misin bunu? Burada alüminyum mu bakır mı daha zor ısınır? Alüminyum. Harikasın. Çünkü öz ısı büyük olduğu için zor ısınır, zor soğur. O zaman ben ikisini de ısıtmak istediğim zaman alüminyum... Tost yerken oluyor hocam. Domates çok zor ısınıyor ve ağzımız yanıyor domates. Aynen öyle. Mesela ben burada bakır cezvede bir şeyi ısıttığım zaman mı daha hızlı ısınır? Yoksa alüminyum cezvede daha ısıttığım zaman mı? Tabii ki bakır cezvede. Çünkü Çabuk soğuyor. Hemen hızlı, hemen soğuyor. Hemen ısıtabiliyoruz suyu içindeki. Süper zekisin gerçekten de. Şimdi ısı kütle ilişkisinde şunu unutmamamız gerekiyor. Bakın ısı kütle ilişkisi, ısı öz ısı ilişkisi, sıcaklık kütle ilişkisi. Bunlar sınavda gelecek sorular. Net garanti %100. LGS bunu hep soruyor ama ya, hep soruyor. Çünkü ya kütle ilişkisini soruyorlar, ya öz ısı ilişkisini soruyorlar, ya da sıcaklık kütle ilişkisini soruyorlar. Bununla alakalı peki gelecek deney sorumuz nasıl gelecek? Şimdi X sıcaklığı aynı olan aynı cins sıvılar özdeş kaplarda falan filan ısıtıcılarla. Şimdi bakın özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor şu demek. Aynı miktarda ısı alıyorlar birim zamanda demek. Aynı cins sıvılar, ikisi de su, tamam. İkisinin de sıcaklıkları aynı. Mesela ikisi de X sıcaklıkları 20 derece diyelim ikisinin de sıcaklıklarına. Tamam. Şimdi ben bunları ısıtmaya başladığım zaman sıcaklıklar artacak mı? Artacak. 20 derece, 21 derece, 22 derece, 23 derece, 24 derece. Bunu herkes aklına, ya şu anda bu yayını izleyen herkes zaten kafasında, hayalinde canlandırabilir. Yahu 200 gram suyu mu daha kolay ısıtırım? 100 gram suyu mu daha kolay ısıtırım? Tabii ki 100 gram suyu daha kolay ısıtırım. Bu kadar basit bir mantık yürüteceksiniz sınavda sorunuz karşına geldiği zaman. O zaman diyeceğim ki son sıcaklıkları ben bunu 25 derece yapmak istiyorum mesela. Bunu da 25 dereceye çıkarmak istiyorum. O zaman yahu bunu daha fazla ısıtmam gerekiyor. Çünkü bu daha fazla ya, kütle olarak daha fazla. Ya kettle'ın içine, su ısıtıcının içine çok fazla suyla koyduğumuz zaman daha uzun sürede o kaynıyor. Hatırlarsak mutlaka birimiz yapmıştır böyle bir kahve kendimize, çay may bilmem ne. İşte o zaman da diyeceğiz ki ısıtma süreleri arasındaki ilişki ne diyeceğiz? 2 büyüktür 1 diyeceğiz. Peki verilmesi gereken ısı? Tabii ki ısıtma süresi bundan daha fazla olduğu için verilmesi gereken ısı zaten fazla olmalı. Çünkü bunun kütlesi daha fazla. O yüzden kütle fazla olduğu zaman ısımız daha fazla oluyor. Unutmayalım, verilmesi gereken ısımız daha fazla oluyor. Ama aynı sıcaklığa getirmek için. Şöyle de yapabilirdi. Bak bir tane daha deney söylüyorum.
İkisini de özdeş ısıtlarda 10 dakika ısıttık. 10 dakika ısıttık. 10 dakika ısıt. İkisini de eşit miktarda ısıttık. Hangisinin sıcaklığı daha fazla olur? E tabii ki bunun sıcaklığı daha fazla olur. Bu mesela 10 dakikada 20'den 27'ye gelir birinci kaptaki arkadaş. İkinci kapta 20'den mesela 23'e gelir. İşte bunun sebebi de kütlesinin bunun daha az olmasıdır. Unutmayalım. Çünkü burada ikisi de su olduğu için öz ısıları aynı. Şunu da not düşmek istiyorum. Öz ısılar aynı diyoruz burada. Acayip önemli. Peki. X sıcaklığı aynı olan, X sıcaklığı aynı olan farklı cins sıvılar. Bakın LGS'de çıktı yine çıkar diyorum burada. Deney sorusunu çok seviyorlar ve bu da öz ısıyla alakalı. X sıcaklığı aynı olan aynı sıvılar. Farklı sıvılar. Bu 20 derece diyelim. Bu da 20 derece. X sıcaklığı aynı. X sıcaklığı aynı olduğunu söylemiş bize. Farklı cins sıvılar demiş. Ne demek farklı cins sıvılar? Aslında öz ısıları farklı. Öz ısıları farklı ne demek? Biri kolay. Çabuk ısınıyor. Biri zor ısınır. Bak burası çok önemli. İşte şunu bilirsen zaten soruyu yapabilirsin. Sana ne çıkacağını da söylüyorum. Eline direkt soruyu cevabını söyleyin hocam. Formülü veriyorum direkt. Bak özdeş ısıtıcılarıyla eşit süre ısıtılıyor. Su ve ne buradaki evladım benim? Aynen. Alkol. Su ve alkol. Şimdi burada ne demiş? Özdeş ısıtıcılarla ısıtırsa aynı sürede ve eşit süre demiş. O zaman aynı ısıyı veriyoruz bu iki arkadaşa da. Bak özdeş ısıtıcı, aynı ısıtıcı ve aynı süre ısıtıyoruz. O zaman aynı ısıyı verdiğimiz zaman hangisi daha kolay ısınır Allah aşkına? Tabii ki de. Su mu yoksa alkol mü? Alkol. Çünkü öz ısı daha az. Öz ısı daha az olan kolay ısınır. Bu da zor ısınır. Bunu bildikten sonra yahu o zaman bunun sıcaklığı daha fazla olacak yahu diyeceksin. O zaman birin sıcaklığı küçüktür ikiden diyeceksin. İşte bu yorum yaparsan evladım benim sınavda başarılı olursun. Ben size bunları 7. defa tekrar ediyorum. Bu hep aynı şeyleri dinle dinle diyor. Artık anlamanız ve sınavda son noktayı koymanız gerekiyor. Yeter artık i̇nşallah LGS hocam. Diyerek inşallah çok güzel sonuçlar çıkartacağız. Hocam LGS'den önce pasta kesecek misiniz? LGS tabii keseceğiz hocam. Dünyanın en uzun canlı yayınlarını keseceğiz. Evet sıcaklık kütle ilişkisinde ilk sıcaklıkları aynı olan aynı cins sıvılar. Bakın sıcaklık kütle bu sefer farklı bir şey soruyorum size. LGS'de çıkarsa şaşırma diyorum buna da. İlk sıcaklığı aynı olan. Bunlar da mesela ikisi de 20 derece diyelim. Bak bunlara ben örnek veriyorum. Sınavda da size ilk sıcaklığını vermezse siz de kendinize hemen 20 derece yazın. Sallayın. Oraya bir sayı koyun. Sayı koyunca insan bir daha rahat ediyor. Aynı cins sıvılar. Su. Tamam öz ısılar aynı o zaman. Öz ısılar aynı. Onu da söylemek istiyorum. Öz ısılar aynı. İkisi de o zaman biri kolay birisi zor ısınamıyor. İkisi de aynı ısıtıyor. Özdeş ısıtıcılar da eşit süre. Bakın arkadaşlar şu kelimeyi görürseniz, şu kelime grubunu görürseniz eşit ısı almışlar. Bunu lütfen söyleyin. Eşit ısı almışlar. Tamam eyvallah. Eşit ısı almışlar. Buna da eşit ısı vermişim. Yahu bu 100 gram bu 50 gram. Aynı ısıyı verdiğim zaman hangisinin sıcaklığı daha fazla artar evladım benim? Tabii ki sağdakinin. Çünkü ufacık yani kettle'ın yarısını doldurmak gibi düşünün. Dolayısıyla buradaki sıcaklık daha fazla olacak. Buradaki sıcaklık daha az olacak. Bir küçüktür ikidir. İşte sınavda bunlar gelecek. LGS'de çıkarsa şaşırma diyoruz. Ve hepiniz harika dereceler yapacaksınız. Az değil yani. Gerçekten çok fazla. Şimdi maddenin hal değişimlerini hemen iki tane göstereyim. Erime, ondan sonra buharlaşma, ondan sonra tersine yoğuşma, sonra donma evladım benim. Zaten bunları çok eskiden beri biliyoruz. Katıdan gaza geçişte süblimleşme, gazdan katıya geçişte kıralaşma diyoruz. Unutmayalım, bilmemiz gereken şey ne ama? Eğer biz erime, buharlaşma ve süblimleşme yolunda gidiyorsak madde ısı alıyor. Madde ısı alıyor. Burada ne yapıyor? Madde ısı veriyor. Yani yoğuşma, donma ve kırağlaşmadan madde ısı veriyor. Karpuzu kesince soğur mu evladım benim? Soğur. Peki niye soğuyor? Çünkü buzdolabına koyuyoruz. Hayır ısı veriyor. Çünkü evladım benim karpuz üzerindeki su buharlaşma yoluyla yükseliyor değil mi? Madde ısı aldığı zaman nereden alıyor bu ısıyı? Karpuzun içinden alıyor bu su buharlaşırken. Karpuzun içindeki ısıyı alırsak ne olur?
Artar. Karpuzun içindeki ısıyı alırsak ne olur? Karpuzun ısısı azalır. Soğur yani. Karpuz soğur. Bu kadar basit. İşte bu kadar. Şimdi çamaşırların kuruması. Çamaşırlar kururken evladım benim buharlaşma olayı gerçekleşiyor. Çünkü ısı alıyor aslında oradan. Yine buharlaşma oluyor. Yağmurun yağması. Mesela mahalle değişimine örnek olarak. Madde ne yapıyor yağmur yağdığı zaman? Aslında yoğuşuyor. Gazdan sıvı hale geçiyor. Ve madde ısı veriyor. Değil mi evladım benim? Aynı zamanda buzluğa konan suyun donması. Yine aynı şekilde donma olayı, sıvı katı olayına geçiyoruz. Madde ısı veriyor, unutuyoruz. Şimdi geldik artık, hadi bakalım sorularımıza. Burada evladım benim seninle beraber madde ve endüstri en geniş ünitemiz. Bununla alakalı birkaç soru çözeceğiz ve hemen diğer ünitemize gideceğiz. Bundan sonraki üniteler çok daha rahat, çok daha hızlı gidecek. Hadi bakalım o zaman. Bir öğrenci proje ödevi olarak keleme elementlerini... Kim bu öğrenci? Periyodik tablodaki yerini göstermek için şekildeki gibi Hanoi kulelerini kullanıyor. Kulelerdeki renkli halkalar elektronları temsil etmektedir. Tamam eyvallah. Hazırlanan bu proje ödevinden hareketle aşağıdaki çıkarmanın hangileri doğrudur? Ne demiştik sana? 2, burası ne? 1, 2, 3. 3, 2, 3'müş. Buna bakalım. 2 ve 1. Buna bakalım. 1. Şimdi bu bir kere iki tane katman olduğu için ikinci periyot ve son katmanında 3 olduğu için 3A grubu. Buna bakalım. İki tane katman olduğu için ikinci periyot ve son katmanında 1 olduğu için 1A grubu. Buna bakalım evladım benim, birinci periyot ve son katmanında 1 olduğu için 1A grubu. Tamam, bunu yazdık. Şimdi hazırlanan projede L ve M elementleri benzer kimyasal olarak. Şimdi ilk başta şöyle bir ufak bir periyodik tablo çizelim. Ve bunları bir yerleştirelim bakalım yerlerine. Şimdi birinci periyot 1A grubu. Yani hidrojenmiş bu ya. Bu direkt M elementi. Hatta şöyle yazalım. Özür dilerim. M elementi buraya koyduk. İkinci periyot 1A grubu. İkinci periyot 1A grubu. Buraya da L elementini koyuyorum. Hemen altına. İkinci satıra. 1A grubuna. Çünkü neydi? Dikkat edelim. Bu 1A grubu. Bu 2A grubu. Bu 3A grubu. Bu 4A grubu. Böyle devam ediyor. 8A'ya kadar. İkinci periyot 3A grubu. İkinci periyot 3A grubu. O zaman buraya da K elementini koyuyorum. Yani bunu koyduktan sonra şimdi diyorum ki L ve M elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. Doğru mu evladım benim? Doğru. Patladın. Bom bom bom. Evet. Neden bom bom bom? Çünkü bu pis hidrojendi. Heh diyeceğiz onu görünce. Neyse, o pis hidrojen bizim aklımızı hep karıştırıyordu. Çünkü hep bizim istisna olduğunuzu unutturuyordu. Normalde periyodik tabloda buradaki hidrojen aslında istisnaydı ve ametaldi. Ve diğerleri alttaki metallerle aynı kimyasal özellik göstermiyordu. O yüzden bu patladı. Atom numaraları arasındaki ilişki K küçüktür, L küçüktür, M demiş. Hayır, en büyük K hatta, dikkat eder misin? Bu en küçük, ondan sonra bu, ondan sonra bu. Ne kadar sağda altta olursa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zaten bakar mısın? Bunda daha fazla elektron var. Bunda daha az elektron var. Bundaki atom numarası daha fazla. Çünkü atom numarası kadar elektron oluyor maddelerde. Elementlerde. O yüzden bu da hatalı. L ve M elementleri aynı yatay sırada bulunur. L ve M, hayır öyle bir şey yok. L ve K deseydi öyle olur da bu da yanlış. K elementi periyodik tablonun en sağında bulunur. Bir dakika. Bu da yanlış oluyor. K elementi periyodik tablonun en sağında bulunur. Bu da hatalı. İkinci periyot 1A grubu. İkinci periyot 3A grubu. Bu da hatalı. Diğerlerine göre en sağında bulunur. Diğerlerine göre. Evet. Bunu yazmıyoruz. Çünkü bir ufak bir kelime hatası yapmışız. Periyodik tablonun diğerlerine göre, buraya diğerlerine göre en sağında bulunur diyorum ve bu şekilde kuyardaki renkli elektronu test etmektedir. Geldiğini göstermek için. Evet. Burada diğerlerine göre kelimesini ekleyince cevabımızın Dadana seçeneği olduğunu söyledik. Bazı elementler bir bölümü veren periyodik tabloda şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bir bölümü veren periyodik tablo. 1A grubu, hemen söyleyeyim. 2A grubu, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Böyle yazmayı çok seviyorum ben. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot diye yazalım. Şimdi kutucuklara bazı geometrik şekiller belirli sayıda kullanarak elementlerin periyodik tabloda yeri hakkında bilgi verilmiştir demiş. Buna göre verilen kural dikkate alındığında
Aşağıdaki elementlerden hangisi yanlış hazırlanmış demiş. Şimdi bir dikkat edelim bakalım. Burada bir A grubunda olduğu için bir nokta koymuş. İki A grubunda olduğu için iki nokta koymuş. Üç A grubunda üç nokta koymuş. O zaman noktalar aslında grubu temsil ediyor. Bak hemen çıkarım yapıyorum. İkinci periyot olduğu için iki tane üçgen var. Üçüncü periyot olduğu için üç tane üçgen var. İkinci periyot olduğu için iki tane üçgen var. O zaman üçgenleri görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın burada bir tane üçgen, bir tane daha üçgen var. İlluminati gibi olmuş gerçekten. Bir üçgen, iki üçgen, üç üçgen var. Burada da iki tane üçgen var. Evet, burada da evladım benim iki üçgen. O zaman demek ki üçgenler de periyot sayısını temsil ediyor. Şimdi helyum. Helyum bir kere nerededir? Ben helyum biliyorum. Çıkıntıydı. Pis bir herifti o. Buradaydı değil mi evladım benim? Evet. Helyum normalde nerede olması gerekiyor? 8 grubunda olması gerekiyor. 8A grubunda olması gerekiyor. Ve birinci periyotta olması gerekiyor. Yanlış hazırlanmış. Dikkat eder misin? Helyumu ikinci periyoda koymuşlar. İki tane üçgen var ya. Bak periyot üçgendi. Bu da yanlış olmaz. O zaman cevabımız Adana seçeneği ama. Diğer Adana, 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 Adana. Hidrojen neredeydi? Hidrojen çıkıntıydı. Hemen bunu göz yazayım. Birinci periyot bir A grubu. O zaman bir üçgen bir yuvarlak. Doğru. Birinci periyot bir A grubu. Süper. Sodyuma bakalım. Sodyum 11 olduğu için 2, 8 ve 1. Üçüncü periyot 3 tane halka var. Son yörüngesinde bir tane olduğu için 1A grubu. O zaman 3 tane üçgen, bir tane yuvarlak. Evet doğru. Süper, süper. Alüminyuma bakalım. Alüminyum 13 demiş. 2, 8, 3. Üçüncü periyot yine aynı şekilde. Son yörüngesinde 3 olduğu için 3A grubu. 3 nokta, 3 üçgen. Bu da doğru. Bravo diyorum. Cevabımız Adana seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Periyodik tablonun Adana, 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 Adana. Bu tarz sorular gelebilir diyoruz. Devam ediyoruz. Yepyeni bir sorumuza artık neye geldik? Tabii ki LGS tarihinde en fazla çıkan ne sorusu? Asit baz sorularından bir tanesine. Evet, bilgi. pH değerleri farklı temizlik ürünleri birbirine karıştığında tepkime girebilir ve zararlı gazlar açığa çıkabilir. Bunun sonucunda zehirlenme olabilir. Allah korusun. Hipotez. Kimyasal tepkimelerde kütle korunmaktadır. Evet biliyoruz ama dikkat edelim. Ağzı kapalı kaplarda bunu net bir şekilde söylemiştim. Çok dikkat edin. Bir öğrenci kurduğu bu hipotezi kanıtlayabilmek için mavi renkli K ve yeşil renkli L sıvısıyla aşağıdaki etkinliği hazırlıyor. Bu hipotezin doğru olup olmadığını anlamak için şekildeki deney verilerinin yeterliliği ile ilgili aşağıdaki hangisi doğru demiş. Şimdi dikkat edelim. pH değerleri farklı temizlik ürünleri birbirine karıştırıldığında tepkimeye girebiliyor. Yani bir tanesi asit bir tanesi baz olunca tepkimeye gerçekten girebiliyorlar. Ve asit baz tepkimesi ortaya çıkıyor. Ve zararlı gazlar açığa çıkabiliyormuş. Şimdi dikkat edelim. Kaplar boşken 10 grammış. Şunu hatta birazcık daha büyütüyorum. 10 gram. Ama kaplara bir tane sıvı koymuş 26 grama çıkmış. Sonra diğerine de yeşil sıvıyı koyduğunda 32 grama çıkmış. Sonrasında sarı sıvı 28 gram burada kalmış gözüküyor. O zaman kaplar boşken 10 gram. Sen kaplara mavi sıvı koyduğun zaman 26 grama çıkmışsın. O zaman mavi sıvı 26 gram, 16 grammış. O zaman K sıvısı 16 gram diyebiliriz. Sonrasında yeşil sıvıyı koyduğun zaman 26'dan 32'ye çıkmış. O zaman L sıvısı da 6 grammış. 26'dan 32'ye çıktığına göre 6 gram. Bak bu matematik yapıyoruz aslında burada. Sonrasında kapları birbirlerine karıştırdığın zaman diyor bak pH 3 yani asit, pH 10 yani baz. Bu ikisini karıştırdığımız zaman diyor ne oluyor? 28 grama düşüyor diyor. Yuh! Nasıl düşebilir ya 28 grama? Normalde İmkansız. Kütle korunumu vardı. Kütle değişmiyordu. Çünkü kapların ağzı açık. Dikkat edin. Gaz çıkıyor ağzı açık kaptan ya, yemek yenilmez. Gaz çıkıyor demişti ya. Gaz çıkıyor ve gidiyor böyle uçuyor Zort. Gidiyor. Kaç gram gaz gitmiş buradan? 4 gram gaz gitmiş. 4 gram gaz uçmuş gitmiş. Ama zararlı gaz inşallah kimseye bir şey olmamıştır. Bakalım. Doğru olup olmadığını anlamak için işte yeterliliğiyle ilgili bakalım. A seçeneği bakalım. Bu düzenek yeterli değildir. Çünkü ölçümler sırasında deney tüplerinin ağzı açık kalmıştır. Evet. Neden? Doğru söylemiş. Çünkü kütle korunmaktadır. Hipotezini doğrulamaya çalışıyoruz. Ağzı açıksa ben nasıl doğrulayacağım? Kapatsaydın o 4 gram gaz gitmezdi. Dolayısıyla ben bunu ispatlayayım. Bu doğru bir seçenek. Gerçekten. Diğerine bakalım. Bu denek yeterlidir. Çünkü her bir maddenin kütlesini ayrı tartı kullanarak ölçülmüştür. Hayır alakası bile yok. Yeterli değildir. Kütle korunmamış gibi gözüküyor. Bakar mısın? Kütle azalmış gibi gözüküyor. Bu ikisini karıştırdığımız zaman.
Bu hatalı. Bu düzene yeterli değildir. Çünkü önce maddeleri karıştırıp daha sonra kütlelerini ölçmemiz gerekir. Hayır, ona da gerek yok. Ne zaman karıştırdığından ziyade ilk başta önemli olan nedir evladım benim? Aslında ağzının kapalı olması gerekiyor. Bu düzenek yeterli değildir çünkü sıvıları cam bir deney tüpünde karıştırıp kapağı açtıktan sonra deney tüpünün kütlesini ölçmemiz gerekir. Evet, cam bir deney tüpünde karıştırsaydık kapağı açtıktan sonra diyor, hayır patlarsın. Kapağı açtığın anda o gaz gider ve hiçbir şey elde edemez. Evet, artık son ünitelere girdik evladım. Son ünitelere girdiğimize göre son kaç saat diyebiliriz hocam? 5-6 saat. Son 7 saat. Evet, makaralar ile bir kere şunu unutmayacağız. Sabit makara var, SM. Ben buna SM adını veriyorum. Hareketli makara var, HM. Palanga zaten ikisinin karışımı. Gerek yok onlara. Şimdi sabit makarada kuvvet kazancı yoktur. Kuvvet aynen 20 Newton'luk yükü ben 20 Newton'luk kuvvetle kaldırırım. Kuvvetin sadece yönü değişiyor ve yoldan kayıp kuvvet kazancı hiçbir şey yok. Ama kuvvetin yönü değişiyor. Yani ne var evladım benim? İş kolaylığı var. Zaten bütün basit makineler ne salar evladım benim? İş kolaylığı salar. İşten kolaylık salar. Harika. Ama işten kazanç sağlamaz. Asla. İşten kazancı söyleyen en son arkadaşımız kimdi evladım benim? Mortans Strasse Heibenkainz. Hayır, Heibenkainz. Kuru kafa Necmi. Ha, kuru kafa Necmi. İşten kazanç var dedi. İşten kazanç. Enerjiden kazanç. Enerji kazancı. Bunu söyleyen arkadaşlarımız ne oluyor evladım benim? Strasse Kaizen'ı Heinen'ı. Bunu söyleyen arkadaşlarımız al işte böyle oluyor. Aman dikkat et, böyle bir şey yok. Sınavda da bunu soruyorlar. Hareketli makaraya baktığımız zaman kuvvet kazancı var. 20 Newton'luk bir ağırlığı 10 Newton'la, yani yarısıyla kaldırabiliyorsun. Ya inanılmaz güzel bir şey. Yani daha az kuvvet uygulayarak kaldırabiliyorum. Ama kuvvetin yönü değişmiyor. Ben bunu yukarı doğru kaldıracaktım. Ben yine yukarı doğru çekiyorum. Yoldan kayıp var. Yani ben bunu eğer 1 metre kaldırmak istersen buradan kaç metre çekmeliyim evladım benim? 2. 2. Evet, harikasın. Peki palangalara baktığımız zaman kuvvet kazancı olabiliyor. Kuvvet kazancı var, özür dilerim. Kuvvet kazancı var çünkü hareketli ve sabit makara bir arada olduğu zaman kuvvet kazancı oluyor. Kuvvetin yönü değişebiliyor. Mesela bunu yukarı doğru kaldırıyorum, aşağı doğru çekerek kaldırıyorum. Yoldan kayıp var evladım benim, unutmayalım. Peki. Kaldıraçları hemen sana 2 dakikada özetleyeyim. Kaldıraçlarda da do, yoko. Do, yoko hatırlıyor musun Ömer? Hatırlıyorum hocam. Şimdi kaldıraçlarda kuvvet kazancının olabilmesi için ne olması gerekiyor biliyor musun? Kuvvet kolunun yük kolundan büyük olması gerekiyor. Kuvvet kolu ne demek? Kuvvetin desteğe uzaklığı. Bak burada 2 birim. Yük kolu yükün desteğe uzaklığı. Burada da 2 birim. Peki buradaki kuvvet kolu ne kadar? Kuvvetin desteğe uzaklığı 4 birim. Buradaki yük kolu 2 birim. Yükün desteğe uzaklığı. Kuvvet kolu burada 2 birim. Çünkü kuvvetin desteğe uzaklığı, burası destek. Yük kolu da 4 birim. Bunları bileceğiz. Şimdi dikkat edelim. Eğer biz bir kaldıraçta yo, yani yük ortada kaldıraçtan bahsediyorsak, kuvvet kazancı %100 var. Kuvvet kazancı %100 var. Ama eğer biz kuvvet ortada, yani kodan bahsediyorsak, o zaman kuvvet kazancı %100 yok. Kuvvet kazancı değil, kuvvetten kayıp var hatta burada. Kuvvetten kayıp var, yoldan kazanç oluyor o zaman. Mesela burada kuvvet kazancı varsa yoldan kayıp oluyor. Peki burada ne var evladım? Burada ikisi de aynı olduğu için ne kuvvetten kazanç var ne yükten kazanç var. Ama eğer böyle çizseydim mesela bunu, 1, 2, 3, 4 bölüm var ya. 4 bölüm var ya. Eğer desteği buraya koysaydım, kuvveti buraya koysaydım, yükü de buraya koysaydım. Şimdi bakalım, kuvvet kolu ne kadar? 3 birim. Yük kolu ne kadar? 1 birim. Kuvvet kolum daha büyük, yük kolum daha büyük, kuvvet kolu daha büyük. O zaman kuvvet kazancı olacaktı. Bunun tam tersinde de yük kolu daha fazlaysa kuvvet kazancı olmuyordu, unutmayalım. Kuvvet kazancı varsa uygulanan kuvvet daha azdır, unutmayalım. Bakın, kuvvet kazancı arttıkça uygulanan kuvvet azalır. Yani ne kadar kuvvet kazancı olursa ben o kadar oh be derim. Oh be. Oh be. Mesela bunu yanlış yazmışız. Neden? Burası 20 Newton'sa bu kuvvet kazancı olmadığı için 40 Newton'la kaldırılmalı. Mesela bak, bunu yanlışı tespit eden arkadaşlarımız varsa vallahi helal olsun diyor. Helal. Ama burada mesela 20 Newton, 10 Newton'la kaldırabilirim. Kuvvet kazancı var demiştik burada. Ama burada kuvvet kazancı yok. Kuvvetten kayıp vardı. O zaman 20 Newton'luk ağırlığı 40 Newton'la kaldırabilirim. Her
Herkese merhabalar. Elektrik enerjisinin dönüşümü konumuzda beraberiz. Hazır mısın Tonguç Ölen Bey? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi hemen şarkımızı alalım bakalım. Enerji, enerji, biraz, biraz da sinerji. Bravo diyorum. Topraklama ne demek? Topraklamanın nasıl çalıştığını beraber öğreneceğiz. Bu tam ortadan geçen bir çizgi var dünyanın. Biz buna ekvator çizgisi diyoruz. Sarı tohumlu bezelye olabiliyor, yeşil tohumlu bezelye olabiliyor. Aslında biz bunları inceleyeceğiz sizinle beraber. Buna biz melez gen yapısı, bunlara da saf döl gen yapıları adını veriyoruz. Yük kolu 4, kuvvet kolu 1. O zaman diyorum ki yük aslında daha büyük bir etkiye sahip olacak. Kuvvetin kolunu uzatarak enerjiden kazanç diye böyle bir saçmalık olmaz. Ne yazık ki kuru kafa Necmi aklımıza geliyor. Böyle bir naneyi kabul etmiyoruz. Asla kabul etmediğimiz bir şey. DNA aslında paketlenip bu X gibi harflerin içerisine koyuluyor. Görev birimlerine gen adını vereceğiz. Aman dikkat et. Bunu kıllık olsun diye verecekler. İç yapısı maddenin değişmiş. O zaman bu bir kimyasal değişim. Yani sınavda gelirse diye bunu yazıyorum sana. Ben 20 Newton'luk bir yükü 10 Newton'luk kuvvetle kaldırabiliyorum demek. Nasıl olabilir? Şimdi göstereceğim. Merak etme, şimdi göstereceğim. Özdeş demek aslında aynı yükler demek. Yani buna 60 Newton dersen. Bunu... Geldik eğik düzleme. Eğik düzlem çok çok önemli. Eğik düzlemden soru gelme ihtimali %100. Eğik düzlemi çok seviyorlar. Özellikle bu arada şunu da söylemek istiyorum. El arabası var ya, el arabası. Ah, el arabası var ya, el arabasından çok soru seviyorlar. El arabası. Hocam çünkü biz ameleyiz, o yüzden. Şuraya yükü koyuyorlar, şuradan da kuvvet uygular. Kuvvet, yük ortada kaldıraçtır. Kesin kuvvet kazancı vardır el arabasında. Unutmayalım, destek tekerlektir, unutmayalım. Şimdi, eğik düzlem ve çıkrağa baktığımız zaman, eğik düzlemde bir yüksekliğe bir yükü çıkarmak istiyorsak, bu şekilde uzun bir yoldan çıkarsak daha rahat çıkartırız. İşte bu rahat çıkardığımız kuvvet ağırlıktan daha azdır. İşte o yüzden daha rahat çıkartırız. Burada kuvvet kazancı %100 var. Kuvvet kazancı %100 var diyoruz. Gerçekten acayip önemli kuvvet kazancının eğik düzlemde olduğu. Eğer ben yüksekliği artırsam, yani hemen sana iki saniye şöyle göstermek istiyorum. Burası önemli. Eğer şöyle bir yüksekliğe çıkarmak istiyorum. Şöyle bir yüksekliğe. Şu eğik düzlemde mi daha rahat çıkartırız? Şu eğik düzlemde mi? Soldaki mi, sağdaki mi? Sağdaki. Harikasın. Çünkü daha uzun ve daha rahat sürükleyerek çıkartabiliriz. Bunu herkes anlayabiliyor. Peki şöyle bir de iki tane var böyle. Mesela bu zımbırtıyı şöyle koyuyorum. Bir de şöyle koyayım. Hangisini daha rahat çıkartırım evladım benim? Soldaki mi, sağdaki mi? Soldaki. Evet. Yani yükseklik azaldıkça kuvvet kazancı artar. Uzunluk arttıkça kuvvet kazancı artar. Onu da unutmayalım. Aşırı önemli. Peki çıkrıkta ne var? Çıkrıkta da aslında iki tane silindirin bir araya geçmesi var. Aynı buradan kuyudan su çekmek gibi. Kuyudan su çektiğimiz zaman büyük bir yarıçap var, bir de küçük yarıçap var. Büyük yarıçap ne kadar fazla olursa o kadar iyi, kuvvet kazancı artıyor. Küçük yarıçap ne kadar fazla olsa o kadar kötü aslında diyebiliriz. Ve bu kadar detaylı soru gelmez ama şunu unutmayalım. Kuvvet kazancında şurada bir kol var. Bu kolun adını çok seviyor Milli Eğitim Bakanlığı. Çıkrık kolu diyorlar. Çıkrık kolu. Çıkrık kolu uzarsa ne olur? Kuvvet kazancı artar. Bunu lütfen bil. Bununla alakalı soru gelme ihtimali var. Yani şuradaki kola çıkrık kol diyoruz ve çıkrık kolu artarsa kuvvet kazancı artar. Geldik, hadi bakalım sorularımıza. Sorular üzerinden basit makineler, iki tane de hemen tekrar edelim evladım benim. Hadi bakalım. 1 ve 2 mi? 1 ve 3 mü? 2 ve 3 mü? 1, 2, 3 mü? Cevabımız ne olacak acaba evladım benim? Tebrik ediyorum. Aynı P yükünü yukarı kaldırmak için KLM makinelerinde uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri grafikte gösterilmiş demiş. Kuvvetin büyüğü. Aynı P yükünü kaldırmak için. Bakar mısın? K makinesinde daha az bir kuvvet. L makinesinde daha fazla. M makinesinde ortanca bir kuvvet. Enteresan. Bu basit makineler kullanarak kazanan şekil 1'deki basit bileşik makine düzeneği. Yük yukarı taşınmak isteniyor. Şimdi ben şuradaki basit makineleri bir tahlil edelim mi seninle beraber? Edelim hocam. Mesela buradaki çıkrık. Şuradaki tam gözükmüyor olabilir, özür dilerim. Şöyle bir basit makine. Buradaki de duvara bağlı olduğundan dolayı sabit makara.
Buradaki de zaten gözüküyor. Kaldıraç. Şimdi çıkırıkta kuvvet kazancı %100 var. Sabit makarada kuvvet kazancı yok. Kaldıraçta ise kuvvet kazancı olabilir de olmayabilir de. Şimdi yük kolu 3 birim, kuvvet kolu 2 birim. Yük kolu daha fazla, o zaman kuvvetten kayıp var değil mi? O zaman ben şunu söyleyebilirim. Burada kuvvet kazancı olan çıkırık aslında buradaki K basit makinesidir. Çünkü kuvvet kazancı olduğu için bayağı az bir kuvvette kaldırabilmişim. Ama kuvvetten kayıp olan yük kolunun daha fazla olduğu kaldıraçsa L makinesi, kuvvetten kayıp varsa daha fazla bir kuvvette kaldırabiliyorum. O zaman bu da neydi? Kaldıraç. Ve M basit makinesi de hiçbir şeye, suya sabuna dokunmayan sabit makinedir. Yani kuvvetten kazanç veya kayıp yok. Şimdi bunları yazdıktan sonra hadi bakalım. Buna göre düzenekle ilgili L yani kaldıraç yoldan kazanç sağlayan bir kaldıraç işidir. Evet, kuvvetten kayıp olduğundan dolayı yoldan kazanç sağlar. Yani kuvvetten kazanç sağlayamadığı için yoldan kazanç sağlıyor. Bu doğru. M basit makinesi ile kuvvetin yönü değişmiştir. Evet, M basit makinesi sabit makaraydı. Sabit makarada kuvvetin yönü değişir, doğru. K makinesi ile kuvvet kazancı sağlanmıştır. K makinesi çıkırıktı. Çıkırıkla kuvvet kazancı sağlanır. Evet, bu da doğru. Cevabımız Denizli diyebiliriz. Zaten dikkat et. K'de uygulanan kuvvet çok az. Oradan aklına getirebiliriz. Besin zincirinde şunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi dünyanın enerji kaynağı nedir? Güneş. Harikasın. Güneşten bitkilere enerji gelir. Güneş enerjisi. Ardından bu bitkiler bunu kullanarak fotosentez yaparlar ve besin üretirler. Bu besini kendileri için mi üretirler? Bizim için. Ya birçok canlı üretir. Sadece kendileri üretmezler ki. Çünkü bitkiler aslında içinde o kadar enerji ne yapacaklar? Ama hareket eden canlılar onu yedikleri zaman, mesela tavşan. Tavşanı da vaşak yediği zaman, vaşağı da aslan yediği zaman dolaylı olarak... Herkes birbirini yiyor. Nasıl güneşin, güneşin enerjisinden hepsi faydalanmış oluyor. Yani bir besin zinciri var burada. Burada besin zincirinin ilk basamağında üreticiler vardır. Sonra birinci tüketici. Bunlar genellikle değil, hep otçu olurlar. Çünkü üreticiyi yedikleri için, yani ot veya bitki türünden bir şey yedikleri için otçu olurlar. Sonra etçil bir ikinci tüketici gelir. Yani ikinci tüketici her zaman ne olur evladım benim? Acından ölür. Hayır, etçil olur. Ne alakası var? Yer yemek, Allah Allah. Üçüncü tüketici de aynı şekilde böyle devam eder. Biz hangisiyiz hocam? Biz insan mıyız? Biz hepçiliz. Yani hem et hem ot diyoruz evladım benim. Biz, ben ne bulsam yerim. Biz besin zincirini ortada paramparça ediyoruz besin zincirini. Tebrik ederim. Şimdi canlı sayısına baktığımız zaman bir besin zincirini, biz besin piramidini aktarabiliriz. Besin ağı da var, bunlar bir arada oluyor falan, önemli değil o. Şimdi besin piramidini aktardığımız zaman bitkiler en alttadır. Onun üstünde tavşan vardır, yani birinci tüketici. Sonra ikinci tüketici, sonra üçüncü tüketici. Peki niye alt taraf daha geniş? Çünkü daha fazla. Canlı sayısı daha fazla. Evet, çünkü dünyada bitkiler mi daha fazladır, tavşanlar mı daha fazladır desen? Bitkiler. Bitkiler, aynen öyle. Öyle düşün yani. Aslanlar mı daha fazladır, tavşanlar mı daha fazladır? Tavşanlar. Tabii, ama onun gibi düşünürsün. Dolayısıyla yukarı doğru daralıyor. Ve aynı zamanda bunlar hepsi öldükten sonra, şimdi canlıları biz kaça ayırıyoruz? Hey canlılar, erzin canlılar. Hayır herhalde. Canlıları üretici, tüketici, aynı bizim gibi. Bitkiler gibi üretici, tüketici bizim gibi. Ve ayrıştırıcı. Ayrıştırıcı ne ki? Ayrıştırıcı, canlıların atık ve artıklarıyla beslenip onları tekrar topraktaki minerallere dönüştüren çok yararlı canlılar. Onlar olmasaydı her yer ölmüş canlı leşi kaynardı. Dünyada birçok canlı öldü, bitkiler öldü, ondan sonra hayvanlar öldü. Ama bunların hiçbirisi yok şu anda etrafımızda. Normal toprak. Nasıl oluyor bu? Çünkü bu ayrıştırıcılar, mantar ve bakteriler özellikle, bunlar ne yapıyor? O ölen canlıları veya hayvanların atıklarını, artıklarını, hani ne bileyim kakalarını, bilmem çişlerini, bunların hepsini ne için dönüştürüyor evladım benim? Topraktaki minerallere dönüştürüyor. Mineraller. Tekrar kullanılabilmesini sağlıyor. Evet, mantar ve bakteriler de o yüzden böyle bütün canlılarla beslendikleri için, canlı artık ve atıkları beslenir, piramidin bu kısmına yerleştiriyoruz. Canlı sayısı aşağıdan yukarıya doğru gittikçe azalıyor. Besin miktarı azalıyor. Enerji miktarı azalıyor. Biyolojik birikim artıyor. Biyolojik birikim dediğimiz şey de bir canlı aslan 10 tane vaşak, vaşak da 10 tane tavşan yiyor. Bir tavşan da 10 tane farklı bitki yiyor. Hepsindeki zararlı maddeleri biriktiriyor. Biyolojik birikim burada fazla oluyor diyebiliriz.
Evet, geldik işte sınavda soruların geleceği kısmı. Sınavda sorular bu kısımdan gelecek arkadaşlar. Fotosentez ve oksijenli solunum. Bu acayip önemli. Eğer biz fotosentez solunum denklemini bilirsek soru yapabiliriz. Ne demek fotosentez denklemi? Karbondioksitle su birleşiyor. Işık ve klorofil yardımıyla besin ve oksijene dönüşüyor. Besinin en basit haline de biz glikoz, yani basit şeker adını veriyoruz. Peki karbondioksit ve suyu nereden alıyor bitkiler? Bitkiler karbondioksiti havadan alıyor, suyu köklerinden alıyor ve sonunda da yapraklarında besin oluşturuyorlar ve yaprakların kütlesi artıyor. Bunu çok seviyor Milletin Bakanlığı. Yaprağın kütlesi artıyor veya bitki kütlesi artıyor. Kütlesi artıyor. Yani bunlar bari sana şunu söyleyeyim. Şu sayfadan bir veya iki soru var. Bak iki tane koymak istiyorum. Bir veya iki soru. Çünkü bu üniteden en fazla soru çıkacak kısım burası aslında. Ve bir veya iki soru var. Tekrar söylüyorum. Burası acayip önemli. Bitki kütlesi artıyor. Nasıl artıyor? Besin ürettiği için, fotosentez yaptığı için. Bitkinin kütlesinin artmasının en temel sebebi fotosentezdir, unutmayalım. Ve havaya oksijen veriyor. Peki biz ne yapıyoruz? Çok özür dilerim. Ondan önce bitkiler bu şeyi yeşil olan klorofil pigmenti sayesinde yapıyor. O nerede biliyor musun? Bitkilerin kloroplast organelinde. Peki biz ne yapıyoruz? Veya diğer canlılar ne yapıyor? Enerji üretebilmek için tüm canlılar, özür dilerim, tüm canlılar enerji üretebilmek için besinleri yiyor muyuz? Indira Gandhi, yiyoruz. Yiyoruz hocam. Sonrasında oksijen nefesimizi aldık. Sonra ne yapıyoruz? Bunu oksijenli solunum sayesinde karbondioksit, su ve ATP, yani enerjiye dönüştürüyoruz. Ve bu olay da mitokondri organelimize gerçekleşiyor. Ve bunu yaparken aslında kloroplastla mitokondri organeli beraber aslında birbirleriyle ortaklaşa bazı maddeleri alışveriş yapıyorlar. Bakar mısın? Kloroplast besin o oksijeni mitokondriye veriyor. Mitokondri de karbondioksit suyu kloroplastla veriyor. Çünkü onun ihtiyacı bunlar, bunun ihtiyacı bunlar. Dolayısıyla oksijenli solunum ve fotosentez birbirleriyle bir arada çalışan olaylar ve bu bir arada çalışan olaylar sayesinde aslında canlılık devam edebiliyor. O yüzden sınavda çıkacak soruyu sana gösteriyorum. Sınavda çıkacak soru, al böyle deney sorusu. Böyle bir tane fanus veriyor, tamam mı? Bu fanusun içine bir tane şey koyuyor, saksı koyuyor. Sonra buraya bir tane bitki koyuyor, bitki koyuyor. Tamam, bu bitkiyi koyduktan sonra bir tane buraya kelebek veya fare koyuyor. Yani kelebek de olabilir, fare de olabilir. Fark etmez. İkisi de olabilir. Şimdi burada kelebek, burası ışıklı diyelim bak. Işık da geliyor. Işık. Ama bu arada yapay ışık da olur ha. Güneş ışığı da olur, yapay ışık da olur. Çünkü kazanımlarımızda yapay ışık, yapay ışık da aynı zamanda bir fotosentez yapmak için gerekli ışıktır diyebiliriz. Peki evladım benim. Ne olması gerekiyordu? Bunu da söylemeyi unuttum. Bak, nemli toprak olması gerekiyordu. Neden kelebek yaşayabiliyor musun? Çünkü burada fotosentez olur. Burada solunum olur. Ve bunlar birbirleriyle bu buna ne verir evladım benim? Bu buna karbondioksit verir. Bu da buna oksijen verir. Burası çok önemli. Peki evladım benim. Burada kelebek olmasa bitki ne kadar yaşayabilirsen yaşayamaz. Çünkü karbondioksit bitince mortanze olur. Peki şey olmasa, burada kireç suyu olsa, kireç suyu olsa ne olur? Kireç suyu ne yapar biliyor musun? Bunu da çok seviyorlar bu arada. Kireç suyu karbondioksiti tutar. Eğer kireç suyu olursa ne olur? Karbondioksit ortamda kalmaz ve mortanze olur. Stranze. Çünkü fotosentez yapamaz. Mortanze olursa bitkinin karbondioksit yüzünden olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Hadi bakalım, o zaman birazcık daha hızlanalım. Şimdi fotosenteze etki eden faktörler. Karbondioksit arttıkça fotosentez hızı artar ama belli bir seviyeden sonra aynı kalır. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı artar ama belli bir seviyeden sonra aynı kalır. Fotosentez hızı 25-30 derece aralığında çok fazladır ama sonrasında çok yükselirse artık patlar, çünkü çok sıcakta artık bitkiler de bunalıyorlar. Onu da söylemek istiyorum. Ve fotosentez hızı su miktarı belli bir düzeyde olunca ancak olabiliyor. Sonra fotosentez artıyor su arttıkça, ama belli bir süreden sonra diğer koşullar sabit olduğu için aynı kalıyor. Onu da bilelim evladım benim. Işığın rengine göre fotosentez hızına baktığımız zamansa hangi renk ışıkta en fazla fotosentez olur biliyor musun? Yeşil. Hayır, yeşilde, yeşil renkte
ve mor renkte. Şimdi bakın evladım. Yeşil renkte minimum fotosentez hızı, mor renkte maksimum fotosentez hızı vardır. Çünkü yeşil bir bitkiye yeşil ışık gönderdiğin zaman o ışığı yansıtır. Fotosentez olabilmesi için ışığı soğurması, içine alması gerekiyor. Evet, geldik seninle beraber bir de oksijenli solunum, yanında bir de oksijensiz solunum var. Fermantasyon. Yani oksijen solunum demek oksijen olmadan solunum oluyor. Nasıl oluyor? Solunum ne için evladım benim solunum? Nefes alıp vermek için. Hayır, yaşam için, enerji için. Enerji deyince aklımda solunum gelecek. Oksijenli solunum ve oksijen solunum. Enerji biraz da sinerji. Fermantasyon dediğimiz şey iki farklı olabilir. Yani oksijensiz solunum iki farklı şekilde olabiliyor. Laktik asit fermantasyonu veya alkol fermantasyonu şeklinde. Etil alkol fermantasyonu şeklinde. Besin. Laktik asit fermantasyonu artı enerjiye dönüşebiliyor. Mesela yoğun egzersizler sonucu çizgili kaslarımızda bizim kendi kas hücrelerimiz oluşan veya işte laktik asitin oluştuğu besinlerde oluşan bir fermantasyon bu. Bir de etil alkol fermantasyonu var. Hamurun kabarması, sütten peynir oluşumu bunlar da etil alkol fermantasyonu oluyor. Burada bir ekstradan bir karbondioksit gazı çıkıyor. Oradan gaz oluşumundan bunun etil alkol fermantasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Unutma. Böyle baloncuklar çıktı falan filan derse soruda o zaman diyeceksin ki ha o zaman bu etil alkol fermantasyonu diyeceksin. Tabii bu kadar detaylı bilmeden de olabilir. Burada bir kimyasal değişim vardır bu arada. Kimyasal değişim veya tepkime vardır. Onu da bilmemiz gerekiyor. Üzümden sirke oluşumu, yoğurdun mayalanması. Üzümden sirke oluşumunda üzüm ilk başta etil alkol fermentasyonu yapıyor. Sonra oradaki bakteriler etil alkolü asitlere çeviriyorlar ve sirke oluşmuş oluyor. Dünyamızın ısınmasında buradaki gazların sera etkisinin çok fazla önemli bir şey var ve etkisi var ve küresel ısınmaya yol açıyor. Sera etkisi yüzünden küresel ısınma oluyor. Küresel ısınmayı engellemek için ne yapmamız gerekiyor lan benim? Küresel ısınmamamız lazım. Hayır, küresel ısınmayı engellemek için yenilenebilir enerji kaynakları, temiz enerji kaynakları kullanmamız gerekiyor. Ve hava kirliliğine karşı önlemler almamız gerekiyor. Bunun için mesela Kyoto protokolü imzalanmış dünyadaki bütün birçok ülke arasında. Ve işte egzoz gazlarının kontrolüyle bağlantılı belli tedbirleri bu protokollerle alabiliyoruz. Veya işte burada mesela sera gazlarının salınımına engel olmak için ilk adım 1997'de imzalandı mesela Kyoto protokolünde. Peki aynı zamanda ekolojik ayak izi nedir? Ekoloji ayak izi de belli bir nüfusun doğaya karbondioksit ve atıkların ne kadar yük oluşturduğunu hesaplamak için kullanılan yöntem aslında. Burada da Kyoto protokolüyle ve diğer küresel ısınmayla bağlantılı problemler ölçülebiliyor. Peki küresel sürdürülebilir kalkınma ne demek? Sürdürülebilir kalkınmada biz çocuklarımızda doğru düzgün bir gelecek bırakabilmek için kaynakların tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüm uygulamalarına dikkat etmemiz gerekiyor diyebiliriz. Hadi bakalım o zaman seninle beraber. Hadi bakalım. Tebrik ediyorum seni. Çok güzel birkaç sorumuz var. Hadi bakalım. Evet. Tarım ürünleri solucan, yaban domuzu, kurt demiş. Şekildeki besin ağında ülkemizde sıkça avlanan bazı av hayvanları verilmiştir. Av dönemleri dışında gerçekleşen kaçak ve aşırı avlanma nedeniyle bir bölgedeki yaban domuzu sayısında azalma tespit edilmiş. Yani bunların sayısı azalmış, dikkat edelim. Buna göre bölgedeki canlı sayısını gösteren yukarıdaki grafikte nasıl bir değişim olması beklenir? Ha, şimdi bu grafikteki zaten sayılarını vermişti bize. Burada nasıl bir değişim olması beklenir? Bir kere yaban domuzunun azaldığını söylüyor bize, değil mi? Dikkat et. Yaban domuzu neyle besleniyordu evladım benim? Solucan ve tarım ürünleriyle besleniyordu. Dolayısıyla eğer yaban domuzu azalırsa solucan ve tarım ürünleri yenmez. Çünkü yaban domuzu yiyordu onları. Dolayısıyla solucan ve tarım ürünlerinin sayısı artar aslında. Solucan ve tarım ürünlerinin sayısı artar. Çünkü aslında yaban domuzu artık bunları yemiyor. Buna sayısı artarsa bunun kadar artmaz ama. Neden? Çünkü tarım ürünlerini yemeye devam ediyor bu solucanda. Tamam, devam edelim. Sonrasında yaban domuzu azalırsa kurt yaban domuzuyla besleniyordu. Kurt sayısı ne olacak o zaman? O zaman bu azalacak. Çünkü besin bulamayacak kurt arkadaşımız. Yaban domuzu etkisiyle zarar gören tarım ürünlerinin miktarı artar. Bu söylenebilir. Tamam. Bu olabilir diyebiliriz. Nasıl bir değişim olsa beklenir. Doğru.
Kurt sayısı artar, kurt sayısı azalır. Yanlış. Solucan sayısı azalır. Hayır, solucan sayısı artar. Bu da yanlış. Tarım ürünleri ve kurt sayısı artar, kurt sayısı azalır. Yanlış. O yüzden cevabımızın Adana seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Adana, şimdi, Adana. Ünitemizde iki tane daha şeyi hatırlatmak istiyorum. Çünkü onu atlamışız. Hemen sana şunları da göstermek istiyorum evladım benim. Ünitemizdeki madde döngüleri konusunda iki tane de sana hatırlatayım. Madde döngülerinde hangileri vardı, hemen söyler misin bana? Su döngüsü. Harika. Aynı zamanda azot döngüsü. Harika. Aynı zamanda madde döngüleri. Su, azot, hava. Aynı zamanda karbondioksit ve su oksijen döngüsü, değil mi Elhan Bey? Evet hocam. Tebrik ederim seni. O zaman karbondioksit, karbon döngüsü, karbondioksit ve oksijene bakalım seninle beraber. Şimdi şunların üçünü ayrı ayrı yapalım. Su döngüsünde temel olaylar nelerdi? Hemen söyler misin bana? Hocam, su yerden yükseliyordu. Buharlaşmayla, güneşin ısıtmasıyla buharlaşıyordu su. Ardından bir de aynı zamanda terleme vardı yeryüzünden yükselmesinde. Bitkiler ve hayvanlar hepsi terliyordu. Bu kelimeleri hatırlayın arkadaşlar. Ondan sonra ne oluyordu? Ondan sonra yukarıda yoğuşma oluyordu. Yoğuşma veya yağış oluyordu, değil mi evladım benim? Yoğuşma ve yağış vardı. Ve ardından yeraltı suları vardı. Yeraltı sularına karışıyor, değil mi evladım benim? Evet hocam. Tebrik ediyorum. Azot döngüsündeki anahtar kavramları hemen söyleyelim mi seninle beraber? Bir kere azot döngüsünde havadaki azot yüzde kaçtı evladım benim? %100. Hayır. %78 azot gazı var atmosferde. Yani havadaki atmosferin %78'i azot. Bir kere yıldırım ve şimşek olaylarıyla bunlar yere geçiyor muydu evladım benim? Yıldırım ve şimşek olaylarıyla havadaki azot toprağa geçebiliyordu. Aynı zamanda çok önemli bir özellik daha var. Baklagillerin köklerinde bulunan azot tutucu bakteriler vardı. Bu da acayip önemli. Bu kelime olarak lütfen bilin. Azot tutucu bakteriler havadaki azotu serbest azot tutabiliyorlardı. Bakteri olarak toprağa geçiriyorlardı. Toprağa geçtikten sonra bunlar bitkiler tarafından minerallere dönüşüp bitkiler tarafından kullanılabiliyordu. Ve aynı zamanda canlıların artık ve atıklarının tekrar minerallere dönüştürüldüğü ayrıştırıcı bakteriler vardı havadaki azotta. Bu ayrıştırıcı bakteriler de azot tuzlarına dönüştürüyordu ve azot tuzları şeklinde de bitkiler bu azotu alıp neye dönüştürüyorlardı? Besinlere dönüştürülebiliyorlardı. Canlıların yapısına katılabiliyordu. Bunu da unutmayalım. Peki geldik karbondioksit ve oksijenin arasındaki ilişkiye. Nasıl oluyordu? Fotosentez vardı. Fotosentez ne yapıyordu evladım benim? Karbondioksit alıyordu, oksijen veriyordu. Bir de solunum vardı. Solunum ne yapıyordu? Oksijen alıp karbondioksit veriyordu. Bunların arasında böyle bir ilişki var. Aynı zamanda fosil yakıtlar olayı var. Fosil yakıtlar veya yanma olayı var. Yanma. Buradan oluyordu. Karbondioksit oluşuyordu. Aynı solunum gibi. Ardından evladım benim bunun yanında oksijenli solunum ve fotosentezin yanında fosilleşme vardı. Fosil yakıtlar vardı. Yanma vardı. Ve beslenme olayı da vardı. Çünkü beslenmede aslında karbonlu birleşikler bir canlıdan diğer canlıya geçiyordu diye düşüneceğiz. Evet, o zaman bunları da hatırladıktan sonra o zaman hemen seninle beraber diğer sorumuza geçelim. Hadi bakalım. Oo, yine yepyeni bir sorumuz geldi. Aşağıdaki şey var. Hocam belli gene olmuyor. 3 tane K canlısı var. Evet, harikasın. Burada acaba aslandır etkilemiştir, tavşandır yer alır. Acaba hangisi? Aşağıdaki şemada belli bir bölgede yaşayan bireylerin canlılar arasındaki beslenme ilişkileri göstermiş. Artık son ünitemize giriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra son ünitemiz. Burada gerçekten büyük bir besin ağı var. Burada dikkat edelim, kurt sayımız hop böyle azalmış. K canlısı sayımız da böyle artmış. He, enteresan. Av dönemleri dışında gerçekleşen kaçak ve aşırı avlanma nedeniyle bu bölgedeki kurt sayısındaki değişim grafikteki gibidir demiş. Kurt sayısındaki değişim ne olmuş? Azalmış. Avlanma yüzünden olmuş ne yazık ki. Gerçekten hepsi bizim yüzümüzden. Grafikten yola çıkarak aşağıdaki hangisi doğru olabilir demiş. Şimdi kurt arkadaşımız neyle besleniyordu? Kurt arkadaşımız bir kere tavşanı ve tavuğu yiyor. Yani bak, şu ok bu tarafa doğru gidiyorsa, o zaman bu arkadaşlar bu adamın karnına giriyor. Yani şu
ben senin karnına giriyorum oku aslında. Ben kimin karnına giriyorum? Tavşan kurtun karnına giriyor. Ot kimin karnına giriyor? Tavşanın karnına giriyor. Yani bu karnına giriyor oku. Tamam mı evladım? O zaman kurt arkadaşımız ne yiyor? Koyun da yiyor. Koyun da yiyor. Tavşan da yiyor. Tavuk da yiyor. Eğer kurt doğru azalırsa... Her şeyi yediler. Kurt azalırsa hangisi artar o zaman? Onun yediği birkaç şey artar değil mi? Neden? Evet hocam. Çünkü o yiyemeyecek ya artık. O zaman onların sayısı artacak. Yani mesela kurt koyunu yiyor. E kurtlar azalırsa ne olur? O zaman koyunu yiyecek artar. Adam kalmaz. O zaman koyunlar artar. Oh be ne güzel rahat rahat yaşayabiliriz artık derler. Artarlar. Aynı onun gibi. Kurtlar Vadisi'nde hep öyle olmuş hocam. Aynen Kurtlar Vadisi. A şıkkına bakalım. K canlısı kurdun besin kaynağı olarak kullandığı, kurdu besin kaynağı olarak kullandığı için aslandır. Şimdi kurt azalırsa aslan kurdu yediği için o da azalır. Çünkü yiyecek besin bulamaz. O yüzden bu hatalı problemli. Kurt sayısının azalması bölgedeki üreticilerin gelişimini olumlu etkilemiştir. Kurt sayısının azalması yani olabilir aslında. Neden? Tavuk, tavşan ve koyun artıyor aslında. Ne diyor? Kurt sayısındaki değişim grafikte gibidir. Avlanma deneyiyle hangisi doğru olabilir? Olabilir mi? Hayır değil. Neden? Çünkü aslında büyük bir besin ağı var burada. Bu besin ağına göre aslında bir tane canlının azalması diğer canlıları da etkiliyor. Bunlar artıyor. Bunlar artınca ne oluyor? Bunlar arttıktan sonra tırtıllar azalmaya başlıyor. Çünkü tavuk çok artınca tırtılları yemeye başlıyor. Tırtıl artınca otları yemeye başlıyor. Otlar sonra azalmaya başlıyor. O azalmaya başlıyor. Tırtıl tekrar azalmaya başlıyor falan filan böyle. Çok kapsamlı bir şey. Besin ağında her canlı belli bir dengede gitmeli. K canlısı kurdun enerji ihtiyacını karşılayan tavşandır. Tavşan olabilir. Olabilir. Doğru olabilir gerçekten de bu. K canlısı ve kurt ikinci tüketici sınıfında yer alır. Bir kere şimdi tavuk ikinci tüketici mi? Hayır. Bu üretici birinci tüketici, ikinci tüketici. Bu değil. Dolayısıyla buna söyleyemeyiz. Olabilir mi peki? Tavşan bir kere kurt ikinci tüketici değil. Kurt üçüncü tüketici. Bu hatalı. Bunda geçtik. O zaman diyoruz ki cevabımız C seçeneği. Unutmayın kurt sayısının azalması bölgedeki üreticinin gelişimini olumlu etkiler. Yanlış. Çünkü besin ağı komple belli bir yerden problem yaşarsa komple onun acısı herkesten çıkar diyoruz. Geldik işte sınav sorumuza. Şekildeki deney malzemeleri kullanılarak akvaryum bitkisinin yaptığı fotosentez gözlemleniyor. Tamam. Bu bitki oda sıcaklığında 24 saat gözlenmiş ve ölçüm cihazı ile sudaki karbondioksit miktarı kaydedilerek aşağıdaki grafik çizilmiştir demiş. Sudaki karbondioksit miktarı böyle azalmış sonra artmış. Tamam. Şimdi bu grafiğe göre aşağıdakiler hangisi söylemez? Şimdi burada oksijen var. Oksijen kabarcıkları, su, elodea. Elodea bitkisi normal su bitkisi. Fotosentez yapıyor. Aloe vera gibi bir şey mi hocam? Evet. Fotosentez yaptığı zaman ne oluyor? Buradan aslında yukarıya doğru şey çıkıyor değil mi? Oksijen kabarcıkları çıkıyor. Tamam. Normal. Oksijen üretir. Şimdi birinci zaman aralığında lamba sökülüp yerine aynı şiddette mor ışık yayan lamba takıldığında evet. Kabarcık sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Şimdi burada akvaryum bitkisinin yaptığı fotoğrafı 25 saniye tamam. Burada ne olmuş? Mor ışık yayan lamba takıldı. Mor ışık yakıldı. Mor ışıkta fotosentez ne oluyor devralım? Artıyordu. Artıyor. Dolayısıyla fotosentez artacağı için lamba takıldı. Kabarcık sayısının arttığı gözlemlenmiş. Doğru. Doğru. Zaten dikkat et karbondioksit miktarı ciddi manada azalmış birinci zaman aralığında. Demek ki burada yani birinci zaman aralığında fotosentez çok fazla. Ama buradan sonra çok fazla azalmamış. Sonra artmaya başlamış. Fotosentez demek ki burada kötü durumda ama burada çok fazla. Dolayısıyla oksijen kabarcığı çok fazla. Bu söylenebilir. İkinci zaman aralığında bitki fotosentez yaptığı için ağırlığı artmıştır. Şimdi ikinci zaman aralığında da karbondioksit kullanmışlar. Fotosentez yapmış yani. Yapmışsa fotosentez bitkinin ağırlığı artmıştır. Doğru çünkü fotosentez yapınca bitki kütlesi ağırlığı artıyor. Üçüncü zaman aralığında kullanılan lamba sayısı arttırılmıştır.
Hayır, fotosentez burada olmuyor. Kötü durumda fotosentez. Çünkü lambayı artırsan veya artırmasan ne fark ediyor? Karbondioksit miktarı artıyor. Demek ki fotosentez yapmayı bıraktı bitki. Karbondioksit miktarını niye artırsın ki? Çünkü karbondioksit kullanılması gerekiyor. Kullanılan şey ne olur evladım benim? Azalır. Harika. Burada o zaman fotosentez var, fotosentez var. Ama burada fotosentez ne yazık ki yok. Şimdi bu hatalı gibi duruyor. Diğerine bakalım. Birinci zaman aralığında bitkinin ürettiği oksijen miktarı en fazla. Evet doğru. Fotosentez çok ciddi manada karbondioksit gittiği için gerçekten çok hızlı. Hızlı fotosentez. Burada yavaş fotosentez var ikinci zaman aralığında. Ama burada ise fotosentez zaten yok olmuş. O yüzden cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Çok önemli, çok güzel bir yorum sorusuydu. Böyle sorular çıktı, yine çıkacak. Bunu da çok seviyor Milliyetin Bakanlığı. LGS'de %100 gelir. Sizi seviyorsunuz hocam, dikkat edin. Ben de çok seviyorum, evet. Özdeş nereyi malzemeyle hazırlanan aşağıdaki düzenekler kuruluyor demiş. Birinci düzenek, ikinci düzenek, üçüncü düzenek. Güneş burada var, dikkat edelim. Nemli toprak. Burası karanlık ortamış. Hangi cevabı yazıyor? Aa, seçenekte C ve D aynı hocam ya. Evet, tebrik ediyorum seni. Burada özdeş deney malzemeleri tamam. Birinci düzenekte kelebeğin yaşamış bitki var, kelebek var, güneş var. Demek ki fotosentez oluyor. Nemli toprak var, fotosentez olabiliyor. Süper. İkinci ve üçüncü düzenekte kelebeklerin bir süre sonra öldüğü tespit ediliyor. Neden? Çünkü karanlık ortamda fotosentez yok. Bu oksijen ihtiyacını alamıyor. Normalde bu buna oksijen veriyor. Bu da buna karbondioksit veriyor. Çok güzel. Güzel bir şekilde kardeş kardeş yaşıyor. Ama burada oksijen veremiyor buna. Bu sürekli karbondioksit veriyor. Ama bu da karbondioksit veriyor. Çünkü bu da solunum yapıyor. Bitkiler de solunum yapar, unutmayalım. O yüzden de patlıyorlar bunlar. Buraya bakalım. Burada kuru toprak var. Bu da fotosentez yapamıyor. O yüzden fotosentez yapılan yerde yaşam olabiliyor. Canlı yaşayabiliyor. Tamam. Üçüncü düzenekte bitki kelebekten aldığı oksijenle karbondioksit üretmiştir. Üçüncü düzenekte bitki kelebekten aldığı oksijen ile karbondioksit üretmiştir. Hayır, böyle bir saçmalık olmaz. Bitki kelebekten nasıl oksijen alsın? Böyle bir şey olmaz. Diğerine bakalım. İkinci düzenekte ışık olmadığı için bitki fotosentez yapamamıştır. Evet doğru. İkinci düzenekte karanlık olduğu için fotosentez yapamamış. Nemli toprak normalde var zaten. Birinci düzenekte fotosentez için en uygun ortam oluşturmuştu. Evet doğru. Işık var, nemli toprak var. Süper. Karbondioksit kaynağı olarak bir kelebek de var. Birinci düzenekte kelebek ile bitki arasında oksijen ve karbondioksit alışverişi olur. Birinci düzenekte kelebekle bitki arasında oksijen ve karbondioksit alışverişi olur. Doğru. O zaman cevabımız A seçeneği. Şunu unutma. Tonguç Şeran Bey, sana ekstra bir soruyu soruyorum. Şuraya eğer bir kireç suyu koyursan olur. Şuraya bir kireç suyu koyursan olur evladım. O buradaki canlılar ölür. Neden? Çünkü bu kireç suyu ölürür. Karbondioksit tutar. Karbondioksit tuttuğu zaman bu karbondioksit tutulduğu için bitki fotosentez yapamaz. Bitki ölür. Bitki öldüğü zaman oksijen sağlanamayacağı için ileride de kelebek zarar görür diyebiliriz. Şimdi elektrikçiyiz. Şimdi bir kere şunu unutmayacağız. Elektrik yüklerinin bütün maddelerde olduğunu bileceğiz. Artı ve eksi yükler vardır. Neden artı ve eksi yükler vardır? Çünkü atomların içerisinde proton ve elektron vardır. Hatırlıyor musun Selim Bey? Evet hocam. Elektronlar dışarıdadır. Elektronlar eksi yüklerdir ve atomların yörüngelerindedirler. Ve içeride de pozitif protonlar vardır. Proton, elektron. Proton artı yüklüdür ve çekirdeğin içinde olduğu için hareket edemez. Hareket edemez. Artı yükler hareket eder mi? Edemez. Harika. Eksi yükler hareket eder mi? Eder. Evet, deri gibi dönüyorlar baksana. Bir de çılgınlar gibi. Bir yerden bir yere doğru hareket edebilirler. Zaten elektrik akımını oluşturan şey elektrik yüklerinin eksilerinin hareketidir. Unutmayalım. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Bir maddenin içinde artı yükler eksi yüklerden fazlaysa nasıl bir madde oluyor? Pozitif yükte oluyor. Artı yükler eksi yüklere eşitse nötr oluyor. Yüksüz değil, dikkat et. Nötr. Aynı zamanda artı yükler eksi yüklerden azsa, yani eksi yükler fazlaysa negatif yükte oluyor. Unutma, bu madde yüksüz. Hayır, öyle bir şey yok. Yani bir maddenin içinde mutlaka artı ve eksi yükler vardır. Bir tanesi daha fazla, bir tanesi daha azdır. O değişir. Ama hiçbir şekilde hiçbir madde sıfır yük yok. Yüksüz. Böyle bir şey yok. Elektrik yüklerin birbirine etkisine baktığımız zaman artı artıyı ne yapar? İter. Eksi eksi ne yapar? Çeker. O da iter, o da iter. Bak, aynı yükler birbirlerini iter. Zıt yükler birbirini çeker. Bu zaten çok bilinen bir şey. Zıt yükler birbirini çeker. Artı eksiyi, eksi artıyı birbirini çeker. Unutmayalım.
aynı yüklerde birbirlerini iter. O zaman bu itme durumu, itme durumunu gösterirken şöyle yapıyoruz. İki taraftan da birbirlerinin uzaklaşmak istiyorlar. Burada ise çekme durumunu böyle gösteriyoruz evladım. Unutmayalım. Bu da çekme diyorum. Aynı yükler birbirlerini iter, zıt yükler birbirini çeker. Peki burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bir, iki tane istisna durum var. Acayip önemli. Eğer bir cisim pozitif yüklüyse nötr cismi çeker. Negatif yüklüyse de nötr cismi çeker. Bunun sebebi burada pozitif yüklerin aslında burada eksilere daha yakın olması ve bir kısımsal olarak yani bölgesel olarak elektriklenme olmasından kaynaklanıyor diyeceğiz. Burada artı yükler burada, eksi yükler burada olduğu için, artı eksileri daha fazla yakın olduğu için nötr cisimle yüklü cisim ne yapar birbirlerine? Çeker. Harika. O zaman hemen buraya not düşüyorum. Nötr ve yüklü cisim birbirlerini çeker. Bu acayip önemli. Bu istisna çok soruluyor sınavda. Nötr nötre hiçbir şey yapmaz. Nötrler arasında hiçbir itme çekme kuvveti olmaz. Olduğu gibi kalırlar. Tek kalan nokta bu. Yani ikisi de nötrse, ikisi de nötrse ne itme ne çekme olur. O zaman ne itme ne çekme varsa, ne çekme varsa ikisi de nötrdür. Unutmayalım. Burası çok önemli. Bu iki istisnayı bilirsek zaten diğerlerini zaten biliyoruz biz aslında. Geldik hemen seninle beraber elektriklenme çeşitlerine. Elektriklenmede 3 farklı tür elektriklenme var. Sürtünmeyle elektriklenme, etkiyle elektriklenme ve dokunmayla elektriklenme. Sürtünmeyle elektriklenmede ebonit çubuğu yün kumaşa sürtüyoruz. Ebonit. Ebonit eksi yüklü oluyor, yün kumaş artı yüklü oluyor. Bunun olmasını sağlayan şey ise yün kumaştaki elektronların ebonit çubuğa geçmesi. Yani eksi yükler yün kumaştan ebonit çubuğa geçiyor. Unutmayalım. Sadece eksi yükler hareket edebilir. Bak burası çok önemli. Sadece eksi yükler hareket eder. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki cam çubuğu ipek kumaşa sürttüğümüz zaman da ipeksiden aklına getirin. Ebonit'te de E var. Eksi. Oradan aklına getirin. İpek kumaş eksi yükte, cam çubuk artı yüklü oluyor. Burada da elektron akışı, eksi yük akışı cam çubuktan eksi yükler neye geçiyor? İpek kumaşa geçiyor ki burası eksi olsun diye. Çünkü bir maddenin, nötr bir maddenin, unutmayalım şunu da hemen şöyle yazalım. Eğer bir nötr madde eksi yüklü hale geçiyorsa o zaman eksi yük almış diyeceğiz. Bu çok önemli. Eğer bir nötr madde artı yüklü hale geliyorsa o zaman eksi yük vermiş diyeceğiz. Çünkü eksilerini kaybederse artılar hükümdar olur. Çünkü nötr madde ne demek? Nötr madde ne demek? Hemen şöyle çizeyim sana. Bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, değil mi? Burada aynı şekilde bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, bir artı bir eksi. Şimdi eğer ben eksi yük alırsam ne olur? O zaman ne olur? Eksiler fazlalaşır. Eksiler fazlalaşır. Bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, bir artı bir eksiydi. Eksi, eksi, eksi. Baksana eksiler fazlalaştı. Peki eksi yük verirsem ne olur ben? Bak dikkat et. Bir artı, eksi gitti artık. Bir artı, eksi gitti artık. Bir artı, bir eksi. Bak artılar fazlalaştı bu zaman. O yüzden artı oluyor. İşte sen buradan bunları sayarak hangisinin artı mı eksi mi olduğunu görebilirsin. Nötr cisim eksi yük alırsa eksi olur. Nötr cisim eksi yük verirse artı olur. Aynı oradaki gibi cam çubuk nötrdü başta. Bununla sürtüldüğü zaman artıya dönüştü çünkü eksi kaybetti. İpek de eksi aldı. Burası çok önemli. O zaman eksi yük aldı, eksi yük kaybetti. Bu da eksi yük kaybetti, eksi yük aldı. O yüzden eksi oldu diyeceğiz. Peki burada yün ne demişti? Ebonitle cam birbirlerini çekiyor. Ebonitle cam birbirini neden çeker? Çünkü ebonit eksidir. Cam da artıdır. Burada sürtünmeden sonucunda bunun eksi, bunun artı olduğunu bulduk ya. Artı ve eksi yük birbirlerini çekeceği için bu iki madde birbirlerini çeker diyoruz. Şimdi sürtünmeyle elektriklenmeyi bu şekilde anladıktan sonra bir de etkiyle elektriklenme var. Etkiyle elektriklenmede de hemen ona bakalım. Etkiyle elektriklenmeyi sana göstereyim. Şöyle eğer ben bir artı yüklü cismi, şöyle göstereyim artı yüklü cismi diyelim.
Artı. Artı cisimdeki eksileri göstermiyorum hiç senin şeyine. Burada mesela bir nötr cismin yanına getirdiğim zaman ne olur? Nötr cismin bu tarafında eksiler toplanır, bu tarafında artılar kalır. Çünkü burun içindeki eksiler bunu görünce diyecek, ah ne güzel artılar diyecek. Aa. Ve çekmeye başlayacak. Bu tarafa doğru gelecek ve sol tarafı kısmi olarak yüklenmiş olacak. Kısmi yüklenme diyoruz bu olaya. Ama bu kısmı da artı olarak kaldı. Buna etkiyle elektriklenme diyoruz işte. Bunu buna yaklaştığım zaman. Peki ben bunu çektiğim zaman bunun yanında ne olacak? Tekrar eski haline gelecek. Nötr haline gelecek. Buna etkiyle elektriklenme diyoruz. Dokunma elektriklenme nasıl? Eğer ben bir eksi yüklü cismi bir nötr cisme dokundurursam, dokundurdum artık. Bunu yaklaştırmadım. Dokundurdum. Dokundurursam artık bu eksiler bu maddeye de geçecek. Dolayısıyla bunun mesela iki tane eksisi kaldı. Bunun da bir tane eksi buraya geldi. Dolayısıyla büyüklüklerine göre doğru dağılacak. Ve sonuçta da ikisi de eksi olacak. Unutmayın. Dokunma elektriklenmede son yükler aynı olur. Son yükler aynı olur. Unutmayalım, bu da çok önemli. Peki geldik, hemen sorular çözüyor zaten beraber, merak etmeyin. Şimdi elektrik enerjisi nedir peki? Elektrik enerjisiyle ne ilgili ne bilmemiz gerekiyor? Elektrik enerjisiyle alakalı şunu söylemedim yalnız, bir dakika birazcık hızlı geçtim. Bir de elektroskop var, hemen elektroskopu da göstereyim. Çünkü... gökyüzünü incelerken kullandığımız şey. Evet, elektroskopta. O teleskoptu. Elektroskopta şunu bilmemiz gerekiyor, harikasın. Hocam bir de mikroskop var. Metal topuz var, ondan sonra yapraklar var bir de. Bu metal topuzun cam fanus içerisinde... saklanmış yaprakları var. Şimdi evladım benim, elektroskop aslında cisimlerin yüklü olup olmadığını anlamaya yarar. Yüklü olup olmadığını anlamaya yarayan alet. Diyoruz. Peki elektroskop bu ise... Tungsten telini çok seviyorum hocam ben. Şimdi bu yüksüz bir elektroskop. Nötr elektroskop bu şekilde duruyor. Nötr elektroskop bu şekilde bulunuyor. Peki bu şekilde yapraklar kapalı diyoruz bu duruma. Elektroskopun yaprakları kapalı. Peki eğer elektroskop yüklenirse, yani artı veya eksi olursa ne olur biliyor musun? Yaprakları açılır. Yapraklar açık diyoruz. Neden yapraklar açık oluyor? Neden açık hocam? Eğer bir yük gelirse bunun içerisinde artı birbirlerini ne yaparlar, artılar? İterler. Dolayısıyla elektroskop yüklendiği zaman burası yapraklar artı oldu mesela. Artılar içtiği için birbirini iterler. Ama burası nötr olduğu zaman itme veya çekme olmayacağı için hatırlıyorsan bu aynen yapraklar kapalı şeklinde kalır. Elektroskop o yüzden yüklendiği zaman bir anda yaprakların açıldığını söyleyebiliriz. Bu da önemli bir özellik, bilmemiz gereken. Peki şunu da hatırlayalım. Onu da bilmemiz gerekiyor. Özellikle bir deney var. Bu deneyi sana göstermek istiyorum. LGS'de hep bunu soruyorlar. LGS'de %100 gelir diyorum. Gerçekten bu deney çok önemli. Şimdi şöyle bir cisim oluyor. Eksi yüklü bir cisim oluyor. Sonra bir tane küreler koyuyor, tamam mı? Birbirlerine bağlı küreler. A küresi, B küresi. Bu deneyi çok seviyorlar. Bunların ikisi de nötr, tamam mı? Nötr. Bu küreler nötr. Şimdi bunu bunlara yaklaştırıyor. Yaklaştır. Bak, elektriklenme yapacağız şimdi. Yaklaştırdık. Yaklaştıktan sonra ne olur? Yaklaştıktan sonra hemen sana ikinci durumu çizmek istiyorum. Şimdi bunu yaklaştırdığın zaman şöyle oluyor evladım benim. A küresi ve B küresinin eksileri artıları. Hani sana ne demiştim? Bir şeyin yanına başka bir yüklü cisim yaklaştırırsan bir kısmı artı bir kısmı eksi oluyordu. Eksileri ne yapacaklar? Eksiler eksileri itecekler, değil mi? Eksiler o zaman bu tarafa gelecek mi evladım benim? Bak, eksiler bu tarafa geldi. Artılar da bu tarafa geldi, değil mi? Evet hocam. Daha sonra artılar bu tarafta kaldı daha doğrusu. Eksiler bu tarafa geldiği için bu taraf eksi, bu taraf artı oldu.
Sonrasında bunu uzaklaştırdığın zaman ne oluyor biliyor musun? Bunu uzaklaştırmadan önce ilk başta bunları ayırıyorsun. Bunları ayırdığın zaman birbirlerinden işte bu cisim artı yüklü oluyor, bu cisim eksi yüklü oluyor. Buna elektriklenme diyoruz, buna etkiyle elektriklenme diyoruz. Ve bunu yaparken evladım benim A maddesi, B maddesi bunu ayırdın ve bunu da uzaklaştırdın artık. A maddesi artı kalmış, B maddesi eksi kalmış oluyor. Biz buna evladım benim etkiyle elektriklenme diyoruz. Etki ile elektriklenme deneyi diyoruz. Bunu çok seviyorlar. Sordular geçtiğimiz senelerde. Bir daha sorabilirler. Yine sorabilirler. Burasını artı ve eksi yaptık mı? Nötr cisimleri nasıl yaptık? Başka bir elektrik yüklü cisim sayesinde yaptık. Acayip önemli. Ve şunu unutmayalım. Artı yüklerin sayısı eksi yüklerden fazlaysa daha fazla olacağını bileceğiz. Ve aynı zamanda çok son bir şey daha göstereceğim. Bir de topraklamayı göstereceğim sana. Topraklamada da eğer bir cisim var burada eksi yüklü diyelim. Bunu ben şöyle toprağa bağlarsam bu topraklama işareti. Bu toprağa bağlandığı zaman topraklamada cisim son hali nedir evladım benim? Nötr olmalı. Nötr olmalı. O zaman ne yapar bu cisim? Eksi yüklü cisim ne demek? Hemen söyler misin bunu? Artı eksi. Şimdi kaç tane fazla eksi var bunda? Şimdi bu cisim nötr olmak isteseydi. 1 artı 1 eksi tamam. 1 artı 1 eksi. 1 artı 1 eksi. 1, 2, 3, 4, 5 tane fazla eksi yok mu? Bu 5 fazla eksi değil mi evladım benim? Eksi var değil mi bunda? İşte bu fazlalıklar toprağa gidiyor. Eksiler 5 tane eksi toprağa gidiyor. Neden bunlar fazlalıkta? O zaman ne kalıyor son durumda? Son durumda toprağa bağlandıktan sonra ne kalıyor evladım benim? Artı. 3 artı 3 eksi kalıyor. 3 artı 3 eksi kalıyor. İşte o kadar. Ve ne oldu bu cisim artık? Nötr olmadı mı? İşte topraklamanın temel prensibi cisimleri nötr hale getirmek. Nötr hale getirirken ya cisimden toprağa eksi gider ya da topraktan cisime eksi gelir. Eğer bu cisim artı yüklü olsaydı ne olacaktı o zaman? Gerekli olan eksiler gelip onu nötr haline getirecekti. Bunu da hatırlayalım. Bu da önemli. Bu sorulardan iki tane soru geleceği için çok önemli. Bunlardan bir tanesini mutlaka soracaklardır. Bu deneylerden bir tanesini. Ona göre halledelim diyoruz. Hadi bakalım o zaman elektrik enerjisini de göstereyim sana. Elektrik enerjisinde bir kere elektrik enerjisini biz evlerimizdeki aletlerle ampul, el feneri, masa lambası, doğrayıcı, matkap, işte oyuncak robot bunların hepsiyle ısı ve ışık enerjisine dönüştürebiliriz. Veya hareket enerjisine dönüştürebiliriz. Mesela robotta hareket enerjisi oluşuyor. Veya hatta ışık veriyor bazen belli yerlerde. Veya ampulle ısı ve ışık enerjisi dönüştürüyor. Aynı zamanda bu enerjiyi nereden elde ediyoruz biz? Enerji santrallerinden elde ediyoruz. Mesela barajlardan veya işte rüzgar türbinlerinden, jeotermal enerjiden, nükleer enerjilerden, ondan sonra termik santrallerden bu enerjiyi elde ediyoruz ve elektrik enerjisi olarak kullanıyoruz değil mi? Ve bunu yapmamız için ne yapmamız gerekiyor? Bizim verimli kullanmamız gerekiyor. Özellikle unutma A sınıfı, D, C, D, E sınıfı aletler var. Bunlardan hangisini seçelim? A mı, B mi, C mi, D mi? En iyisi E'ye benziyor. Hayır, A sınıfı en mantıklısı. Çünkü en fazla tasarruflu olan A sınıfı, en az tasarruflu olan, daha doğrusu elektriği çok fazla tüketen E sınıfıdır. Bunu da bilelim, yeterli. Hadi bakalım o zaman seninle beraber bir deneyimiz var, deney sorumuz var. Elektrik dersimizde basit makineleri bir araya katmışız, görüyor musun? Elektrik yüklerinin cisimler üzerindeki etkisini araştıran Kaan, aşağıdaki deney düzenini hazırlıyor demiş. X cismi 10 Newton ağırlığındaymış. Buradan görebiliyoruz. Çünkü bu 10 Newton ağırlığında X cismini kaldırabilmişiz. Bu nasıl bir makara? Sabit makara. Sabit makara. Şimdi sonra diyor ki KLM iletken kürelerini yalıtkan eldiven giymiş olduğu eliyle sabit duran X cismini etkileyecek şekilde tam altında tutuyor demiş. KLM kürelerini buraya böyle getirmiş. K küresi, L küresi, M küresi. Tamam. Her küre ayrı ayrı X isminin altında tuttuğunda dinamometrede okunan değerleri tabloya kaydediyor demiş. 20 Newton, 10 Newton, 15 Newton. Allah Allah. Buna göre KLM kürenin yükleriyle hangileri
verilenlerden hangisi olabilir demiş. Bunun gibi, aynı bunun gibi bir LGS sorusu vardı geçtiğimiz senelerde. Aman dikkat ederim. Evet, o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki X cismi zaten 10 Newton'du. Burada eğer ben K'yi getirirsem 20 Newton olmuş ağırlığı. Demek ki 20 Newton'sa bu ağırlaşmış. Nasıl ağırlaşabilir ki? Demek ki buradaki K cismiyle buradaki X cismi birbirini çekmiş ağırlaşması için. M'yi getirirsem 15 Newton olmuş. Yine ağırlaşmış. O zaman demek ki M cismiyle de çekmiş birbirlerini. L'yi getirirsem zaten 10 Newton'da. 10 Newton kalmış. Aynen kalmış. Dinamometrede okunan değer değişmemiş. Demek ki L cismi ise X cismine hiç etki etmemiş. Ve zaten ne demişti? Elde sabit tuttuğu yalıtkan falan filan. Evet. Hiç değişmemiş. Kaan deniz yüzeyini hazırlıyor. Hangisini verilenler olabilir demiş. Demek ki bu nötr cisimmiş. Hiçbir şey değişmediğine göre nötr olması gerekiyor. Başka bir çare yoktu. Hatırlıyorsanız iki cismin birbirini çekmemesi için nötr olması gerekiyor. X cismi kesin nötr o zaman. Başka çaresi yok. Çünkü burada hiç çekmemiş. Aynen kalmış. X cismi kesin nötrse K cismi ve L cismiyle birbirini çekmişler. Nötr yüklü cismi çekerdi. O zaman demek ki bunlar yüklü. Bu da nötr diyeceğiz. Hangi yük mü? İstediğin yük olabilir. Pozitif de negatif de ikisi de çeker. Unutmayalım. Cevabımızın A seçeneği olduğunu muhteşem bir şekilde söyleyebiliriz. Geldik elektroskop sorusu. Hadi bir tane elektroskop sorumuz var. Bu da etkili elektriklenmeyle bağlantılı bir soru. Hadi bakalım sizinle beraber. Yüklü bir elektroskop iletken bu topraklamayla bağlantılı, özür dilerim. İletken telle toprağa bağlandığında negatif yüklerin hareket yönü şekil 1'deki gibi olmaktadır demiş. Ha. Bakın. Eksi yükler ne tarafa doğru hareket edermiş? Toprağa bağlandığında aşağıya doğru. Demek ki bu iletken elektroskop başta eksi yüklüymüş. Ha. O zaman eksi yüklüymüş başta. Tamam, bunu aklımıza getirelim. Şekil 1'deki gibi olmaktadır. Daha sonra bu elektroskopun topuzuna iletken bir çubuk dokundurulunca elektroskopun şekil 2'deki gösterildiği gibi eksi yüklenerek yapraklarının açıldığını gözlemlenmiştir demiş. Ha, demek ki bir cisim dokundurulunca eksi yükle yükleniyor. O cisim de demek ki eksi yükle. Çünkü ne demiştik? Dokundurulan cisimler nötrdü bu arada. Burada nötrdü. Topraklama yapılmıştı. Nötrdü. Sonra dokundurulan cisimler aynı yükle yüklenir prensibinden. Burası da eksi yükle yüklenmek zorunda. Ha, o zaman burası da eksi yükle yüklendi ve sonra yapraklar açıldı. Çünkü eksi yükler birbirine iteceği için yüklü elektroskopta yapraklar açıktır. Tamam. Buna göre deney ile ilgili ifadenin hangileri doğrudur demiş. 1. Elektroskopun topraklama işleminden önceki durumu ile sonraki durumundaki yük cismi aynıdır demiş. Önceki durumu eksi yüklüydü. Önceki durumu ile son durumdaki yine eksi yüklü. Evet doğru. İkisi de eksi yüklü. Doğru. Dokunma işlemi, çünkü ne demiştik? Topraklama da nötr hale gelmek zorundaydı bir cisim. Ve eğer eksi yükleri gönderiyorsa demek ki eksi yük fazlalığı varmış. Eksi yük fazla olan bir cisim nedir? Eksi yüklüdür. Unutmayın. Geldik. Dokunma işleminde topuzdan yapraklara doğru yük geçişi olmuştur. Dokunduğu zaman eğer bu cisim buna eksi yük verecek bir kere. Çünkü neden? Çünkü bu cisim dokundurduğu zaman yüklenin bir kısmını bununla paylaşacak. Hatta size şöyle bir dokunma düşünelim. Mesela bunda artı eksi var. Bunda eksi artı var. Şimdi burada aslında dokundukları zaman birbirlerine burada 3 eksi 1 artı var. Burada 1 artı 1 eksi var. Dokundukları zaman bunlar birbirine eksileri, fazlalık olan eksiler var ya, 2 tane eksi. Bunu paylaşacak. Artı eksi. Eksi artı olacak. Yani bir tane eksi buradan buraya geçecek ve bu sayede ikisi de, dikkat edin, artı eksi artı, ikisi de eksi yüklü olacak. Unutmayalım. Yapraklara doğru yük geçişi olmuştur. Şimdi bunu dokunduğun zaman buradan buraya doğru eksi yük geçecek. Buradan da yapraklara doğru geçecek ki her tarafı eksi yüklü olsun. Bu da doğru. Elektroskopun yaprakları aynı tür yüklü olduğu için son durumda birbirine itme kuvveti uygular ve yapraklar açılır. Bu da doğru. Zaten ilk söylediğimiz şeyler gibi. Dolayısıyla cevabımızın
1, 2, 3 Denizli olduğunu söyleyebiliriz. Bunları yaptıktan sonra sınava giriş en güzel mektere alın bakalım. Hızlı tekrarlarımız devam edecek. Sizinle beraber yarın da dersimiz var. Öbür gün de dersimiz var. Ve her gün sizinle beraberiz LGS'ye kadar. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Teşekkürler hocam.